Evet değerli izleyiciler, tekrar merhaba hepinize. Aydın Post olarak 24 Haziran'ın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Çin'deyiz efendim. Çin'e geldik. Çinlilerin nabzını tutacağız. 24 Haziran seçimleri öncesinde bakalım Çinliler ne düşünüyor? Onları bir soracağız. Onlarla sohbet edeceğiz. Onların gündemlerini alacağız hep birlikte. Çünkü Çin'in Aydın'daki siyasi geçmişinde önemli bir yeri var. Buradan çok sayıda ünlü siyasetçiler de çıktı. Halen de vekilleri de var. Önemli bürokratlar da çıktı. Yani yaklaşık iki dönemdir halen daha ve onun öncesinde de Osman Aydın'la başlayan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerelde iktidarlı söz konusu. En son referandumda da %65 hayır çıktı, %35 evet çıkmıştı, evet oyları çıkmıştı referandumda. Bakalım 24 Haziran seçimler için Çinliler ne düşünüyor, beklentileri neler, sorunlar neler, söz verilip vaat edilip acaba o vaatler gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi, ya da yeni beklentiler ne olacak? Siyasetçilerin söylediklerine inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? Beklentilerini bir öğreneceğiz. Halkın gerçekten gerçek gündemini, halkın beklentilerini, halkın gerçek sorunlarını hep birlikte sizlerle birlikte öğrenin. Bir kanaate varacağız burada da. Evet, ilçe turlarımız devam ediyor. Aydın'ın bütün ilçelerini geziyoruz. Bugün de Çin'deyiz efendim. Çin'e selam olsun, Çinlilere selam olsun. Bizi Çin'de izleyen herkese hayırlı işler diliyoruz. Bugün Çin'in halk pazarı var. Şu anda burada da bulunduğumuz yer kapalı pazar yerinin bulunduğu alan. Burada da az önce yine takipçilerimize karşılaştık. Bakalım Aydın Post kameralarına bugün neler yansıyacak, bir sohbet edelim. Amca merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Biz seni bir tanıyalım, ismin ne? Eyüp. Eyüp amca, evet. Ne yapıyorsun, alışverişe mi geldin? Evet. Nasıl pazar, pahalı mı? Pahalı, tabii. Biraz pahalı değil mi? Pazar bayram haftası. Ondan mı? Ondan. Ha, bayram olmasa böyle pahalı olmaz mı diyorsun? Tabii, buradan nispeten. Hangi köyden geliyorsun buraya? Bölüntü'den. Bölüntü köyünden geliyorum. Evet. Tamam. Şimdi ülke seçime gidiyor Eyüp amca, 24 evet. Haziran'da. Evet. Siyasetçilerden ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Bir anlat bakalım, bir Bölüntü'de yaşayan bir köylü olarak bir bak, sesini duyur. Kardeşim, bizim mallar par etmedi, dağıdı kaldı, zeytinlerimiz dağıdı kaldı. Maldan kastettiğin zeytin, zeytincilik yapıyor. Zeytinlerimiz olduğu gibi dağıdı kaldı. Öyle mi? İşlenmedi, işlenmiyor. Niye? İşlemiyor adamlar. Niye? Kaldı dağıda. Çalışacak adam mı yok? Yok. Kaç dönüm zeytinin var senin? Ya var, 500 ay işkadem var. İyi, çok güzel. Ama çalışacak adam bulamıyorsun. Yok. Ondan mı? Oğlanları veriyorum, ortak veriyorum çocuğum. Ne yapayım? Yanınızı alalım. Şimdi ülke seçime gidecek. Ne isterim bu siyasetçilerden? Söyle bakalım bir. Ne yapsınlar? Allah neresi? Ne yapsınlar? Çin'e ne yapsınlar? Bir anlat bakalım şöyle bir öğrenelim. Şimdi bizim bölüntüye hizmet gelmiyor. Hizmet gelmiyor? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Geldi yine böyle Aydın Belediyesi sağ olsun. Bizim mezarlığın yolunu yaptırıverdi. Asfalt diye asfalt yaptırıverdi. Tamam. Belediye mi yaptı onu? Evet. Siyasetçiler yapmadı. Siyasetçiler yapmadı. Evet. Şimdi o istemeye gelecekler değil mi? Şimdi bak, bizim orada şeker bayramı oluyor. He. Bu şeker bayramı orada oluyor. Musalla diyeceğim, mezarlıkta. Şey mi diyorsun? Mezarlıkta oluyor. Mezarlıkta oluyor, evet. Mezarlıkta oluyor. He. Bayram namazı da orada kılınıyor. Evet. Hepsi orada kılınıyor. Tamam. Millet zamanı geldi mi oradan dağılıyor işte herkes. Tamam. Hiç köye gelen giden siyasetçi var mı? Bu milletvekili adaylarına o istemeye gelen var mı? Tek ki ben şeylerden ne olacak, gelseler gitseler ne yapacaklar. Nereye verecek, kararlaştırdın peki? Ben bilmem, belli vereceğimi belli verelim. Nereye verdin, söyle bakalım, bir tüyo ver bakalım. Ya, ya, ya. Nereye veriyorsun? Ayıp olur. Ayıp olur burada. Ayıp olmaz ya, neden ayıp olsun? Söyle bakayım, bir tüyo ver bakayım, nereye vereceksin? Nereye verelim? Ben bilmiyorum, sana soruyorum ben. Biz kalan, yok bu, denişleyeceğiz. Sen nereye vereceksen ben oraya vereceğim onu, söyle. Denişleyeceğiz. Denişleyeceğiz diyor. Evet. Sıkıldın mı mevcut iktidardan? Ha? Kardeşim bak, ben ne diyorum seni, bizim mal para etmezse biz ne yapıyoruz? Dağda nasıl geçineceğiz diyorsun? Dağda neyle duracağız biz? Dağda ne yapalım biz dağda? Bizim malımız para etmezse sonra, ya bugün hiç alan yok, satan yok. Hmm. Kaç para? Kaç lira oldu şimdi? Ya, 7 dizem ya, 13 lira satılıyor. Lira, bak şu, şu 1,5 kilo şey, 2, 5 lira. 5 lira. Ha. Yani böyle. Tamam.
Teşekkür ederiz. Kendin iyi bak, tamam mı? Tamam. Hoşça kal, sağ ol. Şimdiden iyi bayramlar sana. Abla nasıl işte? İyi. Acarlardan mı geliyor? Acarlardan geliyor. Yollar yapıldı mı acarlardan? Yapılmadı. Hala yapılmadı mı? İş yapılmadı. Hiç memnun değildik biz yollar. Niye yapmıyorlar? Anlat bakayım. İhsan muamelesi yapmayla bizi. İhsan muamelesi yapmayla. İş yollarımızı varılmıyor. Neden? Kim yapmıyor bu yolları? Bilmeyim ben. Bilmeyim hangisi. Onu yedi abi, onu konuştur. Ben o kadar konuşamıyorum. Biraz anlat bakayım. Pazar nasıl? Abi ben bilmiyorum. Eşim kızar bana. Ben o kadar konuşamıyorum. Ona konuştur bunu. Acarlar böyle işler kızmaz ya. Anlat bakayım ama pazar nasıl? Pazar normal de abi, Acarlar çok kötü yollarımız. Ya da neden kötü Acarlar? Acarlarımızın yolları çok bozuktur inan. Çamur. Yollar mı bozuk? Çamurdan geçinmiyor hiç. Hala aynı mı? Aynı hala, hiç devam etmiyor. Biz kaç haber yaptık oraya. Hiç yapmadılar Allah rızası yaptık için bir yardım. Bak Allah hele benim... Hele Erkan'ı biliyor musun sen? Sen Erkan'ı biliyor musun? Bak benim hele benim kapının yanına gel, azmak dere. Gelce. Dere duruyor tamam. Bak balık avlarsın yanında. Vallahi inan tamam. Bak işte. Ablanın evin olduğu yere gidelim abi. Tamam gidelim oradan haber edelim. Gel abi buyur görsedelim yollarını. Tamam. Sen burada nasıl durayım dersin inan. Doğru söylüyorum. Ben fotoğrafları gördüm. Çok Erkan var orada sizin belediye meclisi. Şu yollarımız evet. İnan. Yardım edin bizi gibi Allah rızası için şey edin. Tamam oraya gelelim haber yapalım. Tamam yapalım tamam, abi. Hayırlı işler kolay gelsin bakalım. Kolay efendim Eyüp amca. Bak bir saniye Eyüp amca ne diyor? Şeker, abla bir saniye. Şeker bayramını bizim oraya bölüntü gelmeyi geleceğim. Geleyim. Ölüm kalım olmasa geleceğim bak, tamam mı? Geleceğim. Amarına çıksın o milletin. Geleceğim ha? Tamam. Çok kalmalık olur. Tamam. Oraya gelelim. Bölüntüye davet ediyorlar bizi. Şeker Bayramı'na kısmet olsun bölüntü yiyeceğiz. Oradan canlı yayın yapacağız. Evet abla. Biz Ünlüce'deniz. He? Ünlüce. Ünlüce'den. Aracımız çıkmıyor. Niye? Köyümüze. Çok rezilliz. Yoldan yukarı yayan gidiyoruz. Masrafımız eşime özürlü. Evet. Tek başım masraf götürmüyorum. Kendim bir şey oturum. Yani böbreğimi alınıp hani yardımcı olursanız. Yol mu yapılsın istiyor? Ne istiyor? Arabi istiyoruz araba çıkmasına. Peki. Sokaklarımız hiç çok. Servis yok mu orada? Yok. Sokaklarımız çok pis duruyor. Hayvan CD'yi yapmıyorum. Yapmıyor mu? Yapmıyorlar. Hangisi yapmıyor? Çin'e belediyesi mi yapmıyor? Muhtarımız ilgilenmiyor. Muhtarı ilgilenmiyor. Evet. Vay vay vay. Bu muhtarın kulağını çekelim mi? Hatırladım. Evet. Niye yapmıyor ki görevlerini? Ne bileyim işte yapmıyor işte. Şimdi seçim geliyor. Biraz bir sıkıştırın bakalım belki yaparlar. Yapmıyor işte. Ne yapacaksınız? 24 Haziran'la ilgili bir kadın seçmen olarak ne düşünüyorsunuz? Bir anlat bakayım. Ne olacak bu işler? Hangisi tutarsa bize onun arkasındayız. Gelen giden yok mu Ünlüce köyüne? Görmüyoruz biz. Bizim evimiz yok artık. Ayıvdan yok adres. Öyle mi? Eşim hiç özürlü oldu. Pazarda falan denk gelmiyorlar mı? Denk gelmiyoruz. Eşim özürlü olduğu için. Onunla ilgilenmiyoruz. Şey diyoruz. Çıkın. Evet. Tamam. Eşim tamam. Özürlü. Peki. Biz gündeme köyümüzü şey olarak. Derseniz hanım şey deriz. Tamam. Bakarsanız gelirseniz. Tamam geliriz inşallah. İnşallah. Abi merhaba. Merhaba. Gel biraz sohbet edelim seninle. Buyur kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Tanıyalım seni. İsmail. İsmail abi ne yapıyorsun? Neyim kardeşim? İş güç durumu ne? Çiftçilik mi yapıyorsun? Her şey hayvancılık var. Mı yapıyorsun? Hayvancılık var. Nasıl işler? Memnun musun? İyi Allah şükür memnun kardeş. Memnun olmadığın durumlar var mı? Şu andaki durumda yok. Her şeyde memnunsun. Memnunum Allah'ım. Şimdi ülke seçime gidiyor abi. Evet. Biz de bugün Çin'e geldik. Vatandaşları evet. Soruyoruz. Beklentiler ne, şikayetler ne bir öğrenelim istiyoruz. Bir anlat bakalım bu siyasetçilere ne isteyelim milletvekili adaylarından? Ne yapsınlar? Siz gazeteci misiniz? Evet. Hı. Bir anlat şöyle bir dinleyelim. Allah anlatacak bir şey yok. Biz memnunuz. Evet. Ya memnun olduğun işleri söyle. Neden memnunsun? İşim var önümde. Heh. Hayvancılık yapıyorum. İyi para kazanıyorum. Tamam. Çiftçilikten de para kazanıyorum. Güzel. Yeterince kadar mazotun yarısını da devlet karşılıyor. Kullandığımız mazotun. Tamam. Terör olaylarında her şeyde birinci geliyor Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Tamam. Aynı devam. Tamam. Aynı devam. Tamam. Teşekkür bence. Ederiz. Ha. Sağ ol. Bence. Kolay gelsin. Senin görüşün ne oldu? Ya benim görüşüm ne? Ben senin görüşünü almaya geldim. Ben açık konuşurum. Ben her zaman açık konuşurum. Abi biz de seni dinliyoruz zaten. Heh. Keyifle dinledik seni. Sağ ol. Gelen gidenden daha iyidir. Ya. Şu, bu önümüzdeki adam daha iyi. Anladım. Cumhurbaşkanım sağ olsun. Allah bir kere razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz sağ ol. Evet, İsmail abiyle konuştuk şimdi. O da diyor ki İsmail abi anlatıyor. Ben de hayvancılık yapıyorum diyor. Ben de çiftçilik yapıyorum diyor. Durumdan memnunum diye söyledi. Yola devam edeceğiz dedi. Böyle bir açıklamada bu az önce kendisi durumu memnun diyor. Yani ben mazotumu da alıyorum diyor. Şöyle bir abilere soralım bakalım bir. Abi nasıl fiyatlar? Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl fiyatlar? İyi, güzel yani. Pahalı falan mı? Yok, yok. Normal, iyi yani. Hangi köyden geliyor? Kapataş'tan. Kapataş'tan geliyor. Evet. Ne var diyor Kapataş'ta? Bir anlat bakalım böyle biraz.
İşler ay, işler yolunda mı? Yolunda. Yani, kazanıyor mu? İyi kötü Allah pek atlıyorsa. Şimdi ülke şimdi, seçime gidiyor şimdi. Ne bileyim şimdi. Zengin adam soruyorsun. Zengin adam. 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 Anlat bakalım. Şimdi ülke seçime gidiyor. Bir anlat bakalım biraz abi. Tayyip'in yanında o. Ben gibi ağası gariban olsa ben. Niye? Zengin Tayyip'in yanında. Zenginle. Fakirlere aldatır onun yanında. Öyle mi? Fakirleri aldatıyor ya onun yanında. Yok canım sen de. Doğru konuşar yani. Doğru konuşar. Ya doğru. Anlat, iyi yani vatandaş. Halinizden memnun musunuz? Memnunuz yani. Memnunuz. Allah pek atmıyorsun para yani. Para kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz. Çalıştıktan da sonra neden kazanılmasın? Evet. Çalışmasa yok. Şimdi ülke seçime gidiyor. Evet. Mesela Aydın milletvekili adayını tanıyor musun? Tanıyoruz tabii. Kimler var mesela böyle ismi aklına gelen? Kimler var böyle tanıdığı isimlerden var mı? Ne bileyim ben şimdi tanıdıklar bir Mısır Savaş tanıyoruz yani başkasını tanımıyoruz yani. Ya ötekiler, zaten o Çineli zaten. Yani Çinel bir de eğer onu tanımıyorsan vay Mustafa Bey'in haline o zaman değil mi? Hem tabii. Çineli olup da tanınmıyorsa. Yani onu tanımamız eyvah. Lazım. Eyvah yani tabii, Mustafa tabii, Savaş tabii. İçin alarm var evet, o zaman. Evet aynen yani. Tamam. Peki bu dönem nereye olacak araştırdın mı? Nasip yani bu gizli bir şey yani bir şey değmez yani. Yani kararsız mısın değil misin onu merak ettim ki soruyorum. Kararsız değiliz tabii. Herhalde vardı da hemen var. Tabii canım tamam. Kararsız değil bir şey yok yani. Tamam. Herhalde bir kararımız var yani. Evet. Peki hayırlısı olur inşallah. İnşallah hayırlı olur. Tamam. İnşallah millete, devlete hayırlı olur. İnşallah. Kolay i̇nşallah. Gelsin. Sağ ol. İyi pazarlar. Sağ ol. Nereye gitti abimiz? Gitti mi? O gitmiş devam o edelim gitti, bakalım. Başta. Şimdi tabii böyle Çin'e pazarında güzel o sohbet olan amcalara denk geldi. Az önce Eyüp amca vardı. O da yollardan muzdarip olduğunu söyledi. Bir de ürünümüz bizim para etmiyordu. Ben de zeytincilik yapıyorum. Ama ürünüm para etmeyince para kazanamıyorum diye bahsetti. Biraz da serzenişte bulundu. Hayırlı işler. Nasılsın? İyi abi Allah'a şükür. İyi. Kaç liradan satıyorsun kirazı? Fiyatı malına göre kiraz. Evet. Şimdi bunlar kaç lira mesela? Onlar 8 lira. 8 lira? Evet. Alan var mı ya 8 lira? Abi alışımız pahalı ne yapalım? Öyle mi? Kaç lira? Onun alışı aşağıki 7 lira falan geliyor. Evet. Sen satacaksın 1 lira para mı kazanacaksın? Yani kilo kazanabilirsek aynen. Kaç senedir pazar satıyorsun? Ya ben vekil olarak bakıyorum. Esas Sergi amcam. Evet. Ona yardımcı nasıl olarak çalışıyorum. Alabiliyor mu? Alım gücü var mı? İyi ya şu anda Allah'a şükür. İyi. Peki çiftçinin ne gibi sorunlar var? Biraz anlat bakalım bir. Ya ben alım satıcıyım. Çiftçinin yani her şey pahalı. Mazot pahalı bildiğin göre. Her böyle olunca tabii nakliyesi giriyor içine. Tabii. Çiftçinin mazot yani işlemesi giriyor her giriyor. Şey. Para. Peki şimdi 24 Haziran seçime gidiyoruz. Bir seçmen olarak, bir esnaf olarak bir anlat bakalım beklentilerin ne? Ya vatanımıza hayırlı olsun gelene hepsinde yani. Tanıyor musun Aydın milletvekili adaylarını? Bazılarını tanıyoruz mesela efendim. Kim var ismen tanıdığın varsa söyle bakalım. MHP'den arkadaşım var Musa Peker. Bu da bankada görev yapmıştı. MHP'den onu tanıyorum. Başka tanıdığın yok mu? Şu anda... O kadar. Yani. Peki. Hayırlı işler. Sağ olun. Geçsin bakalım. Sağ olun. Evet. Kiraz satan bir beyefendiyle de sohbet ettik burada. Pazarcı esnafı. Ona da sorduk. O sadece dedi ki ben MHP milletvekili adayı tanıyorum. O da buradan benim arkadaşım diye bahsetti. Şöyle bir kavuncu arkadaşlarla bir konuşalım. Şöyle bir gireyim ben araya doğru. Sohbet edelim bakalım. Ben kartımı yaptım röportajı lütfen. Rica ediyorum. Peki. Tamam. Devam et abi. Devam et abi. Esnafın işi var. Abi dikkat. Çin'deki pazar çok kalabalık. Onu söyleyelim. Şimdi şöyle ilerliyoruz bir gidelim. Kolay gelsin. Evet. Çin'den pazar yerinden görüntüler de getiriyor şu anda. Ekranlarımıza. Evet. Bey amca merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Nasıl pazarın durumu, fiyatlar falan? Memnun musunuz? Hayır fiyatlar yüksek. Yüksek mi? Evet. Bayramdan dolayı mı acaba? Herhalde. Maaşlı beyecekler ya onları göz diktiler. Ne? Maaşları göz diktiler. Öyle mi? Tabii. Nasıl geçecek o zaman maaşlar? Gel biraz sohbet edelim seninle. Orada yedirttirmeyecekler. Öyle mi? Tabii rahat edemeyecekler. Anladım. Peki. Amcamız diyor ki fiyatlar yüksek. Maaşlarda diyor gözlüktüler diye bir yorumda bulundu. Enteresan. O da böyle bir bakış açısı var. Bir şeftali fiyatlarını bir soralım bakalım. Hayırlı işler.
Kolay gelsin. Sağ ol abi. İşler çok iyi değil abi. Niye? Valla masraflar çok biniyor. Yapma ya. Evet. Ya durumundan memnunuz diyor bazı esnaflar. Gayet her şey güllük gülistanlık diyor. Sen şimdi farklı konuşuyorsun. Kime inanacağız biz? Valla bilmiyorum abi. Biz memnun değiliz. Memnunuz nereden geliyor buraya? Biz Çinliyiz ya, yerli. Tamam. Nelerden müsterimsin öyle? Nelerden şikayetim var? Bir anlat bakalım. Abi mal almaya gidiyoruz. Kilo dibileri biniyor ya. Yapma ya. Evet. Mazot yüksek. Yer paraları yüksek. Yardımcı olmuyor mu? Yer fiyatları, tarih başkan olmuyor mu? Valla olmuyor herhalde. Olmuyor. Evet. Peki şimdi ülke seçime gidiyor. Oy kullanacak mısın bu seçimde? Oy kullanacağım. Nereye oy verecek kararlaştık? Valla karar belli değil daha. Belli değil. Niye? Evet. Değil. Neden kararsızsın? Kararsızım ya, hepsi aynı. Sağ ol. Peki atacağım müşteriyle ilgili bakalım. Tamam. Evet. Genç arkadaşla da konuştuk. Henüz daha karar vermediğini söylüyor. 24 Haziran seçimleri ilgili olarak diyor ki fiyatlar girdi maliyetleri dolayısıyla yüksek, memnun değiliz diyor. Burada pazarda yer fiyatlarından da biraz muzdarip olduğunu söyledi. Belediye buradan çağrıda bulunuyor kendisi. Biraz yardımcı olunması ricasında bulunuyor. Bakalım tabii belediye ne yapar, ne eder bilmiyoruz. Biz devam edelim röportajlara. Hayırlı işler. Hoş geldin abiciğim. Sağ olasın. Sağ ol abiciğim. Sağ olasın. Neydisin? Benim Servet abiciğim. Servet, nasıl işler? İşler şükür abiciğim ya. İyi diyelim, iyi olsun. Memnunuz abi. Şükür, halimize şükür. Para kazanabiliyor musun? Abi para kazanmak çok zor. Niye? Nasıl diyeyim sana abiciğim? Mazot yüksek, dolar etkiliyor. Hani gerçekten çok sıkıntılı o açıdan. Bu 4 kilo. Tamam, yazıyor mu fiyatları? Tabii ki abi, tabii ki. Abicim mazotun litresi 5 lira. Haftada diyelim 100 lira atıyorsak şu an 200 lira atıyoruz. O şekilde olmuş. İster isteriz etkiler. Evet, burada da Servet'le konuşuyoruz. Domates satıyor. Şu an onun tezgahının önündeyiz. O da diyor ki dolar fiyatları dolayısıyla diyor maliyetlerimiz çok ciddi anlamda artıyor. Haliyle burada diyor bizim mazot fiyatlarımız da çok önemli ölçüde etkiliyor diyor. Bu da maliyetleri şişiriyor. Peki ülke şimdi seçime gidiyor Servet. Evet abicim. Anlat bakalım. Esnaf olarak beklentini siyasetçilerden. Bir dinleyelim, anlayalım. Abicim valla nasıl diyeyim sana? Abi mutlu huzurlu gelsin de kimin seçtiği önemli değil. Sağlık, mutluluk, huzurluk o şekilde diyeyim ben sana. Evet. Bir kilo poşet 10 lira olmuş, inanır mısın? Hep dolardan dolayı. Bir kilo poşet 10 lira. Önceden kaç lira alıyordun? Abi 5 lira bildiğim, 4 lira bildiğim zamanlar vardı. Şu 10 lira alıyordun. Bir sene içinde 2-3 liradan fazla zam geldi bir kilo poşete. Anladım. Evet. Peki nereye oy verecek kanal açtırdın mı? Abicim hani elimden gelse oy kullanmayacağım da bilmiyorum cezası var mıdır oy kullanmak. Abi tepkiden dolayı ya, şu an görüşünü açıklayacak bir nasıl bir ses, siyaset yok, o şekildeyim sana ya. Anladım. Evet. Tepkilisin biraz da. Tabii ki. Mutlaka. Abi gerçekten zor yani. Peki. Teşekkürler. Hayırlı işler. Hadi görüşürüz abi, bakalım. Sağ ol. Servet tepkili. Belki diyor oy vermeyeceğim diyor. Gel abi biraz sohbet edelim seninle. Hangi köyden geliyorsun? Ben Kabataş köylüyüm. Kabataş köyünden geliyorum. Evet. Ne var ne yok Kabataş'ta? Her şey var, para yok. Yok canım. Ha. Ya az önce bir abimiz denk geldi. Ben de yok her ya. Her şey var dedi ya, para var dedi. Para yok, nerede para? Nerede para? He? Para nerede? Ne iş yapıyorsun orada? Çiftçilik yapıyorum. Çiftçi para kazanamıyor mu? Kazanıyoruz. Nasıl ben, para yok o zaman? Esprisini diyorum yani. Allah Allah. Ama bizi şimdi, bizi trolledi abimiz ya, bizi trolledi. Çalıştın mı? Bre sildin mi? He. Para çok. Para çok. Ha. Para geliyor. Geliyor. Hayır, onun telefonu çıkardın. Fotoğraf çekeceğim. Şimdi ülke seçime gidiyor. Bir çiftçi evet. olarak ne istiyor bu siyasetçilerden? Bir anlat bakalım. Bir öğrenelim. Vallahi ben kendimi düşünüyorum. Ben Türkiye'ye karışmam. Tamam, kendini kendi, istiyor. Söyle. Kendi sıhhatim iyi. Param da var. Çalışıyorum. Çalışıyorum. Benden sonrası tufan mı diyor? Benden sonrası tufan demeyeceğim. Memlekete de düşün. Herkes nereye kendi. Nereye öğreneceğim? Kararlaştırdın mı? O gizli oy. Tamam, ben söylemen açısından demiyorum. Yok. Kararsız mısın değil misin onu öğrenmek için söylüyorum. Kararlıyım, vereceğim yeri ben biliyorum. Peki. Başka bir şey de söylemek yok, istiyor musun? Ne söyleyeyim? Yol sorunu, su paraları ilgili şikayetiniz var mı? Yok, sudan iyi. Su iyi mi? Yolumuz biraz bozuk ama. He, belki yaparlar ya. Yaparlar. Siyaset bu, seçim var önünde. Gelip giden var mı milletvekili adaylarından? Yok, gelen yok. Yok mu? Yok. Hiç kimse daha elini sıkmadı mı? Seninle o istiyorum demedi mi? Gelen yok daha ya. Yani. Allah Allah. Geleyim. Tanıdığın işlerinde böyle milletvekili adayları var mı? Var. Mesela kim var? Mustafa Savaş var. Bir onu tanıyorum. Aydın'dan var bir iki tane. Başka tanıdık. O da mı gelmedi? Mustafa Bey de mi gelmedi? O da gelmedi. O da gelmedi. Anladım. Peki, hayırlı işler. Oldu. Sağ ol.
Evet, Kabataş köyünden bir abimizle daha böyle sohbet ettik. Ben çiftçiyim dedi. Önce bize dedi ki her şey var, para yok dedi. Bizi bir trolledi yanımızda, bak gülüyor da şu anda. Dedim ya, ağlayayım mı? Ağlama yok. Yok canım Allah senden. Allah ağlatmasın olur mu? Hiç. Ya? Hep gülerim. Memnunum ben, ben memnunum. Tamam. Odan öte gerek yok deme ben. Peki. Amca merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim vallahi. Nasıl, iyi misin? Ne alıyorsun, ne satıyorsun? Bir anlat bakalım. Salt dalık aldık. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar iyi, çok, çok pahalı ya kimisi. Neden pahalı ki? Ne bileyim ben. Bayram geliyor ondan mı acaba? Bayram geliyor ondan. Bayram geldiği için çok pahalı veriyorlar ya. Emekli misin? Emekliyim. Maaş yetiyor mu? Nereye yetecek maaş? Yetmiyor mu gerçekten? İyi kötü yetiyor işte, getiriyoruz. Ayın sonunu getirebiliyor musun sen? Getiriyoruz, getiriyoruz. Vallahi şükür yara. Şimdi ikramiye de verecek. İkramiye de verecek, sağ ol. Allah razı olsun. Allah. Allah devletin milletin zavallı versin Cenab-ı Allah. İnşallah. Cenab-ı Allah devleti hangi hayırlıysa Cenab-ı Allah onu getirsin. Peki şimdi ülke seçime gidiyor. Ne yapacağız, nereye oy vereceğiz? Bir söyle bakalım. Ne öngörüyorsun? Vallahi ben ne bileyim, Erdoğan'ı verebilirim. Erdoğan'ı verebilirim. Ha. Neden Erdoğan'ı veriyorsun? ne bileyim ben. Öldürdüler bana. Öyle mi? Kim diyor bunu? İzliyor mu böyle haberleri? Dinliyor musun açıklamaları? Hepsi emeklilere vaatlerde bulunuyor. İnandırıcı geliyor mu sana? Yok canım ha? Onlar... Herkes emekli şunu yapacağız, yok. Bunu yapacağız diyor ya. Onlarla. Bakalım Allah hayırlısı, hangisi hayırlısı. Onu getirsin Cenab-ı Allah. İnşallah. Anladın mı? Siz hangisiniz be? Biz... Aydın Post'tan geliyoruz. Biz gazeteciyiz. Bizim partimiz yok. Biz ha. Soruyoruz böyle vatandaşa. Vallahi kimleri işte. Oy vermek istiyor diye öğrenmeye çalışıyoruz. Ha. Gel gel sohbet edelim seninle gel. Peki evet. Tanıyor musun milletvekili adaylarını? Hiçbir tanımıyor. Hiçbir tanımıyorum. Hiç oy istemeye gelen yok mu yanına? Hiç elini yok. Sıkan yok mu ya? Hiç yok. Öyle mi? Şu an hiç yok. Kimse yok. Hiç kimse gelmedi daha. Hiç kimse gelmedi. Tamam. Nerede oturuyorsun sen? Merkezde mi köyde mi? Merkezde oturuyorum. Merkezde oturuyorsun. Evet. Peki. Görüşmek üzere. Sağ ol, hayırlı pazarlar sana. Allah razı olsun. Şimdiden iyi iyi bayramlar sana. Ellerini öpüyoruz tekrar. Hoşçakal. Sağ ol. Amcamızla sohbet ettik. Ben emekliyim dedi. Biraz dedi yani tabii emekli maaşın yetersizden bahsetti. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diye de az önce ekledi. Hiçbir milletvekili adayı denk gelmemiş. Oy isteyen olmamış daha. Elini sıkan olmadığını az önce kendisi dile getirdi. Soralım bakalım. Abi hayırlı işler. Nasıl pazar? Nasıl alışverişler? İyi mi? Normal, iyi. Nasıl tansiyon düşürdü? Normal. Normal. Her şey normal. Nasıl kaç lira satıyorsun? 5 lira. 5 lira. Kayısı var lan. Evet, o da 5 lira satıyoruz. Şimdi ülke seçime gidiyor. Biraz anlayalım. Bir esnaf olarak bir yapısı yok. Bir anlat bakalım bize. Ben o işler de pek anlamam. He? O işler de anlamam. Ya kendin durumunu anlatacaksın. Siyaset yapmayacaksın. Benim işim iyi. İyi, Allah belgesi, memnunum. Tamam, tamam. Abimiz durumundan memnun mu değil? Gel, gel, gel yanıma, gel. Gel, gel, gel yanıma, gel. Gel, gel. Gel bakalım. Ne var yok Erman? Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Röportaj yapmaya geldim. Ne? Köylünün hali. Normal. Normal. Çok iyi değil, çok aşırı kötü değil. Ne? Valla herkesin aklı var. Herkes kendini biliyorsa onu yapacak. Sen ne yapacaksın? Ben mi? Ben kararsız. Neden? Devam diyecek. Ne kararsız olmasın ya? Kararsız değilim de o söylenmez. Devam diyecek. Çiftçi biraz böyle muzdarip. Mazot fiyatlarından falan çok şikayetçi. Onu atamam canım. Mazot ya. Tamam. Pahalı olsun da aracı çok kazanıyor yani. Üretici kazanmadığı için. Valla bilmiyorum. İşte bak buğdular. Aracılar kalkmaz. Ondan dolayı demiş o. Çiftçiden ucuz çıkıyor. Tüketici pahalı yiyor. Çiftçi perişan. Tüketici perişan. Valla bilmem. Ben bunu aracıdan biliyorum. O zaman üreticilere bir tezgah versinler. Onlar üreticilere diyorum. Pazarda tezgah versinler. Onlar satsın o zaman. Biz bu işi bırakalım siz satın. Hayır bırakmak değil. Bak şu pazar yerindeki sergiye kendi malını satmak için. Ne yapıyor Aydın'dan gelen? 20 kasa mal satacak. 120 kasayla geliyor. 100 kasaya satıyor toptan halci gibi. Bu da üretici mağdur oluyor. Buna kim... Bu suç kimde? İşte buna kim takip edecekse yapması lazım. Belediyenin düzenlemesi
lazım abi. Belediyemi malim. Belediyemi ayarlaması lazım. Bu adam şimdi kendi ürettiği malı. Diyelim ki bunu üretiyor. Evet. Bu adam bunu burada 4 lira diyor toptan. Evet. Ben bunu gidiyorum 2 lira alıp geliyorum. He. 3 lira burada pazarcıya veriyorum. Doğru, o fazla para kazanmam derdinde. O ne demeli? Abi aracı malı yükseltiyor. Dediğim gibi 20 kası mal satacak tezgahta manav. 120 kası getiriyor. 100 kasasını daha ödüyor. Ben köyden kiraz getiriyorum. 5 lira satacağım. 6 lira tüketecek değil mi? Peki kaç para satacaksın sen toptan? 5. 4, 5 lira. Biz 4 lira kendimiz satıyoruz. Abi de. Tamam oradan gelen mal bunu düşürüyor işte. Biz 4 lira satıyoruz. Senden nasıl 5 lira alalım şimdi? 20 kası mal getirecek adam 120 kası getiriyor. Doğru değil mi lan? Belediyenin düzenlemesi lazım. Ama belediye ama mali. Bunu halletmesi lazım. Hayır. Bak, belediyenin alakası yok. Ne dedi şimdi? 5 lira dedi ben satacağım dedi değil mi? Ya ben misal dedim. Biz kendimiz 4 lira satıyoruz burada zaten. Ha. Kendimiz 4 lira satıyoruz. Nasıl alalım bundan 5 lira da satalım 4 liraya? Erman bunun önlenmesi lazım. Adam... Adam... Otobeci ondan. Vallahi helal olsun. Otobeci ondan ha. Kim terbeci lan ben kendim getiriyorum. Bu adam kim? Bu adam kim? Biliyor musun? Bunu biliyor musun sen Yusuf? Biliyor musun? Tamam boşver. Hadi. Bilmiyor bak Erman. Tamam. Görüyor musun? Osman nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Tamam. Nasıl pazarın durumu? Pazar çok güzel. İyi mi? Her ucuz. İyi güzel. Vallahi mi? Evet benim için. Senin için güzel. Ne iş yapıyorsun? Ben çiftçiyim. Çiftçinin hali perişan diyorlar. Neye perişan ya? 3 tane inek satıyor bir traktör alıyor adam. 3 tane inek satıyor bir tane taksi alıyor. Onu konuşuyorlar mı hiç? Vallahi ilk defa diyorum ben bunu. Versene 3 tane inek ben ona bir taksi vereyim. Ben araba alıp satıyorum. 3 tane inek versin bir tane traktör vereyim ona. Evet. Benim babam 125 dönüm tarlayı ipotek etti bir traktör alamadı. Hemen bu bir tane öyle 3 inekle zengin olunacaksa herkes olur. Neymiş? Yem 80 lira. 3 inek satıp da bir traktör alıyorsun ya. Onu konuş. Olsun mu? Olsun tabi. Olacak tabi. Yem 80 lira olsun. Sütün litresi 3 milyon pazarda ya. Evet. Litin sütresi 3 milyon. Evet doğru söylüyor. Şu anla çiftçi hiçbir şeyde mağdur değil. 8 tane destek alıyor. Bunu da konuşsunlar. Et alıyor. Yem alıyor. Süt alıyor. Mazot. Tam 8 tane destek alıyor çiftçi. Versin bana onu, ben mazot onu 2,5 liraya vereyim. O desteklerini bana versin. Versin. Evet, ben 6 liraya mazot alıp vereceğim o çiftçiye. O destekleri bana versin, 6 liraya ben mazot alıp ona 2,5 liraya vereceğim. Vallahi mantıksız değil. Ya hayvan tohumuna dahi destek alıyor. Bu görülmüş mü? Hayvana tohum atıyor, buna destek alıyor. Şimdi, buzaya destek alıyor. Bu ne demek ya? Şimdi seçimde ne yapacağız? Onu söyle nasıl? Bakalım. Seçimde ne yapacağız? Ben AK Parti'ye vereceğim oyumu. Neden AK Parti'ye veriyorsun? Çok güzel olduğu için, yönetim olduğu için onun için vereceğim. Milletvekili adaylarını tanıyor musun? Tanıyorum. Kim mesela kimleri tanıyor? Mustafa Savaş Çinali zaten. Tamam. Onu tanısak yeter mi diyorsun? Hepsi de güzel. Evet. Pırlanta gibi hepsi de. Tamam. Ben ona vereceğim. Teşekkür ediyoruz. Ben tahtacıyım, Alevi'yim. Ben ona vereceğim oyumu. Tamam, hayırlı olsun. Güzel. Sağ ol. Bankaya varıyorum ben 100 milyar kredi istiyorum. İn misin cin misin demeye şakırt veriyor krediye. Allah Allah. Vallahi doğru söyledi bakkayım. Bankaya in misin cin misin demiyor. Bakıyor eğer sicin varsa vermiyor. Tamam. Yoksa hemen vereyim diyor. Yarım saat sonra al krediyi diyor. Güzel. Tamam daha ne olacak bunlarda? Kebap iş bu sorun yok. Hayır ne var bunlarda? Şimdi külleyi yıkacağım, köprü yıkacağım böyle politik olmaz. Böyle konuşmasınlar. Bir sürü katilin ziyaretine gidiliyor. Onları unutmayacak. Apalet sökeceğim. Hı. Çok basit bu apaleti sökmek. Yıllarını vermiş o. Harp okulunu okumuş, yapmış, şey yapmış. Onun nasıl sökür? Mahkeme kararından söktürür. Ben senin şu sakalının bir tel bile koparamam. Yasa var, hukuk var bu devlette. Ben senin için keserim sakalım ya. Olmaz. Öyle olmaz. Öyle boktan iş olmaz. Apalet sökerim, bunu ederim. Olmaz onlar. Yanlış bu politika. Tamam. Ben 4. köprü yapacağım diye sonra şaka yaptım diyor ya. Ciddiye almayın diyor. Böyle bir şey var mı ya? Peki teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Hangi kanal bu? Hangi kanal? Aydınpost. Hepinizin sana. Nereden geliyoruz? Aydınpost'tan geliyoruz. Postpost'tan. Evet. Niçin geliyoruz? Bir anlat bakalım. Bir anlamacı bu. Seçimle ilgili bir nabzını yok diyoruz. Nabzı yok. Bir söyle bakalım. Bu durum etme işler var. Bu yani dur kadınların durma işi var ama bu bakımayan çocukları var. Yavrularımız var yani. Bu çocukların mesela ben durum.
Benim ailem ölmüş. İki tane yavrum bakamıyorum. Devlet bana maaş bağlamıyor o. Bir kadın olması gerekiyor bu maaş bağlı. Ben nasıl geçineceğim? İki tane yavruma nasıl bakacağım? Tabii. Ne istiyorsun? Ne yapsın? Ne yapmak gerekiyor? Bu durum maaşı, bu kanunun yasası varsa, o dosyada da Atatürk'ün yasası varsa, Bildan'ın yasası, Sarık yasası varsa, bu yasa çıkması gerekiyor o. Durma yasası. Tamam. Durma yasası. Durmiyetten, hep durmiyettendir yani. Toprak, durmiyet, nimat, turbat, durmiyettendir. Tapı, nimat, durmiyettendir yani. Hep durmiyettir. Mama 15 saat, 15, ben sana koyabilirim. Mesela adam yasam maksimum yasayı veririm. Benim karım aç, param yok yani. Evet. İsteyin ama isteyin ama. Şurada, bundan baş para, şuradan damat olsun bir yani bak. Hı-hı. Bak şurada var ya, bu var ya, bunlar ne olur ya. Tamam. Ne yapacağız, kime oy vereceğiz bu seçimde? Ama bize emek lazım, emek. Ekmek olursa aç, ekmek oldu mu? Aşırı toprak olduysa aşırı. Nereye oy vereceksin sen onu söyle bakalım. Oy mu? Ben karımı kim doyurdu ben onun yanındayım yani. Onun yanındasın. Oraya. Tamam peki teşekkür ediyoruz. Tamam. Kendine iyi bak. Tamam. Görüşmek üzere. Başkalarına söz hakkı verelim şimdi olur tamam. Mu? Tamam. Karımı doyuran onun yanındayım ben. Tamam hadi bakalım. Ulan baba nerede? Babam sana bakıyor mu? Bakıyorsa baba inanmıyorsun diye. Tamam. Bu iş böyle. Bakmıyorsa Hasan da inanıyor aslında. Tamam. Bu iş de böyle diyor. Aydın görüşürüz. Valla biz dediğimizi dedik ya. Biz yani hayatımızdan memnunuz. Ceylanlar var ya, ceylan var ya, telefon ceylanı var ya, kabula var. Kaba elsin alıyorlar, kabula odana tutuyorlar. Çin'e içerisinde, Doğanlar köyünde, evet. Bütün köylerde evde ceylan tutuyorlar. Adamın dalağını bozuyorlar, sağlığını bozuyorlar. Ama yani adamın vücut uyanıyor, sağlığını bozuyorlar yani. Anladım. Böyle Çin'e kaymakamın eski kanı üzerinden 60 lira altırırım, hava yasasında 60 lira altırırım, yardım geçinirim yani. Adam 5 tane çocuğu, 12 tane çocuğu var yani. Bu aylıkları artırsınlar. Nasıl tamam. Artacaklar? Tamam. Artırmıyorlar ki. Söylüyoruz işte bak. Artırmıyorlar. Tamam söylüyoruz işte şimdi. Bir kere hadi kadın hamile. Evet. Bey ölmüş, kaza yapmış, hamile kalmış. Çocuğunu gayran bey ölmüyor, bakamıyor. Bu kadının oraya vermiyorlar. Evet. Kendini hodur diyor ya. Yani. Kendine tecavüz ettir diyor yani. Estağfurullah. Çile kaymakamın. Öyle olmaz. Ara ben bunu yok kaymakam öyle demez. Ha. Öyle demez. Tamam. Öyle tamam hadi bakalım ilerleyelim. Abi çok dolmuş. İlerleyelim. Şimdi böyle yanımızda şimdi böyle Çin'e iyi analiz eden abiler var. Birisi Arif Ali Uyguç, birisi de Kadir Yıldız. Şimdi iki abimize bir soralım. Abi canlı yayındayız. Aydın Postalık nabzı yoklamaya geldik. Soruyoruz vatandaşlara, size de soralım. Nasıl pazarın durumu? Vallahi mevsim geçişi, sebze çok az. Kuru bakliyat türü takılması zorunda olduğumuz bir mutfak dönemi yaşıyoruz. O nedenle pazar biraz pahalı. Pahalı, tamam. Kadir abi sence nasıl? Valla bu para üreticinin cebine girse sorun yok. Hı. Aracının cebine girdiği için pahalı. Tabii az önce onu konuştuk arkadaşlar arasında. Şimdi esnaflarda onun bir kısa bir tartışmasını da yaşadık. Aracı da haklıyım diyor, üretici haklıyım diyor. Tüketici zaten haklıyım diyor. Abicim şimdi 1 liraya aldığını 3 liraya satarsan olmuyor. Olmaz. 1 liraya al hadi 2 liraya satsa tamam diyeceksin. Ama 1'e 3 olunca olmuyor. Ya üretici aracı haklı olur mu? Kapitalist sistemlerde aracılar her zaman üreticilerden çok daha para, fazla para. Bak dedi ki ben memnunum işimden yüzüm ben haklıyım dedi yani. O zaman dedi çiftçi şöyle yapsın. Yok belediye böyle yapsın. Az önce anlatıyor hepsi teker teker. Ya yani, aracı haklı olur mu? Aracı emek harcamadan para kazanan doğru. Kişi. Tamam, doğru. Üretici ya, emek harcasın, üretsin. Ha. 75 kuruş kazansın, o 1 lira kazansın. Evet. Nasıl oluyor? Yani bir adaletsizlik var. Adaletsizlik var. Ne olacak şimdi 24 Haziran'la ilgili? 24 Haziran'da iyi olacak. Hani iyi olacak derken sanki böyle Meral Akşener gibi oldu. Evet. Ama değil yani. Bir açalım onu. Seçimler güzel nasıl olacak. Görülüyor Çin'e ne? Demokrasiye geçiş görülüyor. Demokrasiye geçiş görülüyor. Demokrasi yok mu? Tartışılır. Tartışılır. Nasıl görüyorsunuz Çin'de oy oranları ne yönde çıkıyor? Valla nabzı yoklamadım ama tahmin ediyorum Muharrem İnce ile Akşener yarışacak gibi bir Çin'de görüntü. Mi? Evet bir görüntü var evet. AK Parti milletvekili adayı var ya birinci sırada. O şey yapmaz mı? Etkisi olmaz mı Çin'de? Bilmiyorum. O konuda düşünce yürütemeyeceğim. Öyle mi? Kadir abi sen ne düşünüyorsun? Valla şimdi AK Parti ekonominin bozulmasıyla iktidara geldi. Ekonomi bozuldu. AK Parti iktidara geldiğinde dolar 1.60'tı. 80 kuruştan 1.60'a geldi. Dolar şu anda 4.5 liranın üzerinde. Herhalde bunu halk değerlendirecektir yani.
Ve aynı Fenerbahçe'deki gibi bir sonuç bekliyorum ben. Öyle mi? Aynen öyle. Sanki böyle biz Kuşadası'na çok denk geldi. Diyorlar ki işte Ali Koç, Aziz Yıldırım örneğini verdiler. Evet. Bu biraz da cesaret mi vardı acaba muhalefete? Ne düşünüyor? Vallahi muhalefete cesaret değil de insanlar çoluğu çalışıyor, kendisi çalışıyor, eşi çalışıyor. AK Parti oy vermeyeceği halde AK Parti oy vereceğiz diye kamuoyunda yansıtılıyor. Hı hı. Bu sandıkta ortaya çıkacak yani işte. Anladım. Peki Çinliler olarak var mı isteğiniz siyasetçilerden? Çin'i biraz daha ciddiye alsınlar. Çin'i biraz daha ciddiye, ciddiye alsınlar. Alsınlar diyorsam almıyorlar demek. Almıyorlar demek. Tamam. Abi teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Alabanda kazılarımız başlıyor bu ara. Öyle mi? Temmuz'un başı itibariyle sizi orada görmek istiyoruz. Geliriz vallahi. Sizi bekliyoruz. Buyurun misafirimiz olun. Tamam. Görüşürüz abi. Sağ ol. Evet. Arif Ali Uyguç ve Kadir Yıldız'la konuştuk az önce. Onlar da Çin'e de yani çok öyle nabız yoklamadık ama görünen tablo İYİ Parti ile Muharrem İnce'nin iyi bir oy alacak olduğunu düşünüyoruz dediler. Hatırlatmak gerekirse AK Parti'nin burada birinci sıra milletvekili adayı Çineli. Çok da ona şans vermediklerini az önce dile getirdiler. Pazardaki fiyatların yüksekliğinden de dem vurdular. İlerliyoruz. Çin'e pazarındayız efendim. Bugün 24 Haziran seçimleri ilgili vatandaşın nabzını alıyoruz. Abi seni de bir dinleyelim. Bir anlat bakalım. Ülke seçime gidiyor. Bir ismini söyle önce bize. Bir de şöyle bir anlat. Ne oluyor, ne bitiyor ülkede, Çin'de? Biraz dinleyelim. Biz hep AK Partiliyiz abi. Tamam canım, hep AK Partili ol. Ben başka bir partiye geçtirmiyorum zaten. Bir anlat bakalım, bir AK Partili ol. Ne görüyorsun onu söyle. Vallahi biz memnunuz. Tamam, ne iş yapıyorsun? Emekli. Emeklisin, peki. Teşekkürler. Emekli abimiz de dedi ki biz memnunuz. Biz hep AK Parti'ye oy veriyoruz dedi. Olur, bu şekilde yorum yaptı. İlerleyelim. Şöyle bir devam edelim bakalım. Amca nasıl fiyatlar? İyi mi? Vallahi iyi. Biraz yüksek diyorlar fiyatları pazarda. Vallahi yetiştirmesi zor. Alması zor. Değil mi? Allah herkes işinde gidesin. Amin amin. Hangi köyden geldin buraya? Ben Çin'de oturuyorum. Çin'de oturuyorsun. Çin'de. Tamam. Yaş kaç amca? Kaç olması lazım? Vallahi herhalde bir 80 falan varsın. 82. 82. Tamam bak 82. Tutturmuşuz yine. Hadi hayırlı işler. Şimdi biz seçim için dolaşıyoruz. Sen evet. Emeklisindir muhtemelen. Nasip olursa emekliyim. Hey, emekliyim. Şimdi seçim için dolaşıyoruz. Evet, soruyoruz evet. Derdini vatandaşın. Neler anlatmak istiyorsun? Bir emekli olarak bir anlat bakalım. Vallahi kardeşim niye anladım ben? Şimdi... Geçinebiliyor musun emekli maaşını? Şükür Allah'a. Yetiyor az, mu? Az çok. Yedim diyesen ya kalır. Yemedim diyesen ya yetmez. Yetmez. Peki. Artırılmalı mı sence emekli maaşları? Evet. Herkes emekliye pek çok vaatte bulunuyor. Vallahi İnandırıcı geliyor mu? İnşallah inandırıcı olur. Şimdi ben inanmaz derim yanlış söylerim. İnanır diyelim yanlış söylerim. Allah hayırlı yeri nasip, oraya nasip etsin. Nereye oy vereceksin? Kararlaştırdın mı? Onu galiba kendim biliyorum. Hayır ben kararsız olup olmadığını öğrenmek için soruyorum. Vereceğim de bir tarafa. Tamam vereceğim. Peki bir teşekkür ediyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Tanıyor musun burada milletvekili adaylarına? Hiç o isimle gelen var mı? Hepsini de tanırım. Tabii ben... İsmen? İsmen... Hepsini bilirim. Hepsini bilirim. Hepsini. Tamam. Hadi Allah işini de. Kolay gelsin. Sağ ol. Amcamızla sohbet ettik. O da emekliyim dedi. Yani yersen zor diyor ama yemezsen diyor kolay diyor. Emekli maaşıyla ilgili olarak böyle bir tanımlama yaptı. 24 Haziran nabzı için Çin'deyiz. Az önce de söylemiştik. Vatandaşa mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Aydınposta herkese söz hakkı var. Herkese mikrofon uzatıyoruz. Kim ne anlatırsa hepsini dinliyoruz. Çünkü dinlememiz gerektiğini her defasında söylüyoruz efendim. Çünkü anlamamız gerekiyor birbirimizi. Dinlememiz gerekiyor. Konuşmamalıyız. Konuştukça da öğrenmeliyiz. Biz de bu anlamda bir dolaşırız bakalım. Beyefendi kolay gelsin. Nasıl pazarın durumu? Nasıl bir yatak? İyi. İyi mi? İyi. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben madende çalışıyorum. Madende çalışıyorsunuz. Evet. Bir sohbet edelim size. Şöyle bir yaklaşık kameraya da oturalım bir. Şimdi orucum. Biz yorgunum. Siz çok yorgunum. Yorgunum. Şimdi ülke seçime gidiyor. Ne öngörüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Siyasetle ne talebiniz var? Bir öğrenelim şöyle kısaca. Hemen bir dakika da özetleyin şöyle. Bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak. Bir alalım. Tamam. Seçimden seçime geliyorlar işte. Hı. Biz de gerekeni yapıyoruz, geçiyoruz. Öyle mi? Bu kadar. Seçimden seçime gelmemeleri lazım. Muhakkak. Peki nereye oy verdiniz, kararlaştırdınız mesela? Böyle bir kararsızlık var mı, yok mu? Onu bir öğrenebilir miyiz? Bilmiyorum. Hani hiç düşünmüyorum. Yok, düşünmüyorum. Niye tepkim var? Yok.
uğraşmak istemiyorum işte. Uğraşmak istemiyorsunuz. Evet. Sandık başın gitmeyeceksiniz yani seçimde. Nasip olursa. Peki, kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ ol. Evet, beyefendiyle konuştuk. O da diyor ki, gel abi, gel. Sen de mi gitmiyorsun? Hayırdır? Gideceğim, AK Parti'yi vereceğim. Öyle AK mi? AK Parti. Neden AK Parti'yi vereyim? AK Parti. Şimdi neden? Bir anlat, bir öğrenelim. Türkiye'nin ekonomisi güzel olduğu için. Türkiye'nin ekonomisi çok güzel olduğu için AK Parti'yi vereceğim. Ne iş yapıyorsun? 100 tane oyum olacak, 100 tanesini veririm. Hiçbir şeyim yok. Ne iş yapıyorsun? Emekliyim sadece. Emekliyim. Yetiyor mu maaş? Allah bereket versin. Bazı emekliler diyor ki ya para yetmiyor bize diyorlar. Allah İbrahim bereket, süper maşallah. Yetiyor. Tamam. Süper yetiyor. Tamam. Görüşürüz. Allah İbrahim bereket versin. Eyvallah. Bir kere değil, bin kere. Allah başımızdan eksik etmesin. Eyvallah. Evet, başka bir emekli profili, o da diyor ki ben memnunum diyor. Emekliyim, yetiyor diyor. Her şeyim de var diyor. AK Parti'ye vereceğim diye az önce söyledi. Bir de genç arkadaşlarla bir konuşalım. Gel gel. İki dakika konuşalım gel. Evet. Peki. Gençler böyle bazen söylüyoruz ya. Gençler böyle biraz çekimser kalabiliyor ama gençlerle sohbet edeceğiz. Sizi gençlerle buluşturuyor. Bakalım Çin'e de ne düşünüyorlar. Onları da öğrenmeye çalışalım. Hayırlı işler. Nasıl işler? İyidir abi. Memnun musunuz? Memnunuz abi. Kaç lira satıyorsunuz? 6 lira. 6 lira? Evet. Abi. Pahalı değil abi. Biraz pazarlık yapalım. Olur abi. Masraflar ağır abi. Masraflar neden ağır mı sorular ya? Mazot ne ağır? Mazot pahalı, mazot. Nereden geliyorsun buraya? Hatice, haydi. Hatice'den mi geliyorsun? Evet. Her pazar geliyor musun buraya? Evet abi. Evet. Abi kaç senedir yapıyorsun? 5-6 yıldan beri yapıyoruz. 5-6 yıldan beri yapıyoruz. Evet. Şimdi bir üretici olarak da anlat bakalım. Ülke seçime gidiyor. Evet. Ne istiyorsunuz? Ne olacak? Ne bitecek? Akçal olarak. Geçen gün Akçal'a da geldik. Evet. Dolaştıktan mı sizi beklemeye mi kapalı? Kaçırmışız sizi. İyi ya. İyi mi? Evet. Ne olur seçimlerle ilgili düşüncen ne? Genç bir seçmen olarak. AK Parti kazanır gene. AK Parti kazanır. Evet. Milletvekili adaylarını tanıyor musun Aydın'daki? Genelini tanıyorum. İsimleri söyleme şansı var. Mustafa Savaş. Ondan sonra. Vardı ya. Rıza Posacı var. 4. sıradaday. Evet. Bayan. Vardı ya. Var da öyle ya. Tamam. Peki. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Sizi bir dinleyelim. Ben sizi sohbet edelim. Buyurun. Şöyle yaklaşık biraz böyle. Buyurun. Camdan olsun böyle. Camdan olmasın. Yok. Şükür abi Allah'a şükür. Memnun musunuz? Allah'a şükür. Para kazanmak yok. İyi kötü kazanırız. Tavsiye ediyorsun. Bu işi herkese kontrol musun böyle? Abi bu işi yapan yapar. Herkes yapamaz. Kimse bu işi yapamaz mı sizce? Bilmem. Deneyeceğim. Denemek lazım. Peki. Nasıl geçiyor sizce? Abi sezon, biz şimdi sahillere de gidiyoruz. Evet. Kışın bunlar iyi oluyor. Yazın sahillere daha iyi oluyor. Sahilleri, evet, o yazın oralar boşu. Böyle, şimdi evet, buralar zayıflar. Evet, buralar zayıf. Buralar zayıflar, oralar hızlanır. Ülke seçime gidiyoruz. Siz ne söylemek istersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı neyse olsun abi. İnşallah hayırlısı neyse olsun. İnşallah. Da. Sen bir seçmen olarak ne düşünüyorsun mesela? Nelerden şikayetçisin, nelerden memnunsun? Biraz anlat. Ya biz bir seçmen olarak... Biz şu anda ne yapıyoruz? Biz benim hiçbir yerden bir beklentim şu bu hiçbir şey yok. Sadece ülke iyi olsun. Ülke için hayırlısı neyse o olsun. Biz bir maddiyat bir şey hiçbir beklentimiz yok. Anladım. Anladım. Ülke emin ellerde olsun yeter yani. İnşallah. İnşallah. Sizlere oy verdiniz kararlaştırdınız mı? Yani işte o zaman belli olur. Anladım. Kararsız mısın iyi misin? Ya kararlıyız da boş ver söylemeyelim. Peki teşekkür söylemeyelim. Ederim. Hayırlı işler bakalım sağ ol. Evet, esnaflara mikrofonu uzattık. İki farklı esnaf. Birisi Akçadan gelmiş. O AK Parti'ye vereceğiz dedi. Diğer beyefendi söylemedi. Tabii zaman zaman burada özellikle çok sık denk geliyoruz. Çin'e pazarlar. Diğer pazar yerleri biraz daha farklıydı. Çin'e de biraz daha insanlar nereye oy verecek olduklarını söylemekte. Böyle bir çekimser kalıyorlar. Ona dikkatimizi çektiğini söyleyelim. Pazar yerindeki turumuz devam ediyor. Soruyoruz. Şöyle bir sohbet edelim bakalım. Başka? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi şükür. Memnun musunuz? İyiyim memnunum. Kasalar falan sizin mi? O arkadaşlar. Öyle o, mi? Evet. Ben dedim ki o dersi bitti de böyle şey mi oldu? Yok yok. Nasıl işler işler abi? İyi ya. Halimize göre iyi. Satışlar düşünmüyor. Valla belli olmaz bu evet. İşler. Kaç lira satıyorsunuz kilosu? 5 lira satıyoruz. 3 lira satıyoruz. Evet. Nasıl en çok bir şey almaya meyilli? Her malın müşterisi var aşağı yukarı. İyisini de var. Böyle düşük kaliteli malların da var.
Var ya 3 liralık kirazda alıyorlar. 5 liralık. Kaç senedir yapıyorsun pazarcılık? Valla 25-26 yıldır. Bu kadar maşallah. Peki abi şimdi ülke seçime gidiyor. Üretici olarak ve İstanbul olarak bir dinleyelim. Derdinizi, sorunlarınızı bir anlatın. Siyasiler bir öğrensin. Neler söylemek istiyorsun? Valla şu anda benim işlerimle ilgili ödemelerde, bir Bağkur ödememizde bir sıkıntı var. Borçlanıyoruz, sonra ödüyoruz, zorlanıyoruz yani. Vergi yükü biraz hafif edilmesi mi gerekiyor diyorsun? Valla onu bize idare edenler bilir. Evet. Onlar bilmesi lazım, onlar ayarlaması lazım. Onlar bir çeki düzen vermesi lazım. Evet. Bizim mazot fiyatlarına falan siz de şikayetçi misiniz? Onu herkesin olduğu gibi biz de şikayetçiyiz. Peki nereye oy vereceğiz kararlaştırdınız mı? Efendim? Nereye oy vereceğiz kararlaştırdınız mı? O, ben kendim de saklı. Hayır, ben kararsız olup olmadığınızı öğrenmek açısından soruyorum. Yani muallakta. Muallakta. Evet. Bir belirsizlik var. Belirsizlik var. Aydın'da mı oy kullanıyorsunuz? Evet, burada. Burada, Çin'de. Evet. Milletvekili adaylar tanıyor musunuz burada? Bu yılı kadar üstüne düşüyordum. Bu yıl hiç ilgim yok. Evet. Böyle bir isteksizlik var, bir tepki mi var? Ya biraz uzaklaşıyorum artık. Biraz uzaklaşıyorsun. Evet. Sanki oy kullanmayacak gibi de geliyor bana. Belki de olabilir. Öyle mi? Evet. Anladım. Peki, teşekkürler. Evet, abimizi dinledik. Çin'e de oy kullanacağını söyledi. Belki oy kullanmayabilirim diyor. Bu seneye kadar çok ilgilendim ama bu dönem biraz ilgisizim diye söyledi. Biraz tepkisi var anlaşılan. O da esnafın üzerindeki bu vergi yüklerinden ötürü biraz rahatsız olduğunu söyledi. Bunların biraz daha indirilmesinin gerektiğini söyledi. Herkes gibi ben de mazot fiyatlarından rahatsızım diye de ekledi konuşmasında. Evet, 24 Haziran seçimler için Çin'deki turumuzu devam ediyoruz. Vatandaşın mikrofonu uzatmaya devam. Çünkü öğreneceğiz. Vatandaşın bir nabzını öğrenmemiz lazım. Abi kolay gelsin. Sağ ol Allah'ım. Allah'a şükür iyiyim. Doldurmuşsun pazar sepetini. İyi. Allah'a şükür. Nasıl fiyatlar? İyi. İyi mi? İyi. Emekli misin? Emekliyim. Nasıl? Maaşı yetiyor mu? Yeter. Ülke şimdi seçime gidiyor. Bak herkes bir takım vaatlerde bulunuyor. Tamam. Neler söylemek istiyorsun? Bir anlat bakalım. Vallahi anlatacak bir şey yok. Gelen hayırlı gelsin. Hayırlı uğurlu gelsin. Nereye vereceksin? Kararlaştırdın mı mesela? Vermem. Şu an çok karar vermedim. Şu an kararsızsın. Kararsızım. Neden kararsızsın? Şimdi herkes bir şeyler söylüyor. Onun için. Kafamız karışıyor bu tabii. Olay değil mi? Tabii. Anladım. Nerede oy kullanıyor? Çin'de mi? Çin'de. Milletvekili adaylarını tanıyor musun? Çoğunluğu tanımam. Neden? İlgilenmiyor musun sen? Siyasetle işim olmaz. Hiç denk gelmiyorlar mı? O istemiyorlar mı? Hiç denk gelmedi aynı kadar. Allah Allah. Hiç evi sıkan olmadı mı? Allah Allah. Kahve gidiyorum. Kahveden ev geliyorum. Evden kahveye gelen de mi olmuyor? Şu anda ben görmedim. Hangi kahveye gidiyorsun? Bitiyor, ver oraya gelsin siyasetçiler bari. Gelsinler. Gelsinler. Kır kahvesini açarız. Gelsinler kahveye. Oraya gelsinler. Ha. Tamam, kolay gelsin. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, emekli bir abimizle ben sohbet ettik. Dedi ki, kararsızım. Emekli maaşım yetiyor dedi. Ama milletvekili adaylarını tanımadığını söylüyor. Kimse de denk gelmedi. Benden o işler olmadı dedi. Genelde kahveye oturuyorum dedi. Kahveye de mi gelmediler dedik. Hayır, kahveye de gelmiyor. Tüyoyu aldık. Belki uğramak isterse siyasetçiler o kahveye gidebilirler. Evet, Çin'deyiz. Az önce de söylemiştik. Çin'de Alk Pazar'ın olduğu yerdeyiz. Burası kapalı pazar yeri Çin'de. Çin'de referandum döneminde %65 hayır oyla çıkmıştı. Uzunca bir dönemdir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi yerelde iktidar, onu anlatalım. AK Parti'nin de burada birinci sıra milletvekili adayı var. Yani Çinli kendisi Mustafa Savaş. Onu da hatırlatalım. Tabii bazı buradaki seçmenler Mustafa Bey'den kaynaklanarak onun ismini söylüyor. Bazıları söyleyemiyor. Onu da bir dipnot olarak geçelim. Evet. Şöyle bir dönüyoruz tekrar. Böyle pazarı da size gösteriyoruz bir yandan. Ve vatandaşların nabzını almaya devam edeceğiz. Soracağız onları. Çünkü vatandaşın gündemi her şeyden daha farklı, daha önemli. Siyasetin gündeminden çok çok farklı. Onu söyledik. Görüyorsunuz. Emeklinin gündemi farklı. Üreticinin gündemi farklı. Gençlerin gündemi farklı. Kadınların gündemi farklı. Bunların hepsini sizlerle buluşturma gayret gösteriyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın amca? İyi misin? İyi değilim. Niye? Hava sıcak. Hava sıcaklığından. Ne yapalım? Hayırdır?
Ne yapalım böyle serinletelim mi seni? Nasıl yardımcı olabiliriz? Bir anlat bakalım. Yardımcı olamayız ha? Ya bir röportaj yapacağız seninle. Bir iki dakika konuşalım. Ne bu ne ne? Ben evvel anlayamadım. Seçimlerle ilgili bir beklentiye soruyorsun. Siyasetçilerden isteklerini soruyorsun. Bir anlat bakalım. Ben pek siyasete karışmam. Oy kullanmayacağım mı? Kullansam da kendime ait. Tamam. Onlardan bir isteğimiz olmayacak mı? Kimden kimine isteyeceğim ben? Neden? İstersen affedersin kusura bakma. Estağfurullah. Kim sen buradasın? Evet. Kahveci çay ver bakayım. Hani kahveci? Hı. Var mı? Telefon ediyoruz kahveci yok. Hı. Nasıl yeteceğiz ha onu deme bana. Ya siyasetçi yok diyorsun. Kime soracağız diyorsun öyle mi? Kahveci yok ki çay içelim. Kahveci yok ki kahve içelim. Ünlüler duyacak mı kahve? Nereden biliyorsun duymayacağını? Tabii. Hepsi izliyor. Nerede izleniyor? Bak, nerede? Bak, nerede? Bak, nerede izleniyor? Şu anda kamera var bak burada. Olsun bak, abi. Anlat sen. Ben bacak süremiyorum ben. Ben kendim ayım. Tamam. Tamam. Tamam teşekkürler. Hadi bakalım. Amca kendi üslubunca konuyu anlatmaya çalıştı. Dedi ki yani çay söyleyeceğiz de kahveci yok diyor. Bu anlamda farklı bir anlatım tarzı. Anlamaya çalıştık, sohbet edelim dedik ama o bu kadarını sınırlı kaldı. Bize söyledi. 24 Haziran seçimleri için Çin'de nabzı yoklamaya çalışıyoruz. Vatandaş ne düşünüyor? Öğrenmeye çalışıyoruz. Soracağız onlara. Çünkü onların gündemini iletmek istiyoruz size. Ekranlarınızı getirmek istiyoruz. Ne düşünüyorlar? Nasıl yorumluyorlar? Milletvekili adaylarını tanıyorlar mı? Tanımıyorlar mı? Onlardan beklentiler ne? Bunlar önemli. Ve her birine de soruyoruz. Kardeşimize bir soralım bakalım. Hayırlı işler, kolay gelsin kardeşim. Sağ ol, Allah razı olsun. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl işler? Şükür. Böyle dön bir kameraya doğru, bir yakışıklılığın çıksın ortaya. Yok abi. Nasıl, memnun musun işlerden? Şükür. Ne satıyoruz burada? Portakal. Meyve satıyoruz. Meyve abi. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Vallahi 5 seneden beri yapıyoruz. 5 senedir yapıyorum. Nasıl 5 senedir işler? Şükür abi. Kazanıyoruz abi. Yani. Şükür. Çıkıyor mu? Çıkıyor abi. Biraz böyle maliyetler arttı diye söylüyor bazı esnaflar. Arttı abi. Sizde de aynı mı? Durum. Aynı abi. Neler arttı mesela? Her şey arttı abi yani. Mazot başta olmak üzere. Mazot, benzin, gaz. Bunlar fiyatları yansıyor mu böyle? Yansıyor abi. Çok peki yansıyor. Nasıl vatandaşın alım gücü? Alabilir mi vatandaşlar? Gevşek mi? Şimdi ülke seçime gidiyor. Biz de soruyoruz esnafa, vatandaşlara. Bu konuyla ilgili neler söylemek istiyorsun? Bir şöyle bir bakış açısı, bir esnafa bir sesini duyur onlara. Kim gelirse hayırlısı olsun abi. Muhakkak canım orası öyle de. Yani biz gelirse... biz seçmen olarak ne isteyelim onlardan onu söyle. Vallahi. Nerede oy kullanacak? Nerede oy kullanacak? Aydın'da. Aydın'da. Aydın milletvekili adaylarını tanıyor musun? Tanıyorum abi. Mesela isimlerini söyleyebilir misin? Hepsini tanıyorum abi o kadar mesela, tanıyamam. Mesela hatırladığın kadar. Hatırladığını söyle. Ya hatırladıklarım abi. Var ya. Hepsini hatırlayamam abi ya. Ya birkaç tane söyle. Ya İster Özlem Çerçoğlu var. Çerçoğlu ondan Özlem, sonra. Özlem Çerçoğlu belediye başkanı. Belediye adayı değil ki. Pardon abi. Heh. Tamam hatırlayamadım. Hatırlayamadım. Canın sağ olsun adayın işte. Evet amca nasılsın iyi misin? İyi canım. Emekli misin? Emekliyim. Nasıl emekli maaşı yetiyor mu? Yeter mi bu zamanda emekli maaşı ya? Yetiyor. Yeter mi hiç? Bilmiyorum soruyorum ben sana. Yetmez. Yetmiyor. Kaç lira alıyorsun emekli maaşı? 1200. 1200 lira. Yetmiyor. Ne olsun yani. Artsın mı maaşlar? Artması lazım. Şimdi bak ya. Herkes emekli vaatte bulunuyor. Maaşları artıracağız diyor. Şöyle ikramiye vereceğiz, böyle ikramiye vereceğiz diyor. İnandırıcı geliyor mu bundan sana? Pek gelmiyor ya. Öyle mi? Hep seçimle böyle konuşuyorlar sonra unutuyorlar mı? Hepsi unutuyorlar. Hepsi unutuyor. Hepsi orada kalıyor. Peki nereye oy vereceğini kararlaştırdın mı bir emekli olarak? O zaman gelsin bakalım. Ver kafamı ver söyle. Kararsız mısın yoksa var mı? Bir karar verdin mi? Var kanka kafamda var. Tamam söylemek istemiyorum. Aydın milletvekili adaylarını tanıyor mu böyle? Tanıdıkların var mı içinde? Gelip de oy isteyen oldu mu? Yok olmadı ya. Hiç olmamış denk gelmedi mi? He? Hiç denk gelmedi mi? Gelmek daha gelmedi. Hangi köyde oturuyorsun? Esentepe'de oturuyorum. Esentepe'de. Hiç Esentepe'ye gelen olmadı mı daha? Milletvekili adayı gelmedi. Gelmedi. Peki. Kolay gelsin sana. Evet, emekli bir amcamızla konuştuk. Esentepe'de oturuyor amcamız. Sorduk ona da emekli maaşı yetiyor mu dedik. Hayır, nasıl yetecek dedi. Maaşın artırılması gerektiğini söyledi. Peki dedik ki, emeklilere herkes bir takım vaatlerde bulunuyor. İnandırıcı buluyor musun dedik. Yok ya dedi. Hepsi de seçimden seçime söylüyorlar. İnanmıyorum dedi. Nereye oy vereceğini kararlaştırmış ama bizimle paylaşmak istemedi. Ama yani böyle bir durum var. Nereye oy vereceğimi kararlaştırdım dedi. Kararsız seçmenden olmadığını buradan anladık. Esentepe'de oturuyormuş. Esentepe'de siyasetçilerin gelmediğini bize söylüyor.
hiç o işten olmadı dedi. Milletvekili adaylarını sorduk. Yani milletvekili adaylarının da ismini bize sayamadı yaşlı amcamız. Evet. Şimdi şuradan çıkacağız tekrar. Şöyle pazar yerini de kamera şu anda size gösteriyor. Çin'deyiz efendim. Çin'e pazarındayız. Çin'de nabzı tutuyoruz. Vatandaşlara soruyoruz, seçmene soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz diye. Biz de bu konuyla ilgili onların görüşlerini, onların gündemini size yansıtmaya çalışıyoruz. Şöyle çıkacağız. Şimdi bir güzergah değiştireceğiz sizin için. Yine Çin'deki atmosferi size yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü Çin'e önemli bir seçim bölgesi. 65 tane köyü var Çin'in. Onu hemen söyleyelim. En fazla köy olan ilçelerden birisi olarak bilinir Çin'e. Evet, şu anda başka bir güzergahta şöyle bir kahveye doğru bir giriş yapacağız. Şuradan bir girelim. Şöyle amcalara doğru bir soralım bakalım. Bir kahvenin kahvede bir nabzını bir alalım bakalım. Selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi biz Çin'e geldik. 24 Haziran seçimle ilgili soruyoruz. Emekliye, işçiye, memur herkese soruyoruz. Neler anlatmak istiyorsunuz? Bir sizin gündeminizi bir alalım bakalım. 24 Haziran'da bugüne kadar 16 yıldan beri bizi zor durumda bırakan bu iktidar artık tasını tarağını topladı gidecek. Öyle mi? Evet. Nereye oy vereceğiz? Karabaşlarınız peki? Tabii ki. Yani, Muharrem İnce'ye. Tabii. Muharrem Bey'i tercih ediyorsunuz? Artık bu ülkeyi düze çıkarabilmesi tek yegane onda görüyoruz da onun üstüne. Onu anlattıkları daha mı böyle mantıklı? Tabii. 16 yıldan beri bu ülkeyi düze çıkaramayan bir iktidar artık bundan sonra da çıkaramayacağını kesinlikle düşünüyoruz. Tabii. Siz ne de söylüyorsunuz? Vallahi tek kelimeyle ben de bizim damarımıza uyum sağlayabilecek kan tek Muharrem İnce'de olduğunu öyle düşünüyorum. Mi? Görüşüm öyle. Anlattıkları doğru. Daha mantıklı geliyor. Tabii. Ya, doğru. Bu hükümetle ilgili ne düşünüyorsunuz? Başarısız mı? Artık ya, yeter mi diyorsunuz? Yeter tabii ki. Bir değişim olmasını her zaman istiyoruz. Anladım. Yani. Bu olay mı? Halk arasında şu anda yasa ve hukuk denen bir şey yok. Bir şey söyleyecek zaman artık korkarak ve tedirgin olarak söylüyoruz. Yani hiçbir denetim, hiçbir şey kalmadı. Bu açıdan artık bazı şeylerin, hukukun, yasanın, yargının bağımsız olmasını, üniversitelerin bile bağımsız olmasını istiyoruz. Ya bu ülkenin kalkınması için öncelikle yargının ve üniversitelerin bağımsız olması lazım. Başka türlü teknoloji devrimi gerçekleşemez çünkü. Yani dış güçlerin en azından bu ülkeye güven sağlayabilmesi için yargının bağımsız olması lazım. Başka türlü dış güçleri bu ülkeye çekip de yatırım yapmaya kesinlikle ikna edemeyiz. Edemeyiz. Teşekkürler. Rica ederim. Hoşça kalın. İyi çalışmalar. Evet. Başka abiler de bir mikrofon uzatın. Selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Aleyküm selam, hoş geldiniz. Vallahi vakit nasıl geçiyor işte bak masraf göreceğiz. Nasıl? Hani yok fiyatlar normal ya fiyatlar diyecek yok. Öyle mi? Normal fiyatlar. Ülke seçime gidiyor. Bir duygu düşüncenizi bir alalım bakalım. Neler düşünüyorsunuz? Biraz bir anlatın. Abi 4 çay. Abi. Hangi köyden geldin? Abi Karaman Mahallesi'ndeniz. Karaman Mahallesi'nde? Evet. Muhtar abi iyi mi? Kadir Etal. Çok iyi. Herkes kendi cebine düşünüyor. Ben de kendi cebimi düşünüyorum. Yapacak bir şey var mı? Bilmiyorum ben şimdi. Sana soruyorum işte. Deveriyorum baksın ben de. Tamam. O kendini düşünüyor. Sadece kendine. Tabii. Yalan mı yok? Ben yüzünü söylüyorum. Anladım. Peki. Köyün muhtarı köyün işlerinden sorumludu. Kendi cebinden değil. Anladım. Su kesini bakan olmaz. Ceyran kesini bakan olmaz. Muhtar olmuş ne olmuş? Anladım. Ancak kendi cebini dolduruyor o. Anladım. Peki. Abi bir anlat bakalım. Kahraman köy vatandaşı olarak. Allah, söyle bakalım. Allah ne söylüyorum? Ne düşünüyorsunuz? Nereye vereceksiniz? Siyasetçiler bak bir sürü vaatlerde bulunuyor. Bırak vaatı. Herkes kendi cebini düşünüyor. Ben onu bunu bilmem. Muhtar gibi hepsi öyle mi? Hep öyle. Kim geçerse geçsin evvela kendini düşünecek. Seni beni düşünmez.
Düşünüyor mu? Bak bir sürü vaatte bulunuyorlar. Biz sizi düşüneceğiz diyorlar. Düşünüyor. Doğru. Şimdi Özlem ablam biz dedi ki sizin dedi tapu sorunlarınız var. Tapu sorunlarınız ben çözeceğim dedi. Yalan yok. Gelsin yüzünü söylerim. Hiç olarak da mı? Mustafa Savaş. Oo, ver ver dedi. Sorunlarınızı çözeceğim. Hala sorunlarımız çözecek. Koca köyde bilmem kaç tane tapusuz insan var. Herkes öyle oturuyor evinde. Hani kim çözüyor sorunu? Sorunları hiç çözen yok. Herkes oraya varıncaya kadar. Ne yapacağız peki bu seçimde? Ne yapacağız abi? Vallahi bilmiyorum. Kafam karışık benim. Evet. Kararsızlığından hepsi de. Yana söylemeye gerek yok. Kafamız karışık. Yani ona mı vereceğiz, ona mı vereceğiz? Kim vereceğimiz belli değil yani. Yalan konuşmayalım yani. Belki seçim gününe kadar netleşir o. Ha tabii canım, o güne kadar netleşir günü canım. Bir taraf vereceğiz gene elbette. Ama... Abi sizi mi dinleyelim? Bir anlatın bakalım. Ya benim anlatacağım bir şey yok. O gün gelsin oğlum, oğlumuz görüşürüz o gün. Ne olur tabii. Kendi görüşler, herkesin görüşü. Sen doğru söylüyorsun gibi. Ama insanlar hep görüyorsun yani vatandaşın haline. Şimdi buradan bu çentiyi herkes alan evini götürecek. O gün görüşlerimiz ne getiri? O gün çıkalım bakalım nasipse. Valla ben memnunum hayatımdan. Memnunum. Emekliyim. 1 milyar yattı bugün. Allah razı olsun. Maaşlı verecekti pazartesi günleri. Tamam. Ben memnunum yani. Hayat şeydi güzel. Sıkıntı yok. Yok. Tamam. Benim yolum devam. Ya emekli olum yani. Hali işte. Valla bizim halimiz zor. Ya. Yalan konuşmaya gerek yok. Benim halim zor. Sıkıntılım bak. Masraf koyacağım. Para yok. Para yok. İyi bak. İşte. Bak çanta boş. Yalan yok. Çek abi çantaya. Yalan değil işte. Para yok. Bulacağız, buluşacağız, çantayı dolduracağız. Ne yapıyor, çiftçilik mi yapıyor? Çiftçilik yapıyor. Ne ekiyor, ne biçiyor? Mısır, fıstık. Marette mi güzel? Bakalım önümüzdeki sene yani işte, bu sene belli olacak. Bu sene belli olacak. Ha, geçen sene para değildin. Anladım. İnşallah bu sene olur ya. Bu sene bakacağız. Belli tamam. Değil yani. Tamam, teşekkürler. Sağ kendinize olun. İyi bakın. Abi anlat bakalım. O da anlatmaz. Ben birader olur. Tamam, hadi bakalım. Şöyle başka bir masaya doğru bir gidelim. Şöyle bir amcayla sohbet edelim bakalım. Abi merhaba. Merhaba. Bir sohbet edelim sizinle. Ya ben, nasılsınız? Benim bir moralim bozuk benim moral. Öyle mi? Hı hı. Abimizin morali bozuk olduğu için onu çok fazla üstelemiyoruz da Çin'deyiz. Az önce Kahramanköy'de oturan bir abimiz anlattı. Muhtarı sorduk. Dedi ki ya muhtar kendisini düşünüyor dedi. Bizi falan düşündüğü yok dedi. Burada da abiler var. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyiyiz be, sen nasılsın? İyi misiniz? İyiyiz be. Hangi köyden geldiniz buraya? Mutavlar. Mutavlar. Evet. Ne var ne yok mutavlar? İyilik. Çiçekçilik devam ediyor mu orada? Evet, devam ediyor. Para kazandırıyor mu? İşte, yapıyor musunuz? Evet, yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Öyle mi? Peki şimdi ülke seçime gidiyor abi. Biz de dedik ki Çin'e bir gidelim. Vatandaşın halini evet. Bir soralım dedik. Neler anlatmak istersin bir mutavlardan birisi olarak? Bir söyle bakalım. Ulan ne diyelim şimdi ya? Mutavlardan bakıyorsun şöyle bir aşağıya doğru. Ne görüyorsun? Çok evet. Çok güzel yer görüyorlar. Manzarası güzel buranın yani. Evet. Çok güzel yani. Nasıl ülkede seçim atmosferi nasıl buluyorsun? Ama bakın diyorum sıkıntıdayız yani. Sıkıntı biz çiftçi olarak sıkıntıdayız yani. Neden çiftçi sıkıntıda? Ne anlat? Hayvan bakıyor. Yem bilmem kaç para olmuş. Bilmem saman kaç para olmuş. Bunun sıra yok yani. Ama et güç pahalıştı mı? Evet. Onu hemen çıkaramayacağını konuşuyorlar. Ama o kadar çok destek veriyoruz diyorlar yani çiftçiye. Valla şu an sıkıntı. Şu an 80 lira 75 bin lira yem yediriyoruz yani. Öyle mi? İlk ayda evet. 20 milyon zam geldi yeme. İlk ayda 20 milyon. Süt aynı yerinde. Süt aynı yerinde duruyor. Yani şu an hayvan bakımı çok zorlanıyoruz yani. Anladım. Peki nereye vereceğiz? Kararlaştırdınız mı? 24 Haziran'la ilgili. Var mı kafanı netleşemiş? Ya, şu an yok şu yerde. Kararsız mısınız? O zaman geldiğini düşünürüz yani. Kararsız mısın yoksa? Kararı verdi de bize mi söyledi? Yok. O zaman söyle git. O zaman o anda saklı. Ya şu o zaman geldi düşünüyoruz. Ulan zaten adaylardan seçmene ferahlatacak bir açıklama yok. Hep, yok mu? Hep birbirlerinden atışma. Ondan sonra birbirlerini kötüleme. Hiç milletin sıkıntısını, derdini çözebilecek bir vaatte bulunan yok. Hep kavga ediyorlar. Evet, biri çıkmış ben bisikletle gideceğim. Ondan sonra biri çıkmış ben TRT'ye satacağım. Yazmaya biri çıkmış efendim şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ya siz bu vatandaşa adayları gönderirken verdiğiniz vaatler o sadece seçim içerisinde bitiyor.
Sonra senin köyde aç mısın, susuz musun? Kimse senin durumunu bilmiyor. Ya şu anda bak hayvancılık bitme aşamasına geldi. Evet. Ben bir AKP'li olarak ben de tepki gösteriyorum. Ama diğer adaylar da beni tatmin edici, onlara oy vermek için bana tatmin edici bir şeyi göstermiyorlar, vaat göstermiyorlar. Hepsi falsafiso. Ya vatandaşa muhalefet muhafifliğini yapmıyor. Biz de ne yapıyoruz? Mecbur iktidarın yanında yer almak zorundayız. Çünkü belli bir 15 Temmuz yaşadık bu ülkede. Kim ne derse desin. Burada artık kendileri yaptı diyenler çok. Ama ben şahsen o görüşte değilim. Tamam, bu ülkeye hain bir darbe girişimi oldu. Bu ülke başka şeyler atladı. Şu andaki dışarıdan gelen bu kadar hem maddi hem de şey olarak PKK'ya olsun, ondan sonra dış güçler o kadar ülkemize saldırıyor ki, ya ben bu dönemde yine devletimin yanında yer alırım. Hayırlısı neyse o olsun. Yalnız ben her yaptığı işi de doğru olarak görmüyorum. Yani AK Parti'nin her yaptığını doğru görmüyorsun. Doğru görmüyorum. Yanlışları da çok. Evet. Ben mecbur kalıyorum çünkü diğerleri beni AK Parti'nin karşısında yani AK Parti'yi saf dışı bırakacak bir şey yapmıyorlar. Ya şu andaki mesela ben şey olarak kendimden pay biçeyim. Benim dün kazandığım parayla ben inşaatta çalışıyorum. Günlük yövme. Şu an dün kazandığım parayla bugün kazandığım paranın arasında ben inanır mısın haftada 6 gün işe gitsem 600 milyon para alsam 600 milyonun nereye gittiğini bilemiyoruz. Cebimizde hiçbir şekilde kenara atacak bir para kalmıyor. Ya şu anda herkes birbirini kötülüğe şey ediyor. Hiçbir tane milletvekili. Arkadaş biz bu kadar haksız yere para alıyoruz. Biz bunlardan vazgeçeceğiz. Bu askeri ücretten pay biçerek şunu askeri ücretten oy toplamaya çalışıyorlar. Ya sen bir milletvekili demiyor ki biz maaşlarımızı yarıya düşüreceğiz. Bu ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Hepsi de yalan yalan yani. Sadece koltuk sevdası var onlarda. Başka da ben yani diyecek olduğum bir şey yok. Mutavlar gelsin bir efendim mutavlar gelin bir mutavların içine çekin gidin fotoğrafına. Bok alıyor. Ondan sonra kanalizasyonun yarısı yapıldı, yarısı yapılmadı. Kanalizasyonun yarısı duruyor. Ben bokun içinde kokudan duramıyorum evde. Şu anda yaptılar. Yolu gelin. Araba gidiyorsa ondan sonra söyleyin. Araba gitsin arasında. Araba o yokuşta gitmiyor ki. Gelin bir bakın. Var mı? Mutavlara gelin bir çekin ya. Tamam, Allah için ya. Gelelim. Şu belediye burayı bir ne hizmet vermiş bakın bir. Görün bir ya. Mutavlar bok gibi. Bokun içerisinde şu anda evde duramıyorum ben kokudan. Kaç gün Aydın Belediye Başkanı'nı aradım. Dedi ki yapacağız. Geleceğiz dedi. Yapacağız. Gönderiyorum dedi. Bir gün gelip de orada geçen onu söyledim gelen yok. Ya suyun bu kadar bol olduğu yerde biz susuzluk çekiyoruz. Düşün. Allah ya, Allah. Ben yazın 3 gün evime su gelmediğini biliyorum. Bırakın içecek suyu ben buradan Çile'den paralı suyudan götürüyordum. Kendim evde hayvanlarım var bak. Hayvanlar aç, ben susuz. Bu yedekte stok ettiğim sular bitti. Ben gecenin bilmem kaçında hayvanları dışarı çıkardım ahar arıyorum. Su yok. Ya biz bunları yaşıyoruz. Yani bir gitti. Şey yoğun suyumuz verildi. Her seçimde bak, her seçimde gelip bu yol sorunu, su sorunu, herkes bir vaatler veriyor ama o orada kalıyor. Orada kahvenin önünde kalıyor. Ev yanıyor köyde herhalde bak. Evet, buralarda yangın var diyor bir abimiz. Bakalım şu abimize bir mikrofon uzatalım. Abi tamam, ben söyleme. Bir anlat bakalım. Ben söyleme abi. Ben bilmem. Boşver. Öyle mi? Peki. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Geleceğiz bu taflara. Ben çok asi birisiyim. Evet. Onun için içim dolu. İçim dolu da boşaltmak istemiyorum. Aydan mutavlar gideceksin. Mutavlar geleceksin diye bizim yanımıza. Mutavlar suyun bol olduğu diye sular olduğu halde olmadı mutavlar diyorlar. Baş versen onlara. Niye? Eşim yok, suyumuz yok. Desin varsın. Madran da onlarda. Doğru söylemiyor musun? Ha, yalan değil.
Madron'da onlar da her yerde su akıyor. E bak suyumuz akmıyor. Desin varsın. Desin varsın. Peki teşekkür ederim. Bir şey değil abiciğim. Hoşçakalın bakalım. Evet. Böyle güzel bir kahve önünde güzel bir sohbet ettik abilerle, arkadaşlarla. Onlarla sohbet ettik. Mutaflarda oturan vatandaşlar denk geldi. Mutaflarla ilgili yol sorunundan, su probleminden bahsediyorlar. Bir de kanalizasyon problemini anlattılar az önce bize. Tabi burada belediye yetkililerini göreve davet ediyorlar. Diyorlar ki hizmet alamıyoruz. Yani bununla ilgili kaç sefer belediye yetkililerine ulaştık. Ancak tüm çağrılarımız karşısız kaldı. Hep çözeceğim dediler. Ancak söz veriyorlar. Eylemek için hiçbir siyasetçi olmadı dedi. Belediyelerden bu konuyla ilgili olarak çözüm üretmesini bekliyoruz diye söylediler. Çiftçilikle ilgili dertleyenler oldu. Memnun olanlar da oldu. Bunu söylüyorlar. Mesela bir seçmen diyor ki böyle diyor onu kapatacağım, TRT'yi satacağım, şu şöyle olacak, bu böyle olacak konularla ilgili bu muhalefetin anlattığı meseleler çok böyle bizi etkilemiyor. Bizi de ilgilendirmiyor. Biz para kazanıp kazanmadığımıza bakıyoruz. Bize faydası olup olmadığına bakıyoruz diye söylüyorlar. Daha böyle mantıklı vaatlerde bulunmaları durumunda fikirlerin değişebileceğini ama böyle mantıklı yorumlarda bulunmadıkları için de AK Parti'den başka bir partiye oy vermeyi doğru bulmadığını söyledi az önce bir arkadaşımız. Evet, şöyle ilerliyoruz bakalım. Bir işleri bir soralım. Hayır işler. Patron var abi. Nasılsınız? Oradan. Sağ olun. Patron gel. Asıl patron oldu bak. Geçiyorlar. Asıl patron oldu. Herkes birbirini satıyor. Nasıl işler ya? Biraz sohbet edelim. Şükür ya Allah şükür. Nasıl satışlar? Normal ya Allah'a şükür. Öyle mi? Allah'a şükür. Kaç senedir geliyorum böyle Çin'e pazarına? Aşağı yukarı 15 seneden beri bu işi yapıyoruz ya. Nasıl son dönemlerde mi böyle düşüşe geçti yoksa böyle ara ara oluyor mu? Ya rızkı veren Allah ya. Muhakkak öyle. Yani rızkı veren Allah. Allah bereket versin ya. Şükür. Memnunsunuz. Şükür. Şimdi ülke seçime gidiyor. Bir esnaf olarak beklentilerinizi siyasetçilerden bir şöyle bir anlatın bakalım. Hani ne yapsınlar, neyi düzeltsinler? İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Tamam bu bir temenni ama yani. Yani bu biz bir şey değmeyiz baş. Biz bir şey değil. Başın. Nerede oy kullanıyorsun? Aydın'da mı? Burada. Çin'de mi? Çin'de. Milletvekili adayları tanıyor musun? Öyle bildiklerin var mı? İsmin? Kim var? Bülent Tezcan var. Mustafa Savaş var işte. Başka yani çok akla gelen bir şey yok. Başka yok diyorsun. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet. Esnafın da burada. Şimdi tekstil bölümü var burada. Tekstil mağazalarının tekstil mağaza olduğu yerdeyiz. Bir amcaya bir gidelim bakalım. Gel. Selamünaleyküm. Aydın Post'tan geldik abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Allah. Vallahi yorulmuşum. Değerli izleyiciler. Biraz oturacağım. Kusura bakmayın şöyle. Nasılsınız abi? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl işler? Düşük mü? Hastayım ben. İşine işim yok benim. Ne hastasın? Allah'a şükür versin. Dünyana işim yok benim. Ne olur? Ne rahatsızlığın var? Bir anlat bakalım. Hastayım. Şeker hastası. Şeker hastası. Allah şifa versin. Amin. Sağ ol. Ablam yanımda. Hanım. Ablam yanımda valla. Senin sırtın yere gelmez. Yere gelmez ha, hanım. Ben sana söyleyeyim. Hangi kanal bu? Aydın Post. Şimdi ülke seçime gidiyor. Bir anlat bakalım. Bir ne düşünüyorsun? Ne istiyorsun siyasetçilerden? Hayırlısı neyse o olsun. Allah hayırlısını versin. Tamam hayırlısı neyse olsun da. Hayırlısı sen neyse. Sen bir esnaf olarak, bir seçmen olarak ne istiyorsun? Bak herkes bir şey anlatıyor. İnanılır. Önemli değil. Senin geldik bak. Biraz dinleyelim. Hiç hepsi bilmiyorum ben inandırıcı hiçbiri gelmiyor. Hayırlısı neyse olsun Allah'tan. Nerede oy kullanacaksın? Çin'de mi aydınlanma? Çin'de. Milletvekili adayları tanıyor musun? Var mı ismen bildiğin? Hepsini biliyorum. Mesela kim var? Mustafa Savaş var. Ondan sonra Anavatan'ın şey var. Bizim hep bab. Anavatan'dan dedi. CHP'den. Neydi onun ya? Tezcan. Tezcan. Bülent Tezcan. Bunlar var. Daha bunlarla samimiyiz. Anladım. Peki. Söylemek istediğin başka bir şey var mı siyasetçilere? Yok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Hoşça kalın. Sağ olun. Şu an canlı yayında. Canlı yayınlıyoruz bunu. Evet. Amcamızla sohbet ettik. Ben dedi yani seçim falan dedi. Ayrı konu. Ben şu anda kendi canımın derdindeyim. Sağlığımı düşünmek durumundayım dedi. Ne rahatsızlığım var diye sorduk. Ben şeker rahatsızlığım dedi. Orada sergisin başında oturuyor. Anlattı bize. Konuştuk. Hayırlısı olan kazansın diye söyledi. Milletvekili adaylarından da tanıdığım var mı dedik. Çin'e de oy kullanıyormuş. İki kişinin ismi saydı. Birisi Bülent Tezcan, birisi de Mustafa Savaş oldu. Onu da söyleyelim.
Et Çin'e pazarındaki turumuz devam ediyor. Şöyle yine pazar yerinin görüntüleri getirelim ekranlarınıza. Biz de başka sohbet ettiğimiz arkadaşları ekranlarınıza getirmeye çalışalım efendim. Biraz şimdi kapalı pazar yerinin dışına çıktığımızda pazarın biraz da sakinleştiğini görüyoruz. Şurada şu yakışıklı kardeşlerimize bir gidelim bakalım. Evet, hayırlı işler. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz Allah'a şükür abi, siz nasılsınız? Maşallah. Baba mı? Babam. Amca nasılsın? Allah'a hamdolsun, iyiyiz. Valla çok şanslısın bak, böyle bir yakışıklı bir evladım var. Sana söyleyeyim. Allah'a ne kadar dua etsin. Bak ben sana söyleyeyim. Bir de adam çalışıyor. Evet. Bir çalışıyor. De oruç, yani. Bir de oruç. Oo tamam, hepsi bir arada. Evet. Tamam, bonuslarla beraber. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl işte? İyi Allah'a şükür. Kaç senedir yapıyorsun bu iş? Abi ben kendim bildim bileli babamın yanında yardım ediyorum. Evet, güzel. Nasıl, para kazanmak zor mu, kolay mı? Para kazanmak insan kafasını çalıştıktan sonra aslında çok zor değil. Evet. Ha, yorucu. Ama para kazanmak zor değil. Anladım. Yani mücadele etmek zor. Evet. Ama para, hani aklını kullanıp para kazanmak zor değil. Zor değil. Anladım. Ha. Peki şimdi oy kullanacak mısın bu seçimde? Evet, nasip olursa. İlk defa mı oy kullanacaksın? Evet, ilk defa. Evet, şimdi isim neydi? Hasan Hüseyin Dalhataş ise. Evet. Hasan Hüseyin var yanımızda. Şimdi Hasan Hüseyin tabii ilk defa oy kullanacakmış. O bu konudan bahsedince sizlere de bilgilendirelim değerli Aydın Post izleyicileri. Bu seçimlerde Aydın'da 55.000 yaklaşık 55.000 yeni seçmen oy kullanacak, genç seçmen. Onlardan bir tanesi şu anda Hasan Hüseyin. Bakalım soralım, bir yeni seçmen olarak, genç seçmen olarak neler düşünüyorlar? Türkiye'den ümitliler mi, değiller mi? Biraz öğreneceğiz. Nasıl, ümitli misin? Abi Türkiye'den ümitliyiz ya. Öyle mi? Tabii. Nasıl böyle geleceğe böyle güvenle bakabiliyor musun? Onu... Geleceğe güvenle bakıyorum. Dans ederek geliyor mu mesela bu tezgahın başına? Söyle bakayım. Dans ederek geliyorum. Dans ederek geliyorum. Evet. Süper. Çünkü bir insan işine seviyorum dans ederek çünkü gitmiyorsa aynen olmaz. O aynen işte başarılı olamaz değil mi? Seviyorum. Şimdi oy kullanacaksın. Evet, İlk defa oy kullanacaksın. Evet, nasip olursa. Kaç tane oy pusulası oy basacağız biliyor musun? Sayısını tam olarak hatırlamıyorum. Bilmiyorum yani. Yani bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, bir de milletvekili. Ha, onu biliyorum canım. Ha, tamam. Ha, ben oy pusulası kimler var? Ha, onu... Anladım. O ayrı konu. Ha, o. Onlarla ilgili ha çok önemli değil. Şimdi nereye oy vereceğin konusunda bir fikir oluştu mu kafanda? Kesinlikle. Nereye oy vereceksin? AK Parti'ye. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti'ye oy veriyorsun? Abi bu ülkeyi ondan başka yönetebilecek adam yok şu an. Öyle mi? Tabii canım. Diğerleri yönetemez mi? Yönetemez abi. Nereden böyle bir kanaati vardı mesela? Abi hepsini dinliyorum he birincisi. Evet. Hepsini dinliyorum. Ne anlatıyorlar? Ne öğreniyorsun? Hepsi mesela bir şeyler söylüyor. Evet. Ne söylüyorlar? Yani şunu yapacağız, bunu yapacağız, hı, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hı. Ama ben her sene, yani daha önceki şeylerde, 2002'den önceki şeyleri de dinlediğimiz kadarıyla, yani bu ülkeye bir şey kazandıran tek kişi AK Parti yani. Hı. 16 yıldan beri iktidarda. Bakıyorum ben hizmetlere, yol var, hastane var. Bakıyorum sokaktan geçen 3 kişiden 5, 3 kişiden ikisi maaş alıyor zaten. Hı. Ne maaş alıyor? Sakat maaş alıyor, özürlü maaş alıyor. Hı. Yani herkesin para dağıtıyor adam zaten. Hı. Herkesin, nasıl diyeyim, şimdi bazıları kızıyor mesela, benzin zam geldi, şuna zam geldi, buna zam geldi. Bunlar bence yanlış. Bunlar hükümetin elinde olmayan şeylerden dolayı zam geldiğini düşünüyorum. Ama bazıları diyor ki yani böyle maaş dağıtmasın, İşte üretimi artırmamız lazım diyor. Sen bu konuda böyle düşünüyor musun? Üretimi artırmamız, üretimi artırmamız lazım. Tamam, onun sıkıntı yok. Ama bizim insanımızdan da kaynaklanan şeyler var. Bizim insanımız çalışmayı sevmiyor. Anladım. Çalışmıyor mu insan? Bizim insanımız çalışmıyor. İşini beğenmiyor. İşi beğenmiyor. Ciddi misin? Aynen. Sen? Şimdi birincisi ben kendim organizasyon işi de yapıyorum. Ne organizasyon yapıyorsun? Bayağı düğünler, garsonu organizasyon. Allah Allah. Hasan senin 10 parmağında 10 marmet var arkadaş. Şimdi ben kendim... işimiz olsa seni arayalım. Buyur abi. Kart ver bize. Verelim. Tamam. Al oradan bir kartımı getirsene. Kart üstünde de var adam. Vallahi girişimci bu adam. Evet. Mesela yanımda çalışacak adam bulamıyorum ben. Niye? Adam para eller para mi veriyorum. He. Beğenmiyor parayı. Beğenmiyor. Gelmiyor çalışmaya. Gelmiyor çalışmaya. 20 kişi adam götürüyoruz. Yemek içmek bana ait. Sigarası bana ait. Her şey bana ait. Evet. Yine gelmiyor. Yine gelmiyor adam yanıma. Şimdi bu adam ne adam geliyor? Hayır. Deneyeceğiz. Herkese mikrofonumuzu açacağız. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi Hasan Hüseyin'le bir konuşalım. Hasan Hüseyin'in kartını aldık. Evet. Başka neler? İşte bunlar yani. Bunlar. Bunlar. Ben şimdi burada... Burası bizim dükkanımız. Evet. Bir yandan. Tamam. Hafta içi, hafta sonu her gün açıyoruz biz. Tamam. Ben burada gün bir sürü insan görüyorum. Herkesi görüyorum ben burada. Evet. Şimdi bakıyorum. Değişik insan tanıyorsun evet burada. Ama hepsinin düşüncesi birbirinden farklı. Tamam. Kimisi geliyor şu parti, kimisi geliyor bu parti. Ama bakıyorum ben, şu partiyi destekleyenler şöyle olmuş, şu partiyi destekleyenler böyle olmuş. Evet. Yani bunun suçu partide mi, adamda mı? Bilmiyorum. Sence kimde? Bunun suçu bence adamda. Adamda. Peki. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Ben AK Partiliyim ama AK Parti benim 5 kuruş para vermiyor. Anladım.
Ben sadece seviyorum. Nokta, bu kadar. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Milletvekili adaylarını tanıyor musun? Tanıyorum. Söyle bakayım. Mustu Savaş var, Rıza Bozucu var, Mehmet Yavuz var. Sonra iki tane kadın var. Hı. Biri de şeyden gelip duru. Şeyin kontenjanından. BBP'nin. He, büyük birlikte. Büyük birinin kontenjanından geliyor. Tamam. Muzaffer, gel şöyle yanımıza bir sohbet edelim. Bırak elindeki yükleri şöyle. Bırak oraya. Almaz kimse. Burası Çin'e kardeşim. Burası Çin'e. Hoş geldin Yarmak. Nasılsın? İyi misin? Allah aşkına sen kolay nasılsın? Gelsin. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sen de kolay gelsin. Eyvallah. İyisin. Dolaşıyoruz biz de böyle pazarda. İyi ya. Sen de ne söylemişsin? Bir dinleyelim seni şöyle. Falan söylenecek bir şey yok. Yani hayırlı olsun seçim. Aydın için hayırlı olsun. İnşallah çalışacak insanlar seçilir. Çin'e için çalışacak insanlar nasıl seçilir. Buldun? Ben şimdi nasıl buldun mesela böyle? Ben şimdi mesela hiç Çin'e için çalışacak Mustafa Savaş'tan başka bir adam görmüyorum orada. Yani ne Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde. Ben hiç bu zamana kadar Bülent Tezcan'ın bir şeyini görmedim. Çin'e için yaptığı bir şeyi görmedim. Duymadım da. Yani ben duymadım yani. Bilmiyorum. Yani belki de vardır. Biz bilmiyoruz. Yani bir önerge verdi mi, vermedi mi? Mesela benim için önemli olan Çin'e hizmet, Aydın'a hizmet. Yani yapacak olan varsa hani onlar çıksın diye şey yapıyorum ama oradan buradan listelere dışarıdan bir adam girmese iyi olurdu. Düşünüyorum ben. Mesela Fatih Atay'da kimse çalışmadı. Mustafa Savaş gibi kimse çalışmadı. Mehmet Erdem gibi kimse çalışmadı. Bu şekilde Ali Uzunırmak gibi kimse çalışmadı bu memlekede. Yani ben bu şekilde çalışacak insanlar gelsin. Gel, vekil olsun. Bizi temsil etsin istiyorum ama Bülent Tezcan gibi gidip HDP'yi desteklemesin. Yani ben böyle beni desteklesin. Aydın için konuşsun. Aydın için şey yapsın. Ya benim şeyim bu yani. Seçilecek olan arkadaşlar yani vekillerimiz bu şekilde olsun istiyorum yani. Anladım. Sen nereye oy veriyorsun şimdi? Karabaş. Vallahi ben daha karar vermedim. Ya bizi tescillendik bir şeyimiz var herkes tarafından tescillendik. O yüzden ama hala da karar vermiş değilim yani. Ciddi misin bu konuda? Ciddiyim yani. Neden? Kararsızlığı iten şey şu. Mesela ya bir taraf şunu yapacağım diyor. Bir taraf onun yaptığını yıkacağım diyor. Vallahi ben anlamadım. Yani burada kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor ben hala da çözemedim yani. Kafaları mı karıştırıyor? Yani. Ama Devlet Bahçeli aday olsaydı doğru veri geçerdik yani sonuçta. Nasıl yani, Cumhur İttifakı nezdinde böyle etkili oldu mu ya da ittifak kurması mantıklı mıydı? Ya, doğru mu? Bence en doğrusunu yaptı. En doğrusunu. Dünya lideri Tayyip Erdoğan. Bence gel nereye gidiyorsun? Gel ya. Ya gel ama herkes sırayla olur. Gel şuraya gel. Gel hemen ben, gel. En doğrusunu yaptı. Yani en doğrusunu beni kalırsa o yaptı. Çünkü yani ne gerek var? Yani güçlü adayların yanında nasıl seçilemeyeceğini anladı. Ezilmektense yani ezdirmektense kendine bir yerde yer almadı. Taraf oldu diyorsun. Taraf oldu. Yani bu memleket bu yani şu Türkiye'de taraf olmayan bertaraf olur abi. Aynen. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Eyvallah. Sağ ol. Çay içmeye gel ben dükkanın yerini değiştireyim. Şurada Avukatlar Sokağı'nda. Tamam öğreniriz geliriz. Bir yayını bitirelim. Gel abi bakalım şöyle gel. Gel yakışıklı abim ben. Nereye gidin hemen ya? Çok hızlısın ya. Vallahi zaten bir adamın böyle boyu falan kısaysa tamam hani siz anladınız benim ne demek istediğimi korkacaksınız. Şöyle bir abi görüyoruz. Evet. Abi tanıyalım seni ismini. Ben Ersin Şahin Bölüntü'denim. Ersin abi Bölüntü'den mi geliyorum buraya? Evet Bölüntü'den geliyorum pazara geliyorum. Nasıl Bölüntü'de işler güçler bir anlat. Allah şükür herkes işini kaydında. Memnun mu herkes? Çok sen memnun. Sen memnun musun hayatında? Ben çok memnunum. Para kazanabiliyor musun? Çok. Emekli misin? Yok emekli değilim var 5-6 sene var. 5-6 sene var. İnşallah emekli olursun. İnşallah. Ama ilk maaş aldığın zaman bize yemek ısmarlamayı unutma. Yemek onda ufak iş ya. Öyle ya, mi? Tabii. Peki tamam teşekkürler. Evet. Şimdi ülke seçime gidiyor. Geldik bugün Çin'e soruyoruz vatandaşlara. Evet. Sen ne söylemek istiyorsun? Senin gündemde ne var? Bir anlat bir öğrenelim. Ya şimdi... yaşantımız güzel. Bu hükümetten... Bu devletten memnunuz. Tayyip'ten hele dünya liderinden. Allah onu bizi başımızdan eksik etmesin. Dünya liderine. Biz onu çok seviyoruz. Neden seviyorsun Tayyip Bey? Ama dik duruşuna. Yani canlı dik duruyor. Dış güçler ondan çekiniyor. Cesur. Bizi böyle bir insan ilahında Allah tarafından geldi yani. Anladım. Seviyoruz yani AK Parti'yi seviyoruz. Anladım. Tayyip'imizi seviyoruz. Milletvekili adaylarını tanıyor musun AK Parti'nin? Mustafa Savaş. Tam Mustafa Savaş'ı biliyorum. Birkaç bilmiyorum yani. Tam. Oyu oraya mı vereceksin bu seçimlerde? Tabii kesinlikle. Anladım. Ben AK Parti'nin kuruluşundan beri AK Partiliyim. Anladım. Yani her görevinde yer aldım. Daha da alırım. Maşallah. Yani. Tamam teşekkür ederiz. Evet. Hoşça kal. Selam söyle. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Hoşça kal. Evet. Buraya kadar gelmişken bu belediye bu yolları gazlı bunlar ne olacak? Söyle bakalım. Söyleyeyim abi bak.
Biz yolları gazlı, ben hafta içi burada incin top oynuyor. Yolları gazlı, bizim burada incin top oynuyor. Kimse gelmiyor. Kaldırımları yaptılar, her yeri tek yön yaptılar. Şimdi? Bütün halk isyanda, bütün esnaf isyanda. Her yer tek yön mü oldu? Her yer tek yön oldu şimdi. Bunun da bir çaresini buradan herkese söyleyeyim madem. Salih İnçerlet orada seslenmişti. Seslenelim başkanım, bu işi hallet ya. Her yer tek yön yaptın. Başkan denk gelmiyor mu böyle? Denk gelmiyor, geçmiyor, geçmiyor çarşıdan. Geçmiyor. Yollar gazladı zaten. Evet tamam, bir hafta sonra ama bak onun seçimi var şimdi. Şimdi onun seçimi var. O zaman ne yapacaklar? Bak çok merak ediyorum ben. O tek yön yapması... Tek yön... bitti mu zaten, bitti. Öyle mi? Çaresi yok, bitti yani. Kazanamadın seçimi. Zor. Öyle mi? Peki. Teşekkürler. Ben size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Buyurun gelin. Çayın, tamam geliriz inşallah. Sağ ol. Tabii tabii öyle. Tamam. Mesaj alındı. İlerleyelim bakalım. Sen su mu satıyorsun burada? Öyle mi? Evet. Şimdi de pazar yerinde yine görüntüleri veririz. Abi görüşürüz. Hayır işler. Hoşçakalın. Sağ ol. Sağ ol. Niyetliyiz abi. Teşekkürler. Daha sonra geliriz çay içmeye. Hoşçakalın. Evet. Pazar yerinde turumuz devam ediyor. 24 Haziran seçimler öncesinde. İşte size hep farklı profillerde, farklı yaşlarda, farklı işlerde, branşlarda çalışan seçmenle buluşturuyoruz. Soruyoruz onlara. Bir de kuaföre soralım bakalım. İşler nasıl bakalım? Hayır işler. Sağ olun. Çıkar bir konfret, bir sohbet edelim seninle. Nasıl? İyiyiz abi, çok şükür. Tanıdın mı beni? Tanıdım. Ben Çinili. Evet. Nasıl işler, iyi mi? İyi abi, Allah'a çok şükür be. Biraz durgun şu an. Durgun anda. Mu? Durgun, evet. Ama bayrama doğru hareket evet. Mesela işte. Anca işte, evet. Şimdi herkes biraz daha saçlar uzasın. Uzasın, evet. Tabii, bayram önü gelelim. Sen Arife günü falan sabaha kadar mesai yaparsın burada. İnşallah, inşallah. Değil tek mi? Dileğimiz o. İnşallah, i̇nşallah olur, evet. olur inşallah. Hayırlısı. Şimdi bir anlat bakalım, bir esnaf olarak nasıl görüyorsun? Seçime gidiyor ülke. Vergilerden memnun musun? İşte borçlar ödenebiliyor mu? Nasıl durum? Bir gözlemlerini bir paylaş bizimle, bir öğrenelim. Ya abi nasıl gidiyor? Şu anda işler durgun. Esnafın hali zaten belli. Hı-hı. Yani vergileri taksitlendiriyoruz. Hı-hı. Olduğu her hani istediğimiz gibi ödeyemiyoruz. Yani hı-hı. İşler dört dörtlük değil. Hı-hı. Yani seçimi sorarsan bilmiyorum yani sonuçta bu milletle olacak bir şey. Hı-hı. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kararını verdin mi? Vallahi daha vermedik. Yani, kararsız mısın? Yani şu anda bilmiyoruz yani. O güne bırakalım yani. Öyle mi? Evet. Sanki kararı verdin bize söylemen gibi. Yok yok he? Yok yok. Öyle mi? Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür hoşça ederim. Hoşçakal. İşler sağ ol. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, kuaför salonunda da işler biraz düşük olduğunu söylüyor beyefendi. Dedi ki işler düşük. Muhtemelen bayram önü biraz daha işler hareketlenir diye bekliyorum diye söyledi. Merhabalar. Merhaba. Sohbet edelim sizinle. Şöyle kenara gelin. Trafiğe engel olmuyor şöyle. Bir tanıyalım sizi. Ersin Akay. Ersin abi ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bir anlat. Ne işin? Emekliyim. Emeklisin. Nasıl, memnun musun? Hayatım. Evet, gayet memnunum. Maaş yetiyor mu abi? Allah çok şükür. Allah bereket versin. İkramiye verildi mi? Çok güzel bir şey. Oh, mis gibi. Allah olmayana versin. Senden mutluyuz şimdi. Ya, elbette ki ya. Değil gayet mi? Mutluyuz. Anladım. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi ülke seçime gidiyor. Evet. Biz de vatandaşlara soruyoruz. Herkese, evet. Her seçmeni soruyoruz. Neler anlatmak istiyorsun? Bir şöyle anlayalım, dinleyelim, öğrenelim. Ya şu anda Türkiye'de bir birlik beraberlik zamanı. Hı. Herkes tek yumruk olmak zorunda. Hı hı. Şu anda selamlar. Belki siyaseti kaçacak gibi olur ama evet. Ben şu andaki Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesi taraftarıyım. Anladım. Peki milletvekili adayını tanıyoruz mu? Tanıyorum. Mesela isim söyleyebilecek olduğun var mı işlerini? Mustafa Savaş, hı. Metin Yavuz, Bekir Kuvvetlerim, hı. Umurlu eski belediye başkanımız var AK Parti'den biliyorsunuz. Hı. Ersin Esenlik Bey için sırada adayımız. Bütün isimleri biliyorum maşallah ya. Vallahi Ersin abi dersin çalışmış da gelmiş. Abi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ olun, ederim. Sağ olun. Evet, ilerliyoruz böyle. Yani Durmuş amca gel. Gel sen, gel gel. Gel. Bir gelir misin? Bak şu an canlı yayındasın bak. Herkes seni izliyor. Yok, yok numara yapma. Hayır, vallahi canlı yayındasın. O ayrı bir konu. Ben bu siyaseten buradayım. Ben. Bir emekli olarak bir anlat bakayım. Gel. Şimdi onlar... Tamam, Durmuş amcayı ikna edemedik. O da emekliler derneğinde yöneticilik de yapıyor. Ona bir soralım. Bakalım emekli durum ne diye. Bir nabzın yok olacaktık ama. O işim var diye bizi şimdi reddetti. İlerliyoruz. Bülent baba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler kardeşim. Nasılsın? Merhaba abi, nasılsın? İyi nasıl misin? Işler? Elhamdülillah abi, şükür ya. Memnun musun? Abi şükür elhamdülillah elimize ya. Süper abi. Öyle mi? Şükür biz abi. Süper mesela bir anlat. Bağla abi. Bombun diyor. Sen süper dedin. İlk defa çarşıda dolaştık. Bir esnaf süper dedi. Abicim biz müşteriyle iyi
ilgi alaka gösteriyoruz. Heh. Müşteri de bizi beğeniyor, geliyor abi. Geliyor, alıyor. Aynı paraya satıyoruz, ucuz satmıyoruz. Evet. İlgi alakadan müşteri memnun olduğu için hı-hı, geliyor. Gelip alışveriş yapıyor. Tabii ki abi. Tamam, ne satıyoruz burada? İç çamaşırı mı? Abi atlet, çamaşır, hı, pijama, her şey var abicim. Maşallah, çok güzel. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Abi, 15 seneden beri bağımlı yapıyorum. Evet. 7 seneden beri kendim yapıyorum. Kendin yapıyorsun, çok güzel. Peki şimdi ülke seçime gidiyor. Evet. Ne düşünüyorsun bir esnaf olarak? Neler söylemek istiyorsun? Beklentilerin ne? Bir anlayalım, bir öğrenelim. Ya abi, o kadar nasıl diyeyim sana? İstediğin söyle. Hakaret yok yalnız ha. Yok tabii ki canım, hakaret olmaz ya. Aynı yeterli. Özgürce söyle. Anlayalım. Abicim, halimizden memnunuz. Hı. Ama hı, tabii ki yapılan şeylerden yanlışlıklar da var. Hı. Ama şükür ya. Yani ne diyeyim sana, başka bir şey demeyeyim ya. Peki ne olur bu seçimde bir değişiklik olur mu? Bir olmaz. Var mı? Olmaz. Hiç değişiklik olmaz. Kararlaştırdın mı? Değişiklik olmaz. 7,5. Nereye oy vereceksin, kararlaştırdın mı? Belli bizim oyumuz ya. Bizim oyumuz belli. Kime veriyorsun? Söyle. Tayyip Erdoğan'a veriyoruz. Tamam. Başka yok. Aydın milletvekili adayları tanıyor musun? Biliyorum. Söyle. Mustafa Savaş var. Birinci o. Üçüncü şeydi. Neydi o? Poşet ablaya verdim. Pardon. Üçüncü Sökeli. Neydi onun ismi ya? Yavuz. Ne Yavuz'du ya? Metin Yavuz. İşte abi biz vallahi kendi işimizde gücümüzdeyiz ya. Öyle çok güzel, detaya girmiyoruz. Sağ olasın abi. Allah'a emanet ol. Eyvallah, sağ olsun. Evet. İş çamaşırı satan bir kardeşimizle sohbet ettik. Abi hiç bozma. Bu güzergahdan devam edelim. Hakikaten Çin'de yolları da görüyorsunuz. Az önce Hasan Hüseyin kardeşimiz bahsetmişti. Yollar çok kötü dedi. Şu anda o güzergahdayız. Nusaybin yolu gibi bu yollar. Yani sanki böyle havadan bomba yağdırmışlar noktasına. Kötü mü yollar? Abi yok, çok. Abi bir haftadır böyle ya. Bir haftadır. Evet. Ya insanlar burada yürürken abi, ayağını falan kırar ya. Abi sorma ya, sorma. Yürekler acısı, yürekler acısı. Söylemiyor musunuz belediye? Hiç olmazsa bayramdasını bari yapın dedik, dinlemediler. Dinlemediler. Aynen öyle. Anladım. Peki, hayırlı işler, tamam, kolay gelsin. Hayırlı günler abi, sağ olun. Hep Çin'e pazarında turumuzu biz bir yandan sürdürüyoruz. İşte vatandaşa mikrofon uzatıyoruz. Memnuniyetlerini, şikayetlerini, kendi gündeminde olanları bize aktarıyorlar. Bakın, kadınlar, erkekler, kız çalışıyor pazarda. Artık bayram haftasına giriliyor. Evet. Esnaf 10 lira yaptım diyor. Evet. Sergilerin önünde bazı sergiler hareketli, bazılarında sakin. Şu anda böyle tekstil bölümündeyiz, böyle tekstil esnafın olduğu bölümdeyiz. Evet. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sarılsın abi. Ne var ne yok, nasılsın? Şükür abi, hamdolsun. Abi koşturmaya devam ya. Maşallah. Görüyorsun işte bak, yolları molları gazdılar. Niye, yollar kötü mü? Abi bir kilometre buradan böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle bir böyle. Allah Allah. Niye böyle yapmışlar yolları? Abi çalışıyor belediye ya. Çalışıyor yani. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Gerçekten mi söylüyorum bunu yoksa? Çalışıyor yani, anla yani yarısını. Bu kadar da ha. Aynen. Yapacak nasıl şey. İşler? Memnun musun? Abi işler zam var abi. Öyle mi? Durmadan zam var yani, zamlardan kafayı kaldıramıyoruz. Bugün alıyorsun 5 lira. Hı. Yarın gidiyorsun almaya 6,5 lira. Hanımefendi nasıl fiyatlar? Uygun. Uygun mu? Uygun. Zam geliyor sana. Sıksın. Zam size yansıyor. Yansımıyor müşteri. Öyle mi? Yansıtamıyoruz ya. Evet. Küçük hanımı, küçük hanımı gösterelim burada. Küçük hanım gelmiş buraya. Alışverişe çıkmış orada. Pazar alışverişine. İyi misin? He? Memnun musun? Mutlu musun? Elbisen evet, çok güzelmiş. Hı. Küpelerin de çok güzel. Evet. El salla bakalım kameraya şöyle bir. Aferin sana. Evet. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. İlerliyoruz. Pazar yerindeyiz. Çin'e pazarını, Çin'e pazarını soruyoruz vatandaşlara. 24 Haziran'da ilgili onların gündemden alacağız. Çin'e de tabii farklı bir gündem konusuyla karşılaştık. Burada yollarla ilgili eleştiriler var. Yolların bozukluğundan bahsediyorlar. Bazı tabii vatandaşlar yolda yürümekte zorlandığını, hatta esnaflar hafta içi çok fazla burada sirkülasyon olmadığını az önce bize anlattı. Bundan dolayı da belediye başkanı biraz da tepki söz konusu. Bir an önce yolların tamamlanmasını istiyorlar. Talepleri bu yönde. Evet, şöyle yine kamera gösteriyor. Biraz Nusaybin sokaklarını andırıyor. Hani buraya el bomba satılmış gibi sanki. Belediye çalışmaya başlamış. Umarız yani kısa sürede bu yolu tamamlarlar. Hem esnaflar hem de vatandaş da rahat bir şekilde bu yolu kullanmaya devam eder.
Evet, 24 Haziran'ın nabzını tutuyoruz. Şöyle bir başka bir esnaf abilere doğru bir yaklaşalım bakalım. Evet. Renkli esnaf manzaraları da var. Soralım bakalım. Hayır işler. Abi, eşyan vaktim yok. Şu an baktım yok. Şu an kalabalık. Tamam hadi bakalım iyi gençlerine. Eyvallah. Tamam. Şöyle gidelim. Selamun aleyküm amca. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol, Allah razı olsun. Gel bir sohbet edelim şöyle. Sohbet etmeyelim amcam ben. Sonra yapalım. Sonra mı yapalım? Sonra. Peki sonra yapalım. Tamam amca. Tamam yapalım inşallah. Tabii hava sıcak. Niyetli de olunca böyle esnaflardan bazıları konuşmakta da zorlanıyorlar. İlerliyoruz. Şöyle sizi başka röportajlarla buluşturmaya devam edelim. Öğrenelim. Vatandaşın gündemini soralım onlara. Evet 24 Haziran seçimleri öncesinde Çin'de vatandaşlara soruyoruz. Onların gündemini öğrenmeye çalışıyoruz. Sorunları bir öğrenelim. Şurada bir abimiz var. Erol abimiz var. Ona da bir soralım. Şöyle bir esnaf. Tabii ben tanırım burada Çin esnafını bazılarını değerli izleyiciler. Anne baba böyle buralı olunca. Erol abi gel. Gel abi. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Nasılsın abi, iyi misin? Siz nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Şimdi şöyle seninle bir sohbet edelim. Biraz bize bir anlat. Buyur. Ülke seçime gidiyor. Evet. Tabii biz senin hangi görüşte olduğunu biliyoruz ama senin bir dilinden, yorumunla şöyle bir öğrenmek isteriz gündemi. Şu Çin'e gündemi bize bir tayin et bakalım. Biraz anlatılar. Vallahi şu anda Çin'in gündeminde ekonomi var. Başka gündemi yok Çin'e. Evet, bize de söylediler şimdi pazar yerine. Halk şu anda borçlu. Bu borçların ödenmesinin imkanı, ihtimali yok. Öyle mi? Çünkü üretim olmadığı için bu borcun ödenmesinin şeye göre içinde bulunduğumuz şartlara göre ödenme imkanı maalesef yok. Bunun sonu da ekonomik olarak kaos. Ne olacak peki böyle Erol abi? Ne herkes birbirini kandırarak nereye kadar gidecek orasını bilemiyorum. Yani anladım. Toprak kayıyor altımızdan. Öyle mi? Evet. Siyaseti gerek yok. İnsanlar borçlu olunca, borçlu olan insan her şeyi yapar. Yalan da söyler, iftira da atar. Efendimi söyleyiverem, dolandırıcılık yapar, hırsızlık yapar. Affedersin eşini pazarlar gibi bunu sosyal bir facia ile karşı karşıyayız. Şu anda Çin'in ekonomisi bu. Çin'e böyle olduğu için Aydın farklı değildir, İzmir farklı değildir. Hepsi böyle. Birbirinden etkileniyor diyorsunuz. Aynen. Düzen böyle gidiyor. Evet. Açlık sınırının altında geçimini idame ettirmeye çalışan bir kitle var. Bir de bununla beraber tam tersine anormal derecede refah içinde, varlık içinde, lüks içinde yaşayan, tüketen bir toplum var. Üreten bir toplum yok. Yok. Onun ortası yok. Yok. İşte o ortada amatör görevi olmadığı için, helezon görevi olmadığı için bu fizik kanunları gereği ülkenin de insanın da bir noktaya gitmesi demek. Bu yani insanlar mangurtlaştırıldı. Öyle mi? Evet. Ekonomik olarak halk mangurtlaştırıldı. Bunun sonunun da bilenler bilir. Sonunun ne olacağını bu insanlar dahi tahayyül ediyor diye düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Peki böyle siyasetçiler son dönemlerde diyorlar ki bir dip dalga var diyorlar. Evet. Böyle bir dip dalga seziyor musun sen de toplumda? Evet. Şu anda ülke hak yiyenlerle hakkı yenenler arasında bir savaş içinde. Bunun sonunda da 25 Haziran'da halk artık mantık ölçüleri içinde ya olacak ya olmayacak. Bunun mücadelesi var. Ben öyle düşünüyorum. Benim bireysel düşüncem bu. Yalnız şunu söyleyeyim. Bizim şu anda birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Evet. Ben 25 Haziran'dan sonrasını sıkıntılı görüyorum. Yani mevcut iktidar devam etse de değişse de mi? Evet. Mevcut iktidar zaten mevcut iktidar ekonomi iyi olmuş olsaydı, halinden memnun olmuş olsaydı seçime gitmezdi. Anladım.
Mevcut iktidarın iktidara gelmek için bir küreklere asıldığı bir durum da yok, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Çünkü 955 katrilyon borç var. Bunun saniyedeki ödendiği faiz miktarı 2 milyar 250 milyon. Of, of. Siz buraya geldiğinizden bu zamana, hı-hı, en az 150-200 milyar lira, yani eski parayla, hı-hı, faiz ödendi ki siz çıkıncaya kadar bu 1,5-2 trilyonu geçecek. Hı-hı. Bunu sen, ben, biz ödüyoruz. Hı-hı. Bunu kimse dile getirmiyor. Hı-hı. Herkes tutturmuş Kandil diyor, Avrupa Birliği diyor, Suriye diyor. Ya toprak kayıyor altımızdan. Bunu hiç kimse dile getiremiyor. Evet. Bunun sonu da işte ortam belli. Anladım. Şu anda Çin'e, Aydın, İzmir veyahut da Ege bölgesindeki çiftçi yeterli destek alamadığı için ürününü tarlasını ekemez halde, ektiğinin de karşılığını alamaz halde. Biz samanı, buğdayı ithal eder hale geldik. Yani başka bir şey anlatmaya gerek var mı? Bizim acilen bir de en son bu stratejik önem olan şeker fabrikaları özelleştirildi. Bunda halk mangurtlaştırıldığı için önce olayın iç yüzünü öğrenemedi. Bunun dalgaları bundan bir sene sonra başlayacak. Hatta başladı da ben bunu şimdi konuşmak istemiyorum. Hı hı. Her şeyden önemlisi suyumuz satıldı. Hı hı. Su satılır mı ya? Suyu satmakla vatanı satmak aynı şeydir. Hı hı. Ama halkımız daha bunu bilmiyor. Halkımız daha bunu bilmiyor. Mesela şu anda barajlardaki sulama birliklerinin hepsi lav edildi. Öyle mi? Evet. Onu ilk defa duyuyorum ben de senden. Ben size o zaman linkini atayım. Lütfen. Bunu ilk defa birisi gündeme getiriyor. Evet. Bunu zaten milli görüşten başka bu milletin haline derman olacak şey yok ki. İnsan kitlesi veyahut da siyasi kitle yok ki. Hı hı. Bunlar bizim genel başkanımız, Allah razı olsun, basiretli Şubat ayında açıklamasını yaptı. Hı hı. Bunu ben size linkini vereceğim. Oradan ama kendiniz çok daha iyi tahmin edin. Ben oruç olduğum için tam konuşamıyorum. Birikimli, donanımlı olmuş olsaydım ben sizi daha iyi aydınlatacaktım. Vallahi olsun. Bundan bir istifade ettik. Siz evet, bize link atarsanız onu da bir bakalım. Atacağız. Teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğim bir şey yok, var mı? Merhaba abi. Ben de teşekkür ediyorum. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Peki. Sadece bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hı hı. Yani ben başka bir şey istemiyorum. Huzur olsun. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Hı hı. Ben lüks yaşamak istemiyorum. Lükste her zaman da karşı olan, lükse, israfa karşı olan bir kafa yapısına sahip insanım. Halk şu anda lükse teşvik edildi. Sürekli tüketiyor, üretmiyor. Hı hı. Markalı tüketiyor. Hı hı. Bunun sonu da kaos demek. Anladım. Bir de şu var. Karıncayı ezmekten korkan bir millet annesini babasını boğacak hale geldi. En büyük sıkıntı burada. Anladım. Bunun acilen tolere edilmesi lazım. Bu da ancak maneviyatla olur. Maneviyat olmadığı için zaten toplum bu noktada. Öyle mi? Evet. Anladım. Peki, teşekkür ederiz abi. Şey değil. Hayırlı işte. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler. Canlı yayında Erol abi bizi dinledik. Sağ olsun, o da bizi farklı bakış açılarıyla bilgilendirdi. Çin'deki turumuz devam ediyor. Çünkü vatandaşa dedik ya, onların gündemi çok farklı. Siyasetten çok çok daha farklı. Şu ana kadar böyle dolaşıyoruz Çin'e pazarında. Ama inanın biz pazar yerinde bir siyasetçi falan daha denk gelemedik. Bugün Çin'in pazarı. Zaten vatandaş da söylüyor çok böyle siyasetçiyle denk gelemediğini. Soracağız yine esnaflara. Erol'un anlattığı konular çok önemliydi. Farklı bir bakış açıları ortaya koydu. Serdar abi hayırlı işler. Nasılsın ya? Maşallah. Sen nasılsın? İyisin. İyi, sağ ol. Nasıl işler? Vallahi şükür idare eder. Para kazanıyor mu abi? Yok, nerede ya? Eski durumlar yok ki vallahi. Ya sen böyle çifter terlik satardın. Evet, evvelden aynen şimdi öyle. Şimdi olmuyor mu abi? İşler Allah bereket versin de eskili işin tadı yok ki. Yok mu? Vallahi yok. Peki ne olacak böyle abi? Bir anlat bakalım. Ülke seçime gidiyor şimdi. Vallahi biraz bir şey diyemem. Yorum yok onda evet, vallahi. Evet, oy kullanmayacak mı? Kullanacağız da yani durum yok şu anda. Ne durum yok ya? Yani hangi durum yok? Şey diyorum, onu demek istemiyorum yani. İşler eski durumlar yok, onu demek istiyorum. Tamam. Peki seçim çağrı olur mu bu dışarıda? Ne düşünüyorsun? Olur nasıl de yönden? Çağrı olur mu? Düzeltir mi? Seçimden sonra daha mı iyi olur? Valla işte diyorum ya, belli değil, ortada durur. Nereye vereceksin kararlaştın Serdar abi? Sonra ben kendimi yasaklayayım. Hayır, anladım. Kararsız değilsin ama değil mi? Kararsız diyeceğim, bir kararımız da o da bana kalsın. Tamam peki. Hayırlı işler, kendine iyi bak, sağ olasın. Evet. Terlik satıyor Serdar abimiz, ona sorduk.
duygu düşüncelerini bir alalım dedik. O da kararını vermiş normalde. Ama karar bana kalsın diye söyledi. Tabii bazı seçmenler, onu söylemiştim yani, bugün çok sık denk geldi Çin'de özellikle. Pek çok seçmen kararını vermiş ama karar bana kalsın diye de fikrini söylemek istemedi. Evet, devam ediyoruz bakalım. Hayırlı işler. Şurada bıçakçı abimiz var burada. Arkadaşımıza bir selam verelim. Nasılsın? Allah'a şükür. Nasılsın? İdare ediyoruz ya. Memnun musun? İşlerimizden memnunuz ya. Şikayet tabii yazlık Ramazan'da olan işlerin şeyini yani. Sadece Ramazan. Öyle mi? Tabii. Ramazan geçince. Tabii işler biraz daha düzülür tabii ki. Anladım. Şimdi ülke seçime gidiyor. Evet. Biraz anlat bakalım bize. Ne görüyorsun böyle esnaf olarak? Esnaf olarak piyasadaki seçim şeyliği var. Sıkışıklık var. Seçimlerden sonra işler nasıl olur? Tabii sonuçlara göre değişir de. İnsanlar kimisi değişimi istiyor, kimisi istemiyor. Böyle gitsin diyor. Devam diyoruz biz diye. Aynen öyle. Devam diyoruz yani. Peki milletvekili adaylarını tanıyor musun? Genelde AK Parti'nin adayları daha güzel gözüküyor da diğer adaylarınki pek fazla Aydın'ın yerlisini temsil eden adaylar yok gibi yani. Anladım. Yaşamıştık, şeylik. Anladım. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bir şey değil efendim. Sağ olun. Sen iyi bak. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir ofada biz beraberleriz. Tabii, ne demek? Dinleriz biz de sizi. Keyifle. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazanınız mübarek olsun. Hoş geldiniz amca. Tamam, hoş bulduk. Seni bir tanıyalım amca. İsmini bir söyler misin? Ben hemen burası Çin'edir. Biliyorum. Benim olduğum yer Evciler. Evciler. Yani bisiklette bu... mi gelip gidiyorsun Evciler'e? Bisiklette gidip geliyorum. Maşallah. Tabii. 74 yaşındayım. Oh. Allah sağlık, sıhhat olsun. Tabii ki. Şimdi sorularınızı cevaplandırırız. Biz seçim için geldik burada. Ha. Vatandaşın nabzını alıyoruz. Neler söylemek istiyorsun? Bir anlat bakalım. Senin gözünden nasıl görünüyor tablo? Şimdi bakın, ben 50 sene siyasetçilik yaptım. Hangi parti? 50 seneliyim. Necmettin Erbakan'ın siyasetinin içerisine girdim. İlçe başkanlığı düzeyinde görüşme yaptım. Bu görüşmenin içerisinde büyük neticeler aldık. Evet. Büyük neticeler aldık. Erbakan bir çığır açmıştır. Manevi yolda çığır açmıştır. Evet. Maddi hususta da büyük işaretlere yol vermiştir. Fakat ne yazık ki Necmettin Erbakan Adnan Menderes gibi, Muhsin Yazıcıoğlu gibi, efendim ona benzer daha sayamayacağımız ebatta kişileri gibi harcanmıştır. Efendim güzel hareketin karşısında harcanmıştır. Ben Türkiye çapında yetkili bir kişiyim. Yetkiliyim. Bu yetkiyi kimse duymak istememektedir. Evet. Çünkü hırsızın menfaatine aykırıdır. Dolandırıcının menfaatine aykırıdır. Vatandaşın maddi ve manevi haklarına aykırıdır. Onun için kesinlikle beni dinlemeye gelmiyor. Ben Çin'de gazete çıkarmış kişiyim. Hem gazeteciyim, çok hem güzel. Siyasetçiyim. Çok güzel. İkisi bir arada. Tabii ikisi de bir en arada. En doğru analizi senden alırız. O zaman anlat bakalım. Ne olur 24 Haziran'da? Bir söyle. 24 Haziran'da bu şimdi Cumhurbaşkanı adaylarının hepsi de cambazdır. Cambaz çoktan düşmüştür telden. Ve bu memleket gitmek üzeredir elden. Nereye aynı gidiyor? Zamanda şairdir. Evet. Nereye gidiyor bu memleket? Kötü bir yere sürüklemek istiyorlar memleketi. Fakat onlara kesinlikle yol verilmeyecektir. Verilmeyecektir. Sen nereye oy vereceksin? Belli mi? Nereye oy vereceksin? Şimdi bu nereye oy vereceksin denildiği zaman bunun cevabı kesinlikle diş doğru olmaz. Ben sizi görürüm. Sakalınız vardır, maneviyetçisinizdir. Ben güzel bir maneviyetçi parti vardır, oraya vereceğim dediğim zaman oraya hiç gitmem. Anladım. Ne adam ters bir şey var, oraya veririm. Çünkü bugün seçim için önümüze gelen kişiler kesinlikle hep yanlış yapmaktadır. 50 senelik siyaset. 27 Mayıs 1960'tan itibaren Adnan Menderes bittikten sonra kesinlikle hep yanlış yapılmıştır. Bu yanlışın üzerine Türkiye gidememiştir. Neden? Türkiye'nin %80'i cahildir. Kıroğudur. Bak cahildir. Estağfurullah, öyle demeyelim ya. Şimdi bakın estağfurullah. Şimdi
Türk milleti olarak biz güzel bir milletiz. Evet. Fakat bizim eğitimimiz yoktur. Anladım. Ha? Eğitimde sıkıntımız var diyelim. Tabii ki. Tamam. Şimdi sen şunu diyebiliyor musun? Nereye oy vereceğini kararlaştırdın mı? Bize söylüyor musun nereye oy vereceğini? Kim kazanır, kim kaybeder? Bir söyle. Şimdi başkalarına söz hakkı vereceğiz. Öyle bir ilerleyeceğiz. Daha işimiz yok. Şimdi bakın. Burada merkeze bir merkezi alanda çalışan bir kişinin yanındasınız. Evet. Merkezdesiniz. Tamam. Merkezde varken dışarıya çıkmak yani biraz yanlış bile olur. Anladım. Tabii gidersiniz. Anladım. Dolaşacağız. Herkese bir söz hakkı vereceğiz. Tamam. Yani. Dolaşacaksınız. Ha. Ama siz şimdi merkezdesiniz. Hep seninle konuşursak diğerlerine haksızlık yaparız. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Tamam. Benimkinde özet var. Ben Türkiye çapında. Tamam. Anlıyorum ben. Şey, i̇şte onu söyle bize. Yetki miyim? Tamam. Yetkiliyim. Tamam. Ha, yetkiliyim. Yetkim evet. Var da ona konuşuyorum. Harika. Tamam. Söyle. Ha. Bir son cümleni alacağım. Bitireceğiz. Son cümle şudur. Bir kere şu anda Cumhurbaşkanı var iken, seçime hiç gerek yokken, Türkiye büyük ekonomik krizin içindeyken, bunun tedbirleri alınmıyorken şu anda seçime girmesi yasaktır, yanlıştır. Yanlıştır, anladım. Tabii, tabii bir sene var daha seçime. Sen Cumhurbaşkanı olmuşsun, en yüksek yere oturmuşsun. Hı. Oturmuşsun. Daha ne Cumhurbaşkanlığı istiyorsun? Yıldızlı Cumhurbaşkanlığı var, aynalı Cumhurbaşkanlığı var, mavi boncuklu Cumhurbaşkanlığı var. Onu mu arzu ediyorsun? Onu mu arzu ediyorsun? Yanlıştır. Bana göre seçim yanlıştır. Yanlıştır. Tabii, tabii yanlış. Benim yanıma gelin. Ben Evciler'deyim. Tamam, geleceğiz. Evciler'de geleceğiz. Ama bak, tamam. Hangi kanaldasınız? Aydın Posta. Sen şimdi bize oraya gelince sorsak ne diyeceğiz? Seni nasıl bulacağız? Bakın, Evciler'deyim. Ekrem Yılman. Tamam. Ekrem amcayı bulacağız abi orada. Tabii, ben bulacaksın. Gidelim. Ben sana gerekli her şeyi. Ben ne haldeyim? Tamam. Bak ne haldeyim? Tamam. Ne için uğraşmışım? Beni ne hale düşürmüşlerdir? Düşürmüşler. Ha, tamam. Onu baktığın zaman Türkiye kazanacaktır. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağ olsun. İlerleyelim bakalım. Şöyle bir devam ediyoruz. Tabii vatandaşa soracağız demiştik. Soruyoruz vatandaşa. İlerleyelim. Ekrem amca da anlattı. Evciler köyünden denk geldi bize. Yaşı 74 olduğunu az önce söyledi. Dinledik. Siyaseti bildiğini ifade ediyor. Bize de farklı gözlemlerini az önce paylaştı. Hayırlı işler, kolay gelsin. Vatandaşın gündemini almak lazım. Yani söylüyoruz 24 Haziran seçimleri öncesinde asıl gerçek gündem vatandaşın kendi gündemi. Çünkü siyasiler çok daha farklı anlatımlarda bulunabiliyor, farklı söylemlerde bulunabiliyor. Burası da ayakkabıcılar alanı. Şimdi Salih Gökber'e denk geldi. Salih abi nasılsın? Sağ ol. Oo. Salih abi bilenler bilir. Gözüm ne var ya? İyiyiz valla, sağ olasın. Dolaşıyoruz, vatandaşın nabzını alıyoruz. Abi nasılsın? İyiyim, bir anlatın bakalım şöyle ne oluyor, ne bitiyor Çin'de? Ne görüyorsun siyasette? Hemen ikişer dakikada alayım görüşlerinizi. İki sana, iki sana abi. Hemen başladı. Vallahi Çin'e başladı. Tabii Çin'e de iyi şeyler olacak kanaatindeyim. Ne gibi? Çin'den iki tane adayımız var şu anda. Seçilebilecek yerde bir Mustafa Savaş var. Heh. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Partisi milletvekili ve milletvekili adayı şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de Seyfettin Tosun Beyefendi var. İyi şeyler içine de hayırlı bir sonuç çıkacak kanaatindeyim. Ki bu dönem devam edecek kanaatindeyiz. Çin'e de kalk. Söz konusu diyorsun burada. Yani, değil mi? Evet. Anladım. Ve şu torba yasa içinde iyi şeyler oldu. En azından çiftçi malları ile ilgili adaletsiz bir uygulama vardı. Torba yasanın içinde o da çıktı. Artık çiftçi malları, aidatları vatandaş kendisi üye olursa alacak. Kanun çıktı şu anda torba yasada. Tabii Ziraat Odası Meclis Başkanı olarak da biz bunun çok mücadelesini yaptık. Çin'den 3000 kişi imza toplandı. Sonunda Allah razı olsun Mustafa Savaş, Mehmet Erden, Abdurrahman Öz ve Deniz Hanım'ı iletmiştik onu Deniz Depboylu Hanımefendi'ye. Tabii iktidar partisinin sayesinde çözüldü. Bu arada Çin'e de sevindirici bir haber daha geldi bugün. Çin'e de Meral'ın üzerine kurulan evler vardı. Bununla ilgili de kanun çıktı. Şu anda köy muhtarı ve valinin toplantısında buraları yapılan arazi, mera arazilerinin üzerine yapılan bir kahraman köyü, yol boyu, karakollar, evciler gibi birçok köyde bu sıkıntı vardı. Bunlar da çözülecek. Burada tapu sorunu mu? Tabii ki. Evler yapılmış. Geçmişte vatandaş gitmiş, il özel idaresinin parasını yatırmış, tapusunu almış, evini yapmış.
Yanılmıyorsam Anavatan Partisi iktidarı döneminde, rahmetli Turgut Özal döneminde olmuş bu iş. Tabii bugün geldiğimiz noktada bunlar hazine tarafından iptal ettirildi. Bozulduydu tapular. Şu anda onunla ilgili bir kazanılmış olacak. Tabii komisyon karar verecek. Tabii, komisyon karar verecek. Anladım. Ki buraların zaten mera vasfı bozulmuş, evleri yapılmış. Hı-hı. Ki vatandaş tapularını almıştı. Bunların mağduriyeti giderilmiş olacak. İnşallah. Yani bu torba yasanın içerisinde her kesimi ilgilendiren bir şey, bir şey mutlaka ki var. Şurada bir dükkanla ilgili bir sıkıntı varmış. Aha. Evladım diyor, yaşlı amcanın birisi, bu dükkanı satayım desem imarla ilgili problemi çözülmediydi diyor. Evet. 50 bin lira et diyor. Bugün satsam 150-200 bin lira diyor. Bitti. Doğru. Abi sen neler söyleyeceksin? Biraz anlat bakalım. Sen şimdi, tecrübeli değiliz. De. Şimdi Sarip Başkan gerekenleri anlattı zaten. Tamam. Şimdi AK Parti'nin burada bu dönem ben birinci parti çıkacağına inanıyorum. Çünkü çalışmalar gayet iyi gidiyor. Hı hı. Vekillerimiz devamlı olarak burada boş bırakmıyorlar ilçemize. Geçmişte Mustafa Bey'in de büyük hizmetleri ola bakıyor şu anda. Hı hı. Ondan dolayı bence AKP'nin burada çok bir oy farkıyla değil ama birinci parti çıkacağına inanıyorum. Bugüne kadar Cumhuriyet öyleydi ama bu dönem çıkacak değişecek gibi biraz. Şimdi hı hı. gittiğimiz izlenimlere göre hı hı. değişecek gibi. Şu anda zaten vekilimiz de burada yine çarşıda geziyor şu anda. Tabii ki biraz daha özveri lazım. Şimdi geçmişteki sıkıntıları biraz atlattık. Yönetimsel olarak olsun, öteki üye şeyleri bazında olsun, onlar atlatıldı. Şimdi gayet herkes partinin tabanı biraz daha genişledi. Mesela önce kapalı kutuydu parti. Şimdi biraz daha açıldı. Tabii ki bunda Recep Tayyip Erdoğan'ın da biraz da yönetimlere, yöneticilere biraz daha bu şeye kırmasını sebep oldu, açılmasına. Ondan dolayı tabii ki birinci turda biz bu işin tamam değil de devam olduğunu inanıyoruz. Anladım. İnanıyoruz. Onun için devam ettireceğiz yani bu konuda. Tamam. Abi görüşürüz. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Evet, abi, istiyorum. Evet. Yani ekonomik ziyade önemli kararlar var burada. İnşallah seçimlerden sonra istikrar devam eder. Bir şekilde kaos ortamı yaşanmaz ki birinci turda Cumhurbaşkanı seçimi biteceğinden emin değiliz sonuçta. Sandıktan çıkacak ama bitecek gibi gözüküyor. İnşallah seçimler hayırlı bir sonuç elde edilir. Bugün bir Irak'ta dün Saddam gitsin diyordu. Aynı dış güçler, aynı oradaki Irak halkının içindeki belirli bir grup. Ama bugün Irak'a demokrasi getireceğiz diyorlardı. Diktatör Saddam gitsin diyorlardı. Irak'ta her gün bombalar patlıyor. Kepay, Libya'da da durum aynı söz konusu. Suriye'de de aynı karışıklar devam ediyor. O yüzden vatandaşımız dolaşıyoruz köylere sağduyulu. Bir Irak, bir Suriye, bir Libya, bir bölünen Yugoslavya olmak istemiyor vatandaş. Beka kuşkusu daha fazla ekonomik açıdan, onu hissediyoruz vatandaşta. O yüzden de bu seçimlerin devam noktasında bir karar çıkacağından bir şey kalmaz zaten. Yani bir şey de kalmadı. Ama saygı duymak lazım. Tabii ki, önemli olan kim seçilsin seçimden sonra 80 milyonun Cumhurbaşkanı olmalı. Bence televizyonlarda dedikodu babın değil de ülkemiz için, insanımız için, çünkü bizim insanımız her şeye hak ediyor. Tüm değerler hak ediyor. Çünkü yeri geliyor, gidiyoruz vatanımız uğruna şehit düşmek, ölümüne mücadele ediyoruz. O yüzden bizim milletimiz her şeye hak ediyor. Evet. O yüzden biraz kutuplaşmanın giderilmesi noktasında sağduyu bekliyoruz. İnşallah. Yukarıdaki siyasi... evet. Tamam, görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Evet. Evet, Salih Gökbel'i dinledik. Salih Gökbel daha evvel Milliyetçi Hareket Partisi'nde Çin'de ilçe başkanlığı yapmış bir insan. İlk defa Çin'de MHP tabanına böyle bir Cumhur İttifakı ile ilgili olarak açıklamalar yapan birilerine rast geldik. Şimdi şöyle bir gidelim, bir kuyumcu bir abimize gelelim şimdi. Yok, bir alışveriş durumundan bir öğrenelim abi. Yani çünkü gel abi, böyle bir Mustafa abiyi de bir ekrana getirelim. Nasıl, iyisin abi? Teşekkür ederim kardeşim, sağ olun, hoş geldiniz. Hayırlı işler. Merhabalar. Mustafa abi bizi izliyoruz orada. İrfan abi bir çek bakalım, bak orada bilgisayardan izliyormuş abi, bizi. Abi. Tamam. Her yerde aydın postlar, buyurun. Nasılsın Mustafa abi? Sağ olun. Nasılsın? Kolay gelsin. İşlerimiz şükür iyi olacak. Ya şimdi çok böyle fiyat değişiklikleri olduğu için ben özellikle gittiğimiz yerlerde kuyumcularla böyle sarablarla konuşmayı daha ziyade istiyorum.
Nasıl yansıması, alışverişi nasıl yansıyor? Belirsizliğimiz var. Hı hı. Yani piyasalarda ekonominin... Kesme şansımız var sabit. Ben sizi uzakta zannediyordum. Şurada fark evet. Edip sonradan. Piyasada belirsizlik var. Hı hı. Özellikle köylü halkımızda bir sıkıntı var nedense. Hı hı. Ama bu mahsullerin tarlaya ekim dikim zamanının başlamasıyla alakalı. Hı hı. Bir de hayvancılığın verdiği bir sıkıntılar var. Evet. Bizim yöremizde. Yani sanayimiz çok gelişkin değil. Evet. Birkaç maden dışında büyük bir sanayimiz yok. Hayvana dayalı, tarıma dayalı bir ekonominin içerisindeyiz. Hı hı. İşte gördüğünüz gibi yalnız oturuyoruz. Evet. Bu seçimin verdiği bir belirsizlik olabilir. Seçim sonrası ne getireceğini halkın bilmediğinden dolayı, bir de borçlu olduğundan dolayı sıkıntılarımız var. Hayvan pazarlarımız çok kötü gidiyor. Yem pahalı, hı hı. Süt ve et ucuz. Sağ olsun bakanımız ucuz et yedirecek diyoruz ama biz ucuz yemi, ucuz mazot, ucuz gübreyi bulamıyoruz kardeşim. Anladım. Yani çiftçilik ayağımda olduğundan evet, dolayı bir serzenişim var. Derdimiz siyaset değil. Evet. Ama esnafız. Evet. Bekliyoruz. Beklentiler için. İnşallah hayırlısı olur. Bu belirsizlik gider. Nasıl vallahi, herkes karamsar. Hı-hı. Yani bir şey belli eden yok. Yani öyle yani ruhani bir var, duruyor evet. İnsanlar böyle bir heyecan, hı-hı. Bir beklenti yok. Yani bugün siyasi insanlar tuttu. İnsanlar taraftar oldu. Siyasi partinin de arkasında duramıyor. Ne derse hadi ya nasıl satayım hesabında hı-hı. Bir nevi. Ya da ne olacaksa olsun. Hı-hı. Herkes kendini düşünüyor. Evet. Bizler de kendimizi düşüneceğiz. Hayır. Umutsuz olmak istemiyorum ama inşallah düzelir diyorum. Anladım. İnşallah. Sizler tabii geziyorsunuz, paylaşıyorsunuz hı-hı. Yayınlarınızı. Ben de görüyorum, gözlemliyorum. Kime gitsen herkes bir tedirgin. Hı-hı. Kaçamak duruyor. Hı-hı. Maneviyet biraz zayıfladı. Evet. Öyle görüyorum. Öyle görüyoruz. Peki öyle. Teşekkür ederiz. Abi. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet. Sağ olun. Değerli izleyiciler. Mustafa abiyle sohbet ettik. O da burada kuyumculuk yapıyor. Tabii bu fiyat değişikliğinden ötürü piyasanın böyle biraz dalgalandığından bahsetti. Şimdi şöyle gideceğiz. Şu aradan geçiyoruz abi. Sonra ileriden tekrar dönerek geleceğiz. Vatandaşın az önce söyledik. Esnafın gündemi farklı. Vatandaşın gündemi farklı. Memurun gündemi farklı. İşçininki de farklı. Haliyle biz de bu gündemi almaya çalışıyoruz. Çünkü onları anlamamız gerekiyor. Dinlememiz gerekiyor. Sohbet ediyoruz onlarla. Onların gündemlerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Ekranları getirmeye çalışıyoruz. Bugün de 24 Haziran seçimleri için geldik. Neredeyiz? Çin'deyiz. Biliyorsunuz. Çin'e pazarında şöyle bir dolaştırıyoruz. Evet. Burada da yolları bir gösterelim. Tekrar ekranlara bir gelsin. Biliyorsunuz esnaf az önce biraz dert yanmıştı. O yollar burada da karşımıza çıktı. Şimdi devam ediyoruz buradan. Evet. Hakikaten Nusaybin yolu gibi bir yol çıkmış ortaya. Ümit ederiz. Yerel yönetim en kısa sürede bu yolları çözümler. Bununla ilgili bir çare bulur. Evet. Çin'e de 24 Haziran nabzını tutuyoruz demiştik. Tutmaya devam edeceğiz. Soruyoruz burada. Vatandaşlara soruyoruz. Onların gündemini almaya çalışıyoruz. Çünkü vatandaş biraz da anlatacak, konuşacak ki onlardan öğreneceğiz. Şimdi başka bir yere gidelim. Sizi ben başka bir yere daha götüreyim. Burada da biraz sohbet edelim. Erkan abi hayırlı işler. Röportaj yapmak istiyoruz. 2 dakika ayırır mısın bize? Gel şöyle. Gel İrfan abi. Şöyle hem içeride daha rahat olur. Merhaba. Gürültü açısından. Nasılsın abi? İyiyim Allah'a şükür. Nasılsın? Sağ ol. Çin'e geldik. Bunun Çin'in nabzını tutuyorsun. Evet. Bir anlat bakalım Çin'de ne oluyor, ne bitiyor? Çin'de gayet güzel oluyor işler. İnşallah 24 Haziran'da seçimlerde Çin'de güzel bir havayla ve Mustafa Bey'in de birinci sıra olması münasebetiyle. Bu Çin'lerin muddetli mi? Bu dönem. Tabii kesinlikle. Kesinlikle daha muddetli. Mı iyi oldu? Daha iyi oldu. Oylar artar mı mesela parti? Çin'de artacağı ümidindeyim. Sol oylar daha ağırlıklı çıkmıştı. Bu sefer biraz daha biraz değişir mi? Değişir. Artar mı yoksa artar, değişir mi? Artar, artar, artar. Yani artar. AK Parti birinci olamaz gibi bir durum sanki çıkıyor burada. Söylediğin cümleden. AK Parti Çin'de. Tabii. Çin'de birinci çıkarız. Çıkar bu seçimde bu çıkar. Seçim çıkar bu, evet. Çünkü geçen seçimde fark bayağı bir kapanmıştı. 16.900'dü diğerinin. Bizim de 14.200'dü. Bir 2.000 evet. Bir şey bu farkı kapatırız bu sefer. Öyle mi? Evet, evet. Anladım.
Peki nasıl alışverişler? Siz şimdi altın piyasasındasınız. Ramazan münasebetiyle bizim Ramazan ayında zaten işlerimiz normalde sakin geçer. Ramazan'dan sonra işlerimiz gayet iyi olacağı ümidindeyiz. Tabii onlar etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Yani alacak olan alında biraz tereddüt ediyor. Satacak olan da daha yükselir mi diye tereddüt ediyor. Bugün dolar kaç lira? Bir öğrenelim hem canlı canlı. Hemen söyleyeyim canlı canlı. Dolar alacak olanları bilgilendirmiş olalım. Evet. Bugün 4469 lira. Evet, 4.69. Evet. Satmak isterseniz 4.470. Evet, 4.470. Satmak isterseniz şimdi Erkan Bey bize bilgileri verdi. Güncel fiyatları aldık da. Evet. Saat şu anda 14.20 gösteriyor. 14.20 itibariyle bu fiyatla. Artık borsa kapanana kadar bu fiyatlar değişir. Gelecek bakalım. Evet, evet. Peki başka neler söylemek istiyorsunuz? Esnaf olarak böyle beklentiniz, bu dönemde Çin olarak beklentiniz, siyasetçilerden biraz anlatın. Sonra siz de müşterileri baş başa bırakalım. Evet. Çin'e de tabii ki biliyorsunuz yatırımlar devam ediyor. Organize sanayi Çin'in bir lokomotifi oldu şu anda. Ciddi yatırımcılar geliyor. Çin'in kaderi de organize sanayi ile değişeceğine inanıyoruz. Aynı zamanda da üniversitemizin ek derslikleri yapılıyor. Burada da öğrenci sayısının artışıyla Çin'e de gelecekte önümüzdeki dönemlerde daha güzel yerlere geleceğini ümit ediyoruz. Evet. Kabuğunu kıracak mı? İnşallah. İnşallah. Doğru, ümit ediyoruz. Diyor. Evet, evet. Peki, teşekkür ederiz. Oldu, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Şimdi de Erkan Özkaya ile sizi bir buluşturduk. Ekranlarınıza getirdik. O da kuyumcu esnafı, ona da sorduk. Dedik ki hani vatandaşın gündemi farklı, esnafın gündemi farklı. Şimdi başka bir esnafa yönelim. Çok daha farklı eğitim sektörüne. Burada da bir sohbet ederim abilerle. Abi hayırlı işler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsın Erman Bey? İkiniz gitmeyin ya. Biriniz kalın, bir sohbet edelim. Barak sohbet. Nasılsın? Sen kapat kamerayı, otur buraya. Ne yapıyorsun? Nasıl işler? Allah bereket versin. Sen nasılsın? İyiyiz. Nasıl baban? Hoş bulduk. İyi bir geçen yaramazın. Gördüm burada. Babam mı? He. Görmüşsündür. Geldi. Şimdi bir anlat bakalım abi, seçimlerle ilgili bir esnaf halini anlat. Ben kafam çalışmaz ya. O işleri ya. Biliyorsun yani. Ben öyle yıllardan mi? Beri siyasetten hiç bilmediğim şey yani. Tamam abi, görüşürüz. Allah tamam, cümle eşitlik getirsin. Eyvallah. Sağ ol. Bak oradan çağırıyorlar sizi, o da. Amca, onunla görüştük. Bölüntülü amcayla görüştük. Şimdi canlı yayınladık onu. İzle internetten. Şu anda izle. Şu anda izle. İlerleyelim bakalım, şöyle bir gidelim. Evet. Çin'e de 24 Haziran seçimleriyle ilgili turumuz devam ediyor. Yine söylüyoruz hani çok da öyle bir siyasi bir havayla karşılaşmamız burada da mümkün olmadı. Yani siyasi bayrak, siyasi partiler bayraklar falan asmış. O yol güzergahını yine burada görüyoruz. Bir de o vatandaşların az önce söylediği bir işte yollar hep burada tek şerit oldu dedi. Tek yön oldu dedi. O güzergahlardan bir tanesi burası. Onun da sizin karşınızda getirmiş oluyoruz şu anda. Vatandaş buna tepki göstermişti. Doğru bulmadığını söylediler. Çünkü daha önce burası çift şerit, yani geliş gidiş vardı. Bunu da böyle almış olduk. Bir Muhsin abiyle bir sohbet edelim bakalım. O da kuyumcu esnaf. Abi hayırlı işler. Nasılsın? Vallahi sen tanıyamadın ben ya. Yalan yok. İyiyim ben. Sen nasılsın bugün? Sağ ol. Sağ ol. Anam, anam güzeller güzeli ya. Ne yapıyorsun? Ben iyiyim ben, çok şükür. Sen nasılsın? İşlerimiz durgun ya. Durgun mu? Durgun. İşlerimiz. Fiyatlardan ötürü mü? Fiyatlardan ötürü tabii. Altın fiyatlarından ötürü. Millette para yok. Vatandaş da seçim olacak diye bekliyor. Herkes şey alımı satımı durdurdum şimdi. Durdurdum. Öyle mi? Tabii. 24 Haziran'a bağlı. 24 Haziran'a bağlı. Ne olur abi, 24 Haziran siz ne öngörüyorsunuz? Nasıl durum vatandaş? Sen şimdi televizyonu çekiyorsun. Şu anda canlı olarak veriyoruz aydın. Valla her şey için memleket için hayırlı olsun. İnşallah. Senin beklentin ne abi? Siyasetçiler. Değişim olsun istiyoruz. Değişim olsun istiyoruz. Tabii canım. Anladım. Neden değişim olsun? Yaptık. Hatalarım var ya, bir yanlışlar var. Hatalarına değil. Şimdi herkes her değişimde daha güzel bir şeyler çıkar meydana yani. Hı hı. Her iktidarlar değiştiğinde güzel şeyler çıkmıştır. Anladım. Her spor kulüpleri başkanlarının değiştiği zaman, anladın mı, güzel şeyler olmuştur. Anladın mı? Bir değişim olmasını istiyoruz. Anladım. Esnaf olarak. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim kardeşim. Şimdi bazı esnaflar dedi ki bize, evet, bu belediye yollarla ilgili olarak tek yön çalışması yaptı dedi. Biraz serzenişleri var. Aynı durumu. Eskiden araçlar için güzeldi. Evet. Evet. Şimdi yayalar için güzel. Yani tek şey böyle. Böyle olması daha güzel. Kaldırımın böyle büyük olması daha güzel. Anladım. Yayalarımız yürüyor. Eskiden çok araçlar güzel için iyiydi. Şimdi yayalar için. Için. Şimdi yayalar tamam için. Tamam abi. Teşekkürler. Hoşçakal. Sağ ol. Evet. Muhsin abi de
tek yön çalışması ilgili olarak o da farklı bir bakış açısı ortaya koydu. Dedik eskiden burada araçlar için iyiydi, şimdi yaylar için daha iyi diye söyledi. İlerliyoruz. Burada Çin'deki turumuz devam ediyor. Artık pazarın içerisinde nabzı size buluşturduk. Biraz da esnafa soralım. Burada mağazası olan, sabit iş yeri olan iş yer sahiplerine de soruyoruz ki onların da gündemlerini sizlerle buluşturalım istiyoruz. Şu an çarşı merkezindeyiz yine. Kameranın gösterdiği açılarda. Şu anda sağ tarafımızda ise Ziraat Bankası var. Tam çarşının göbeğindeyiz. Tabii pazarın yoğunluğu belki sıcak havadan da olsa gerek. Aslında bakarsanız buraya çok da fazla yansıdığını söyleyemeyiz. Çünkü hava gerçekten de sıcak. Başka bir esnafla da sizi bir buluşturalım. Girelim şöyle. Yani farklı branşlardaki esnafları getiriyorum ki size. Özellikle hem işlerin durumunu bir öğrenelim hem nabzı daha iyi bir yoklayalım istiyoruz. Abla ilişte. Gel şöyle bir sohbet edelim biraz. Gel gel. Nerede Giray abi? Burada geliyor. Giray abi gel. Gel. Hayırdır ya? Hayır. Gel bir sohbet edelim seninle. Hoş geldin. Röportaj yapalım. Biraz işlerden güçlerden bir bahset bize. Gözlük piyasası önemli. Değerli izleyiciler. Şu anda Çin'deki turumuzda bir gözlük mağazasına geldik. İsmini vermeyeyim böyle reklama girmesin. Ama tecrübeli bir gözlük mağazası olan bir abimiz var burada, Giray abi. Şimdi onun bir gündemini alacağız bir esnaf olarak. Hafıza verdiniz mi? Abi nasılsın? Nasıl işte? İdare ediyoruz. Nasıl satışta? Normal. İyi. Fiyatlar yansıyor mu? Dolarla alışveriş olduğu için biraz etkileniyor mu sizin piyasa? Ne diyorsun? Fiyatlar maliyetleri etkiliyor ama satışlarımızı etkileyemiyoruz. Çünkü neticede parakendecinin gelir artmayınca mecburen bizim kar marjlarımızdan gidiyor. Anladım. Kârlılıktan taviz veriyoruz. Aynen. Yoksa kullanıcı değil mi? Almakta zorlanacak. Belki tabii, zorlanacak. Erteleyecek. Aynen öyle. Anladım. Şimdi 24 Haziran'la ilgili nabzı yokluyoruz. Bir esnaf olarak, bir seçmen olarak. Neler söylemek istiyorsun? Bir anlatır mısın bize? Ne öngörüyorsun? 24 Haziran olarak vatana, millete hayırlı olsun. İnşallah. Temennimiz ülkenin daha iyi yönetilmesi. Hı hı. Mansur medeniyetler devletler seviyesine ulaşması. Hı hı. Herkesin eşit bir şekilde gelir dağılımından yararlanması. Hı hı. Herkes Avrupa Birliği normlarında yaşam standartlarına ulaşmasını temenni her zaman için dileriz yani. İnşallah. Ne olur ne biter, ne, nasıl görüyorsun Çinlilerin manzarayı? Ya, Çin'e olarak, sizler de tabii, konuşuyorsunuz. Çin'e olarak değerlendirmek doğru bir şey olmaz. Hı-hı. Türkiye geneline bakmak gerekir. Tabii buranın bir politik yapısı var. Belirli bir görüşü var. Belirli bir ideoloji yaklaşım var. Belirli bir yaşam biçimi var. Dolayısıyla buradakine baz almak doğru değildir. Ama Türkiye genelinde baktığınız zaman şu anda bir şey kestirmek mümkün değil. Siz meseleleri öğrenciniz kararlaştırdınız mı? Tabi bu bizde saklı zaten. Hayır ben söylememiz açısından söylemiyorum. Kararsız olup olmamızı öğrenmek yok. Ben biz hiçbir zaman kararsız olarak kalmadık. Her zaman için bizim kararlarımız kendi başımıza verilmiş kararlardır. Yani kararımız net diyorsun. Kararımız nettir. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. Evet Giray abiyi dinledik. Burada gözlük mağazası. Bir kapıyı açabilirsek kameraya bir yardımcı olalım. Evet teşekkürler. Abi hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, vatandaşlara soruyoruz. İşte esnafın da gündemini almak durumundayız efendim. Size böyle farklı bakış açılarıyla buradaki yansımaları sizlerle buluşturalım istiyoruz ki bir eğilimler alalım. Şimdi bir başka bir kuyumcu esnafına şimdi gelelim. Bir de onun görüşlerini bir alalım, bakalım. Evet, yakışıklı. Bir şey mi söylemek istiyorsun? He? Gel. Ağır iş yok. Çin'e belediye başkanı çalışıyorum. Söyle bakalım. Yeterince oyun oynayacak alanınız var mı? Evet abi. Var mı? Oynayabiliyor musun top? Oynayabiliyoruz. Aferin. Tamam hadi bakalım. Kolay gelsin. Erdiş Bey nasılsın? Sağ olun. Durmuş amca nasılsın? Sağ ol. Maşallah ya. Çakır gibisin ya. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz valla. Seni sormalı. Sağ ol. İyiyiz biz de. Nasıl işte? Şükür valla. İyi diyorum ama işler çok durgun. Durgun mu? Bayağı durgun. Niye durgun? Valla para yok millette. Alışveriş yok. Alışverişler durgun. Valla bilmiyorum yani ne olacak böyle. Tabii de. Bir de bizim altın, evet bizim altın, evet altın fiyatları sürekli oynuyor. Biraz fazla yükseldi. Biraz fazla yükseldiği için bu sefer alım gücü yok zaten. Alım gücü olmayınca, para da olmayınca alışveriş kesildi deseniz olur. Anladım.
da tüketici ciddi anlamda hemen etkileniyor mu bu fiyat değişimi? Tabii etkileniyor. Küçücük bir oynamadan bile insanlar etkileniyor yani. Etkileniyorlar. Düğün sezonu var. Şimdi düğün yaparken ne yapıyor yani? Altına artık böyle gramını mı düşürüyor? Niye hesap ediyorlar? Şimdi düğün sezonu başlıyor tekrar. Ramazan bitti mi düğün sezonu tekrar başlayacak. Yani eskiden mesela çeyrek altın çok satılır. Mesela eskiden 10 tane satıyorsak şimdi benim tahminim göre yarı yarıya düşecek yani. Bir de artık gram altınlar dönecekler. Var benim bunlar gram altınlardan? Gram altınlardan bir tane var. İstersen bir göster misin mesela? Şimdi çünkü biz değerli izleyiciler biliyorsunuz yani haberlerde de izliyorsunuzdur. Genelde böyle kuyumcu esnafı söylüyor. Artık düğüne gidenler çeyrek altın pahalı olduğu için alamıyor. Alamayınca ne yapıyor? Şu Erdinç Bey'in hemen gösterdiği şekilde bakın şöyle kamerada ekranlara da geliyor. Gram altın değil mi bu? Gram bu altın. Kaç gram bu? 1 gram. 1 gram altın. Bunun fiyatı ne Erdinç Bey? 190 lira. 190 lira. Artık bunu alıyorlar, bunu takıyorlar öyle mi? Diğer çeyrek altın 315 lira. Evet, 315 lira ulaşmış çeyrek altın. Haliyle Erdinç Bey'de bakın şimdi gösterdi gram altın alıyor diyorlar. Nasıl buna rağbet var mı Erdinç Bey? Bu sene biraz daha fazla rağbet var. Geçen senelerde bu kadar çok fazla satamıyorduk. Altın yükseldikten sonra altın yükseldikten sonra rağbet biraz arttı. Rağbet biraz daha arttı. Evet. Anladım. Evet yani altında da artık insanların tercihleri böyle gram altına doğru dönmüş. Erdinç Bey'in söylediğine göre çünkü maliyetler yani fiyatlar artınca vatandaşın alım gücü düşüyor. İster istemez yeni alternatifler doğuruyor. Kuyumcu sektörde gram altın üreterek sanırım böyle kısmen de olsa bu sıkıntıyı aşmış görünüyor değil mi? Evet. Yani nispeten ama bu seçimden sonra bu fiyatlar biraz da olur mu? Normalleşir mi? Benim beklentim yani bir şey diyeyim. Eskiden bir şey söyleyebiliyorduk. Şimdi artık bir şey diyemiyoruz ama benim beklentim pek altın düşecek gibi görünmüyor. Dolar mı olur? Valla pek düşmez gibi geliyor bana. Şimdi bir şey diyemem ama pek düşmez gibi geliyor. Ülke şimdi seçime gidiyor. Evet. Sizin öngörünüzle nereye oy vereceksiniz? Kararlaştırdınız mı? Yani. Söylemek istersiniz. Bir de onları öğrenelim. Şimdi ülke seçime gidiyor. Hayırlısı olsun. Valla benim nereye vereceğim aşağı yukarı herkes biliyor. Tamam biz de öğrenelim. Herkes biliyor. Yani ben burada açıklamak istemiyorum ama benim verecek olduğum yer belli. Sen değişimden yanasın gibi sanki. Yani. Öyle mi? Evet. Neden değişim istiyorsun mesela? Valla şu anda işlerimiz durgun. Hı. Yani çok durgun yani işlerimiz. Yani değişince mesela bir yönetim değişince ya, işler yani Açılır demiyorum ama belki nispeten yani taze kan bir şeyler olabilir diye düşünüyoruz yani. Anladım. Düşünüyoruz. Hangi takım tutuyordun? Beşiktaş diyeyim ben. Tamam Fenerbahçe'li misin acaba diye merak ediyorum. Yok Beşiktaş diyeyim. Anladım. Tamam teşekkür ederiz. Durmuş yapacağız. Sen neler anlatmak istiyorsun? Bir anlat bakalım. Söylemek istediğim bir şey yok. Hayırlısı olsun. Bir emekli olarak bir anlat biraz. Ya ne anlatayım? Söyle. Anlatacak bir şey yok. Emekli olarak geçinebiliyor mu? Ya işte çatpat geçiniyoruz. Çatpat geçiniyoruz. Evet. Yetiyor mu emekli aile? Yetmiyor. Ne olsun şimdi mesela ikramiye de verecekler ama. Versinler. İkramiye versen olacak. Değişen bir şey olmaz. Değişen bir şey olmaz mı? Evet. Bizim için değişen bir şey olmaz. Şimdi herkes emekliye bir takım vaatlerde bulunuyor. Evet. Nasıl inandırıcı geliyor mu bunlar? Yok bir yok. Şey anlatıyor. Ben hiçbir şeye inanmıyorum. İnanmıyor musun? İnandırıcılığını kaybetti mi? Evet. Siyasetçiler. Evet. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Hoşça kalın. Hayırlı işler. Güle. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Gelsin size. Erdinç Bey'i dinledik. Bugün Çin'in nabzını tutmaya gelmiştik. Bir başka kuyumcu esnafı idi Erdinç Bey. Ona da sorduk ki işler nasıl dedik. İşlerde düşük olduğunu söyledi. Altın satışlarıyla ilgili olarak da durumun farklı olduğunu söyledi. Bir de Ramazan abimiz var burada. Bir burada mı? Burada. Saat tamircisi. Tamam, daha sonra gelelim abi. Tamam peki. Şu anda müşterisi var Ramazan abinin. Onu da pas geçiyoruz. İlerleyelim bakalım. Vatandaşın nabzını aldığımız gibi esnafı da sormak durumundayız. O eğilimlerini bir öğrenelim istiyoruz. Beklentilerini. Bunları sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Evet, Çin'deyiz bugün. 24 Haziran seçimlerinin nabzını ölçmek üzere Çin'e geldik. Her ilçeye gittiğimiz gibi bugün de Çinlilere mikrofon uzatıyoruz. Onlara soruyoruz neler söylemek istiyorlarsa. Mikrofonda bu duygu ve düşüncelerini açıklıyorlar. Şimdi başka esnaflara doğru gidiyoruz şöyle. Ama motora dikkat. Gel abi. Tamam, gel yaklaş. Bak burada iki güzel insan var. İki güzel abimiz var. Hayırlı işler. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? Hoş geldin. Nasılsın? Güzelim hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Sağ ol. Nasılsınız? Merhabalar.
İyiyiz, nasılsınız? İyiyiz abi. Dolaşıyoruz Çin'in nabzını tutuyoruz. Bir anlatın bakalım Çin'de ne oluyor, ne bitiyor? Ülke seçime giderken biraz öğrenelim. Çin'e normal hayatın devam ediyor. Evet. Nasıl, eski herkes kendi Çin'de. Vallahi bugünlerde zor ya. Tabii ki. Yani, Ramazan'dan dolayı. Nasıl, kooperatife kredi başvuruları artıyor mu, azalıyor mu? Artıyor. Nasıl, ödeme döngüsü var mı? Ödenebiliyor mu? Ödeme döngüsü. Talep var da. Talep var, ödeme de yarı yarıya. Öyle mi? Yani bir %20-%30 kişi zor ödüyor, geç ödüyor. Geç ödüyor. Sonuçta ödeniyor yani, ödenmeyen kalmıyor ama tabii ki çok rahat değil. Son dönemlerde mi böyle bir düşüş var? Yok, devamlı öyle. Genelde mi öyle? Genelde öyle. Genelde öyle. Peki neyi görüyorsun? Elli abi şimdi 24 Haziran'la ilgili. Ya çiftçiye biraz daha destek verilmesini istiyoruz. Esnaf da aynı. Ben esnafın temsilcisiyim ama çiftçiyi de, bizim burası tarımı dayalı ekonomi olduğu için, bilhassa öncelikle çiftçiye, esnafa destek mutlaka verilmesi lazım. Borçların bir kısmı yapılandırıldı ama bizim, bize yapılandırımı gelmedi. Onun gibi gelse iyi olacaktı. Olmadı ama seçimden sonra da olabilir. Yani ilak seçimde. Hangi borçlara yapılandırma gelmesini? Çok gecikmiş borçlara. Anladım. Evet. Banka borç, faizler yüksek. Yani hayvan fiyatları, et fiyatları biraz düştü galiba. Yem fiyatları yükseldi. Yani çiftçiye, esnafa destek verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Evet. Nereye oy vereceğimizle ilgili karar belli mi? Biz öyle bir şey deme şansımız var mı? Ben soruyorum ya. Biz oda başkanıyız biz. Ha, oda başkanı nezdini ben söylemeyeyim diyorsun. Öğren sen dinleyelim. Biz herkes bakalım. Seviyoruz. Evet. Ülkesini, milletini seven herkes. Eyvallah, seviyoruz. Eyvallah. Ya başkanım dediği gibi Çin'i %80 çiftçiye dayalı bir kesim. Ama çiftçinin de şu günlerde Ramazan'da tabii etkiliyor bunu ama mutlaka çiftçide destek çok az. Çiftçiye büyük bir destek verilmesi lazım. Yetiştiren üreticiye. Üretici olmayan kesimlere destek veriliyor. Ben öyle görüyorum. Ama üreten kesimde bu çok zayıf kalıyor. Yani cellam daha iyi biliyor. Bu işin içinde yapılandırma olaylarını o bizden daha iyi bilir tabii. Onu o kadar bilmiyorum. Yani ben destek, yani çiftçiye destek verilirse ben Çin'i olarak biz biraz daha ileri gitme şansımız var. Ama yani mesela 20 seneden beri Çin'e geri gidiyor. Bir yakın olarak İncirlova bizim kat kat altımızdaydı nüfus olarak, gelir olarak, gider olarak. Ama şu anda İncirlova bize kafa tutabilir. Yatağın, yani yakın bölgelerden kastediyorum. Onlar bize kafa tutacak ve bize geçecek gibi gözüküyor nakitte. Sanayileşmesini istiyoruz tabii ki. Organik sanayinin bir an önce faaliyet geçmesine istiyoruz. Zaten doluluk oranı %100'e ulaştı. Ama o fabrikaların bir an önce bitmesini. Nasıl, burada işçi bulabilecek mi o zaman fabrikalar mesela, işletmeciler? Öyle bir sorun var. Mesela evet. Bazı esnaflar diyor ki işçi bulamıyoruz diyor. Yani i̇şçiden, tarımı da bulamıyor, işçi de bulamıyoruz. İşçiden bol bir şey yok. Bodrum'daki taksicilerin hepsi %90'ı Akçova'dan gitme. Gençlerimiz. Akçova'da bir tane gencimiz yok. Hepsi Bodrum'da çalışıyor. Niye gitsin buradan? Burada adam atıyorum kapıdan 1000-1500 lira çalışıyor. Ama orada 2500 lira çalışıyor. Yani güzel bir maaş verdikten sonra bırak kendi çocuklarımıza, dışarıdan da çocuk gelir buraya. Bir de üniversite konusunda şikayetçiyiz biraz. Evet, aynen. Üniversite işte burası 1500-2000 talebe çıkacaktı, söz verildi. Bu sene 2 yıllıklar direkt atlayamadığı için sanıyorum. Ticaret sesi atlayamadığı için az geldi. Ama bir 4 yıllık mutlaka istiyoruz. Rektörümüzü gidiyoruz, söylüyoruz, nüfus yetmiyor diyor. Ama bakıyoruz bazı yerlerde nüfusun Çin'den çok çok az olduğu yerlerde 4 yıllık fakülteler var. Bizde buraya tarımı dayalı, gerek ziraat fakültemiz var ama tarımı dayalı bir bölüm. Ondan sonra veterinerlik. Sonra madenimiz bol bizim burada biliyorsunuz. Maden fakültesi tam oturur Çin'e. Çünkü madenlerimiz bayağı büyük bizim, çok Çin'de. Yani Çin'in çevresini değiştirmek için sanayi yatırımlarının mutlaka gelmesi lazım Çin'e. Yoksa diyorsun Çin'e yani, her geçen gün ifade kaybetti. Yani devam edecek. Biz Aydın, Muğla, Fethiye yolunun ortasında olduğumuz halde nüfusu azalan bir ilçeyiz. Yani akıl alacak bir şey değil. O hale geldik. Buranın ekonomisinin bir an önce el atılıp, ki sağ olsun Mustafa Savaş vekilimiz el atıyor, çalışıyor ama sadece onun atmasıyla olmuyor.
herkesin bu işe el atıp Çin'in ekonomisi mutlaka düzeltilip nüfusunun azalan değil, nüfusu artışının devam ettiği bir Çin olmasını istiyoruz. İnşallah. Peki. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hayırlı işler. Abi kolay gelsin. Sağ ol. Evet. Burada hem Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Celal Özden'i de dinledik bu anlamda. Bir de kuyumcu esnaf olan Nuri abimizi de dinledik. Evet, artık Çin'e pazarının farklı bir güzergahımız burada. Hemen sola doğru kıvrılacağız ve yavaş yavaş artık Çin'e ilgili turumuzun da sonuna doğru geliyoruz. Nasıl işler? Sağ ol, iyi, çok iyi. Şu an gadayı satıyoruz, gevrek satıyoruz. Çok güzel. Bugün haftaya daha güzel olur. Veli abi nasılsın ya? Ben seni tanıyamadım. Sakallardan tanıyamadım ya. Tanıyamadım. Nasıl işlerim? İyi iyi. Bir persemen memnunum. İyi. Persemen gevrek satıyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ ol. Evet, ilerleyelim bakalım. 24 Haziran seçimle ilgili olarak vatandaşlar söylüyor. Açıklamam. Geleceğim yanına. Vatandaşları soruyoruz. Tabi onların gündemini alacağız. Onları yansıtacağız size. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet. Burada bir soralım bakayım. Bir berber esnafın işleri nasıl? Biz onları bir öğrenelim. Nasıl işler? Hayırlı işler. Sağ ol. Devam ediyor. İyi, sen nasılsın? Eyvallah. Sağ olsun. Nasıl gidiyor? İyi, Allah'a şükür. Musun? Bayram önü biraz sakin. Şu an evet, sakin. Sanki bayram öncesi ve birkaç gün kalan değil mi? Tabii. Biraz daha yoğunluk olur. Nasılsın? Tamam. Şu an durgunluk var ama pazarın hareketi iyi yani. İyi mi? İyi. Nasıl seçimle ilgili hareketlerin nasıl? Seçim. Lan siyasetler dolaşıyor mu? O isteme gelenler oluyor mu? Tabii ki daha fazla yoğun. Daha yoğun. Sadece seçimle seçim hatırlanıyor zaten. Evet, başka yok ki. Yok. Yok. Başka yok. Esnaf soruyor. Evet. Ne bekliyorsunuz? Buradaki siyasilerden belirlerinizi esnaf olarak? Esnaf olarak küçük esnaf biraz daha düşünülsün. Hı. Unutuldu yani. Ne yapsın yani. Mesela? Küçük esnaf için ne yapsınlar? Ya Bağkur olayı yüksek. Hı. Elektrik ücreti yüksek. Hı hı. Bunları bir düzenleme mi getirsinler? Tabii bunlar düzenleme olsun. Evet. Başka ne diyelim? Can istediğini söyle ya. İstemiyor, bu konu seninle. Biraz da... Bir anlat bakalım. Ne anlatalım ya? İnşallah hayırlısı olur tabii canım. Yani gelecek için beklentileri yüksek yani gençlerin. Öyle mi? Tabii ki. Genç seçmen olarak nereye verecek, kararlaştırdın mesela? Ya kararlaştırmak önemli değil yani. Hangisi gelirse bizim isteklerimizi yerine getirmesi gerekiyor zaten. Ne istiyorsun mesela genç seçmen? Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Nasıl desem sana? Biz çalışıyoruz sonuçta. Evet. Yani kendimiz çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz yani. Esnafın işi yani bu küçük yerlerde biraz daha sıkıntılı. Hı-hı. Kiralar olsun mesela. Hı-hı. Ondan sonra vergilerde tabii ki her geçen gün artış oluyor. Zamlar falan. Bunlar etkiliyor. Ondan sonra küçük esnaf için yani bu emeklilik için daha doğrusu kendi çalışan insan için 65 yaşına kadar bu işi biz sürdürmemiz mümkün değil. Hı-hı. Yani onun için bu yaş sınırlaması düzenlenmesi gerekiyor. Hı-hı. Yani tek çalışan, iki kişi çalışan yani dediğimiz kişiler. Sonuçta 5-6 kişi bir şey çalıştıramıyorsun. Ha, bunları biz 5-6 kişi çalıştırmamız için Hı-hı. böyle küçük yerlerde bu imkansız. Hı-hı. Yani herkes kendi bir işe giriyor. Ondan sonra ne yapıyor? Kendi kazancını kendi elde etmek için hı hı. yani çalışmak zorunda kalıyor. Yani bütünleşme bu küçük yerlerde olmuyor. Büyük şehirlerde oluyor. Ya yani bunların düzenlenmesi gerekiyor zaten. Anladım. Daha bunu başka yani yani siyasetçiler bunları düşünmesi gerekiyor. Tamam. Abi tıraş fiyatları nasıl? Uygun mu? Nasıl, pahalı mı, ucuz mu? Bir söyle bakalım. Kaç lira kesiyorsunuz saçı? Ya saçı 15 liraya kesiyoruz da yani İşte ekonomi bizim burada biraz daha... Nasıl gelip soruyorlar mesela saçı kaça kesiyorsun, ona göre değerlendirip koltuğa oturamıyor mu yoksa ya sormadan gelip oturanla saçını alıp şimdi alıyorlar. Bizim müşteri kapasitemiz biraz iyi. Hı. Tamam, onu biz şey yapmıyoruz, yıllardır buradayız ama yani şöyle bir şey diyeyim ben sana, tabii ki böyle soran da oluyor yani. Hı. Biz sonra bunda geliyor mesela 15 lira deyince yani sadece saç elbette dönen de oluyor. Elbet şu anda gerçekten millette bir sıkıntı var yani. Anladım. Yani yetme konusunda. Anladım. Yani
sadece günlük yaşantı oluyor. Başka bir şey değil yani. Siz bunları biliyorsunuz. Siz bunları daha yani siz de görüyorsunuz. Şimdi yani esnafı yansıması da şöyle bir şey. Burada ekonominin yani insanların ekonomisi çok yüksek olmadığı için böyle kesimlerde, kırsal kesimlerde biz yani elimizden gelen esnekliği yapıyoruz zaten. Biz kendimizden fedakarlık ediyoruz aslında. Olan bu oluyor. Yani keşke herkesin ekonomisi düzgün olsa, bizimki de daha düzgün olsa. Yani ben daha ne diyeyim yani. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. 24 Haziran. İnşallah. İnşallah hayırlısı olur. Vatan millet için. Nereye oy verecek, kararlaştırdın mı? Ya oy vermek şimdi şöyle bir şey var. Nereye oy vereceksin? Diyorlar ki yani toplumda zaten öyle bir şey var, baskı var. Herkes diyor ki yani nereye vereceksin? Kamerayı gördüğü zaman kaçıyor gidiyor. Ya kaçıyor gidiyor. Diyorum ki kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin. Yani ülke menfaatleri için, vatandaşın, milletin menfaatleri için hangisi gerekiyorsa onları yapsın. Yani daha ne? Sorun cevabını alamadın. Sorun cevabını alamadın. Evet. Biz de nasıl konuşuyoruz? Siyasetçi gibi konuşuyoruz. Yani hani sorun cevabını alamadın diye. Yani. Sen siyaset öğrenmişsin siyasetçilerde. Öyle mi? Tabii. Ne? Ne diye olacak kararlaştırma mı? Valla kararlaştırma o da bende kalsın yani. Kararsız mısın? Yok yok kararsız değilim. Tamam, kararsız ben de. Ver. O bende kalsın. Tamam. Hani kimseye de çiçek vermeyelim. Yani o sana vereceğiz bana vereceğiz demeyelim de. Tamam. Memleket için hayırlısı olsun. Ben geleceğim için en iyisini düşündüm. Aha. En iyisini gidip kullanacağım. Peki. Yani tamam, hayırlısı olsun. Bir dinleyelim bakalım siz beyefendi. Dertlisin sen bayağı bir anlat bakalım. Yok canım hayır ben ona sordum ne düşündün diye. Söylemiyorum ben size söylerim. Evet, tamam ben sonra sorarım onu. Biz size soralım. Siz neden oy verdiniz? Karabaşladınız mı? Valla ben sandığım... Bir seçmen olarak. Valla sandığın başına varınca belli olacak. Daha şu an belli değil mi? Tabii orada böleceğim, çarpacağım, kare kökün alacağım. Ondan sonra atacağım. Anladım. Neden öyle yapacaksınız? Öyle. Şimdi bu zaman o zaman. Anladım. Yani. Bugüne kadar hangi parti oy verdiniz peki? Hepsine verdim. Hepsine verdiniz. Evet. Şimdi tekrar bir daha bir gözden geçireceğim. Tabii. Ona ölçeceğim, ölçeceğim, çarpacağım, toplayacağım, çıkaracağım, kara kökünü evet. Alacağım. Tamam, ne iş yapıyorsunuz? Ben mi? İşte boş geziyorum ya. Öyle mi? Evet. Tamam, boş geçti. Peki. Hoşça kalın. Çiftçiyi sor bakalım. Hayır işler. Ha bak. Abi bir sohbet edin sizden. Nasıl işler? Bir çiftçi olarak bir anlatır mısınız? Vallahi seçim demek, geçim demek. Evet. Seçim zamanı geldiği zaman her 5 yılda bir vatandaş hatırlanıyor. Hı. Onun dışında? Onun dışında gelen giden yok. Kimse kusura bakmasın. Bu seçime siyasi partilerin hepsi de tek bir şey bir kişiye odaklandı. Bu mesele Tayyip meselesi değil, bu mesele Akşener meselesi değil, bu mesele Kılıçdaroğlu meselesi, bu mesele memleket meselesi. Atıyorum şimdi Tayyip Erdoğan'ın babasının yeri değil. Bugün gelecek, yarın gidecek. Kılıçdaroğlu gelecek, gidecek. Ama sonuçta vatandaş bu ülkede yaşıyor. Bu ülkeye 5 yılda bir hatırlamayacaklar bu vatandaşı. Baş bir şey demiyorum. Anladım. Aydın milletvekilleri hiç denk geldi mi? O işler oldu mu? Hayır, hayır. Hangi köydesiniz? Hayır. Ben Kahraman Mahallesi'ndenim. Kahraman Mahallesi, tamam. Siyasi görüşü herkesin ne olursa olsun önemli değil yani. Hı. Bu özgür, hani özgürlükler ülkesindeyiz. Tabii, tabii. Herkes siyasi görüşünü evet. Kullanacak ama herkes gizliyor yani şu anda. Neden? Bir korku mu var acaba? Bir korku mu? Çekinceleri mi var? Vallahi bilmiyorum. Ben tahminlerim bende kalsın. Arkadaşın dediği arada, gibi. Benim dediğim gibi her 5 yılda bir hatırlanıyor vatandaş. Her 5 yılda bir hatırlanmasını istemiyoruz. Neymiş? Herkes akaryakıt üzerinden, FETÖ üzerinden bıraksın artık bu işleri. Biz memleketimize odaklanalım. Hı-hı. Memleketimizi ilerletmeye çalışalım. Anladım. Ben emekliyim. Çiftçiliği bıraktım. Hı-hı. Para kazanmıyor. Kazanmıyor. Devletin verdiği parayı alıyorum, harcıyorum. Anladım. O kadar. Ya, kazanmıyor abi. Anladım. Ne ekiyordunuz? Her şeyi ekiyordum ben. Anladım. 70-80 diyorum çiftçilik yapıyordum. Battım bir şey kalmadı. Hı-hı. Bir emekli olabildik iyi kötü. Emekli maaşımı alıyorum, yiyorum. Anladım. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür hoş ediyorum. Sağ olun. Devletimiz hayırlı olsun. İnşallah. Telefon cüce arıyor. Bir ilerleyelim bakalım. Mustafa mı? Mustafa tamam ya. Gireriz oraya da. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Gel abi gel. Bir de telefon piyasasını öğrenelim. Hayırlı işler. Ne haber? İyiyim aşkım sana. Eyvallah sağ ol. Nasıl işler?
Şükür be. Valla seçim çıktığından beri işler durdu. Seçim muhabbeti çıktığından beri durdu. Telefon fiyatları falan biraz şey... Euro'dan dolayı aynen. Yani 8 liraya aldığımız cihazlar 10 lira oldu örnek. Bunun gibi yani şarj aletlerimiz arttı. Böyle gidiyor. Bataryalar tüketici tutuyor. Yansıması nasıl? Alabiliyor mu? Tüketici alıyor ama herkes sistemli bir şekilde alıyor. Öyle eskisi gibi alışverişler yok yani. Bitti. Öyle mi? Aynen. Şu anda bir durgunluk var yani. Seçim bu da endeksi olarak mı görüyorsunuz? Benim... Büyük bir düşüncem seçim muhabbeti çıktığından beri böyle bir durgunluk yaşanmaya başladı. Herkes ya bu parayı tutuyor ne olacak ne kalacak diye. Bu dolarla euro gidiyor. Altın çıktı biliyorsun. Yani bizim bütün sektör bu ne görüyorsun her şey dolarla çalışılıyor. O yüzden yani etkiliyor. İstesen de istemesen de etkiliyor. Yani. Ne öngörüyorsun abi şimdi seçimlerle ilgili esnaf olarak bir söyle bakalım. Abi seçim olarak bizim bir siyasi tarafımız yok. Ama Çin'e için olacaksa güzel şeyler bekliyoruz ama nitekim olmuyor. En basit şu yolumuz bizim Çin'e şah damarı. Mehmet, Mehmet Yavaş Caddesi'nden ne diyelim sana Atatürk Caddesi karayolunu kapattılar trafiği biliyorsun. Evet. Yani bu yol kapandıktan sonra burada etken azaldı, sirkülasyon azaldı, trafik zaten felç oldu. Giriş çıkışlar ters yönde etkiliyor ister istemez. Ne bileyim hani siyasetçiler bir şey yapıyor. Biri üst geçit yaptı oraya göstermelik. Ne bileyim birimiz bir otogar yapıldı. İşleyişi düzgün değil. Yani hani yapılacaksa bir şeyler adam akıllı düzgün bir şekilde yapılsın. Bir planlamada sorun mu var Çin'de? Sorun var tabii canım. Şimdi hani göstermelik olarak kimse bir şey yapsın istemiyoruz biz Çin'e. İşte üst geçit orada duruyor ama doğru düzgün kullanılmıyor. Günde sayısanız 20 kişi geçmiyor üzerinden. Öyle. Yani buradaki dediğim gibi otogarın kullanış şekli yanlış. Yani her iki parti için. Yani yapılacaksa bizim Çin'imiz için güzel şeyler yapılsın. Ne bileyim hani gitmiyoruz yani ileri gitmiyoruz. Aşağıdaki şu anda yolun aşağısı yani öyle söyleyeyim size. Köyleştik yani işin açıkçası. Giriş çıkış trafik felç. Bu tek yön uygulamasına karşısınız o zaman? Tek yön uygulaması karşı değiliz ama yani yerinde yapılsın. Anladım. Yani bu cadde Çin'in şah damarı kapandı yani trafiği felç oldu. En büyük sorun bu. 2 yıldır, 3 yıldır biz bunu çekiyoruz. Fikrini anladın böyle esnaflar bir gezmediler bir dolaşmadılar. Valla bizlere soran olmadı arkadaşım. Yani soran olmuş olsa herkese gerekeni söyleyeceğiz. Durum bu. Yani bilmiyorum. Ben yani giriş hattımızı iyi görmüyorum. Nereye oy vereceğimizi kararlaştırdık? Valla şu an değil. Biz şöyle söyleyeyim. Oylarımızı hep verirken Çin'den milletvekilim çıkacak. Çin'in milletvekili çıksın diye hiçbir şekilde parti gözetmedik. Çıkmasın. Ne bileyim hani belediyeyi kim iyi yönetecekse ona verdik. Milletvekili dediğimiz gibi ona verdik. Cumhurbaşkanı kim olacaksa ona verdik. Yani bunlar hep böyle eşit bir şekilde dağılımını yaptık. Oylarımızı iyi kullandık. Hani yerinde kararlarımızı verdiğimizi düşünüyorum. Ama kimisi ne yapıyor? A partisi. Hepsini A partisini verip verip geçiyor. Hayır abicim. Kim ne için ne için ne çalışacaksa onu versin. Ne bileyim hani Türkiye için kim iyi olacaksa onu versin. Ama herkes mantıklı karar versin. Ben onun peşindeyim. Yani başka bir şeyin peşinde değilim. Şu günlerde şu var bir de 2-3 gündür af konusu var. Biliyorsunuz. Bedelli askerlik çıktı. Ben bu bedelliye de karşıyım. Neden karşıyım? Şöyle söyleyeyim. Bedelli olsun. Ama öyle 30 liraya 40 liraya olmasın. Çünkü burada gariban gidemiyor ama zengin gidiyor. Olacaksa 200 bin 250 bin bedeli olsun bunun. O da ne olsun bir şehit mi oldu? Onun için bir ev alınsın. Anladınız mı demek istediğimi? Yani 30 liraya 40 liraya ben bu bedelliye karşıyım. Olacaksa adam akıllı olsun. 200 bin olsun 250 bin olsun. O zaman arkasındayım. Ben 18 ay askerlik yaptım. Keşke o zaman böyle çıksaydı 100 bin lira ben vereyim. Benim 18 ayım geri versinler. Anladım. Böyle bir şansımız yok. Yani bunun için bu kararlar verilirken düşünülsün. Anladım. Biliyorsunuz yani şu anda özel harekatımız dağdı yağmurlu çamın altının için parkeler için yatıp kalkıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Onun için bu bedelliyi de kim istiyorsa arkadaşım bedelini ödesin ama iyi bir bedel ödesin. Öyle 30 lira, 20 lira, 40 lira değil. Evet. Peki afla ilgili ne düşünüyorsun? Afla da çıkmalı mı af sence? Bence af şu an için seçim önü benim seçim yatırım olarak düşünüyorum. Seçimden sonraya düşünülsün derim. Anladım. Şu an için konuşmak erken. Anladım. Ama başka söylemek istediğin şey yok. Yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Mustafa Bey'i dinledik değerli izleyiciler. O da anlattı. Burada telefon üzerine, telefon bayi üzerine satış yapıyor. Tabii kurdaki fiyatlar oynadığı için satışları etkilediğini söyledi. Ve dedi ki vatandaş alımda zorlanıyor. Artık onlar ne yapacağım bilmiyor. Böyle bir sıkıntı var ve işler düştü dedi. Türkiye'nin önemli iki konusu var. Biliyorsunuz şu anda çok güncel bir şekilde bedelli askerlik konusu ve genel af çağrısıyla ilgili bir durum vardı. Bu konularla ilgili olarak da Mustafa Bey açıklama yaptı. Dedi ki ben af konusunun seçimden sonra bırakılmasını istiyorum bir seçmen olarak diye de söyledi. Bedelli askerlikle ilgili de çok farklı bir çıkış yaptı. Dedi ki öyle bedelli askerlik yapılacaksa öyle 30 bin lira 40 bin lira gibi bir rakamlar olmasın. Yapacaklarsa 200 bin lira yapılsın, 250 bin lira densin fiyat öyle yapılsın. Ve bu sayede en azından
bu bedelli askerlikten sağlanacak gelirle şehit olan askerlerimize doğru düzgün bir ev yapılabilsin diye de ekledi cümlenin sonuna. Evet, esnafın gündemini böylelikle alıyoruz, almaya devam ediyoruz. Farklı profilleri karşınıza getiriyoruz. Farklı esnafları getiriyoruz. Onlara soruyoruz. Çünkü 24 Haziran gibi önemli bir seçime gidiyor. Gel abi bir sohbet edelim seninle. Bir kalk şöyle bir boyunu posunu görsünler bir gel. Şöyle bir geçeyim ben de. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Gel Aydın Post'tan geldik. Nasılsın? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl işleriniz? İyi mi? Elhamdülillah. Allah bereket versin. Temizlik malzemesi. Küçük dayanıklı. Tamam. Ev. Kaç senedir yapıyorsun abi bu işi? Aşağı yukarı 28 senedir. Maşallah. Nasıl memnun musun işten güçten? Allah bereket versin. Para kazanabiliyoruz mu? Vergiler falan çıkıyor mu? Ya, Allah bin bereket versin. Tabii gayet tabii. Şimdi nasıl desem ki elbette ki bunu üst üste şeyde kar zararın kardeşidir. Şey olduğu zaman da oluyor tabii ki. Öyle olduğu zaman da oluyor. Elhamdülillah üst üste birbirini tamamlıyor. Peki ülke seçime gidiyor. Ülke seçime gidiyor. 24 Haziran'da oy kullanacağız hep birlikte. Bu seçim öncesi bir esnaf olarak, bir seçmen olarak ne düşünüyorsunuz? Bir görüşlerinizi bir alalım. Şimdi bu biraz daha siz eleştirel bir özele girecek bu ama yok, şeyde ha, yani, ben sizin, evet siz normalde ince tarafları bir görüşle bunu soruyorsunuz ama ben şöyle söyleyeyim ki inşallah biz, güzel olacak. Biz ince ya da kalın da bir şey söylüyoruz. Biz sizin gündemimize öğrenmeyeceğiz. Ama ben bir şey yapayım. İnşallah iyi olur. Anladım inşallah. Olur. Peki. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ ol. Eyvallah. Sağ olun. Evet. İlerliyoruz Çin'e pazarında. Artık sona doğru geliyoruz buradan. Hem de bir pazar yerini size gezdirmiş olalım. Evet. Pazarda çok fazla yine kalabalık olduğunu söylemeyelim. Çünkü o kapalı pazar yeri bölümünde ciddi anlamlı bir yoğunluk söz konusuydu. Ama bu tekstilcilerin bulunduğu alanda çok böyle bir kalabalık ile karşılaşmadık. Esnaf da işlerin düşüklüğünden epey bir muzdarip, bunu da söylüyorlar. Mağaza sahipleri, iş yeri sahipleri, kuyumcular bunu anlatıyor. Gözlük satan işte ofisyenler de bundan bahsediyor. Hep böyle pazar manzaralarıyla sizi gezdirip şöyle bir Çin'e turu da yaptırmış olalım. Evet değerli izleyiciler, 24 Haziran seçimleri öncesinde tüm ilçeleri geziyoruz demiştik. Çıktık yola. İlk günden itibaren öyle durdurak bilmeden devam ediyoruz yolumuza. Soruyoruz size. Gündemimizdeki o konuları öğrenmeye çalışıyoruz. Soruyoruz. Sormamız gerekiyor. Çünkü konuşmalıyız. Konuşmamız gerektiğine inanıyoruz. Birbirimizi dinlemeliyiz. Anlamalıyız. Kim ne düşünüyor? Bu fikri almalıyız. Biz o nedenle sayendik. Mikrofonu size uzatıyoruz. Ve bundan ötürü de sorduk. Sormaya da devam ediyoruz. Herkese, her yaş grubuna. Çünkü sizin gündeminiz bizim için önemli efendim. Bugün de Çin'e geldik. Çinlilere sorduk. Dedik ki ne düşünüyorsunuz? Anlatmak istiyorsanız onu dedik bize bir anlatın. Ve o nedenle bugün de Çin'e herkese bir mikrofon uzattık. Onların da duygu ve düşüncelerini sizlerle buluşturmaya çalıştık. Değerli izleyiciler. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Bakın yine pazardan manzaraları size şu anda gösteriyor kamera. Evet. Dün Yeni Pazar'daydık. Bugün de Çin'deyiz. Takip ediyoruz. Çalışıyoruz. Vatandaşın nabzını tutmaya gayret gösteriyoruz. Evet bugün de Çin'e pazarından görüntüleri, vatandaşın gündemini sizin karşınıza getirmeye çalıştık. Evet, Çin'e pazarından yine başka bir güzergahtan size görüntüleri şu anda yansıtıyoruz. Evet, burası da yine tekstille ilgili ürünlerin satıldığı bir güzergah. Şu anda, evet, biz de son anonsumuzu gerçekleştirelim. Ardından sizlere veda edeceğiz. Evet değerli izleyiciler. Evet bugün 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak Çin'e geldik. Çinlilere bir sorduk. Onlara mikrofon uzattık. Ne düşünüyorsunuz dedik. Nereye oy vereceksiniz diye sorduk. Onlar da bize açıkladı. Kimi işaretiniz? Abi şu arkadaşı var. Tokacı. Öyle mi?
Gel, gel. Bir dakika bir gel. Tamam. Vallahi anonsu yarıda bıraktırdın bana. Hayırlı işler. Hayır. Kolay gelsin. Sıkıntı yok. Hayır, o şeyler evet, bir takip bir abi insan. Bir abimiz konuşmak istediğini söylemişti. Maalesef iptal ettik. Şimdi 24 Haziran seçimi için geldik Çin'e. Sizlere mikrofon uzattık, sorduk, soruşturduk, anlamaya çalıştık. Sizin de ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Bu açıklamalarla ilgili olarak size bir ışık tutabildiysek, konuyla ilgili size Çin'den bilgiler verebildiysek, Çin'in gündemini, yol problemlerini, pazar yeriyle ilgili beklentilerini, işte pazarın nabzını 24 Haziran'la ilgili olarak siyasetçilerden olan beklentilerini ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Evet, bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Yine başka bir içinden yine canlı yayınlarımız devam edecek, analizlerimiz devam edecek. Vatandaşın gündemini sizlere yansıtmaya devam edeceğiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizi sabırla izlediğiniz için, yorumlarda bulunduğunuz için, katkıda bulunduğunuz için. Sağ olun. Yine tekrar Çin'e yolumuz düştüğünde geleceğiz. Tekrar mikrofonu uzatmaya devam edeceğiz. Çünkü 24 Haziran seçimleri Çin'e için önemli. Ülke için önemli. Aydın için önemli. Aydın'daki milletvekili adaylarının tanınırlıklarını bir öğrenmeye çalışıyoruz. Vatandaşa sorduk. Bilen de var, bilmeyen de var. Yerel anlamdaki sorunları öğrenmeye çalışıyoruz. Bunları bize söylüyor vatandaşlar. Evet, bugün Çin'e anlatacak olduklarımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz tekrar. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Yine başka bir gün, başka bir ilçeden gerçekleştirecek olduğumuz 24 Haziran'la ilgili özel seçim atmosferi programında vatandaşın nabzını yokladığımız başka bir canlı yayında karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.